Sözüm Var'a hoş geldiniz. Bu akşam aramızda yine Şirin Payız'ın yok. Hepinizin bildiği gibi geçirdiği kazanın ardından iyileşme sürecinde bugün programı yine biz Seyhan Avşar'la birlikte ve konuklarımızla birlikte götürmeye çalışacağız. Evet, uzun süredir beklenen 31 Mart seçimleri sonuçlandı. Sonuçlarını bugün görüyoruz. Tartışmasız bir şey var. Milletler yaşadıkları coğrafyaları değiştiremezler. Ancak verdikleri kararlarla siyasi haritalarını değiştirebilirler. 31 Mart 2024 seçimleri Türk siyaseti açısından, 100 yılı aşan Cumhuriyet tarihi açısından siyasi haritanın değişmesiyle hatırlanacak. Kırmızılar, turuncular, morlar, yeşiller derken Türk siyasetinde bambaşka bir kapı açıldı. İşte biz bugün bu süreci anlamaya ve sonuçlarının nereye gittiğini yorumlamaya çalışacağız. Elbette tek gündemimiz var. 31 Mart seçimleri ve sonuçları. Peki bugün ne konuşacağız bu başlık altında? İlk olarak seçmenin 2024 seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde ne mesaj verdiğini ve bu mesajın 2028'e doğru giderken sonuçlarını konuşacağız. Hemen akla gelen ilk meseleyi, Türkiye erken seçime gider mi konuşacağız. Muhalefetin kendi adına sevinç gösterilerini izliyoruz. Ama iktidar cephesinde bu yenilginin faturasının acaba Cumhur İttifakı'na kesilip kesilmeyeceğini konuşacağız. Kuşkusuz en merak edilenlerden biri de İyi Parti'de yaşanacaklar. Bugün Meral Akşener'in açıklamalarını hepimiz televizyonlardan izledik. Acaba İyi Parti'de hesaplaşma nasıl olacak? Bunu konuşacağız ve daha fazlasını konuşacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum ama her şeyden önce program ortağım Seyhan Avşar'la bugün birlikteyiz. Hoş geldin Seyhan. Siyaset bilimci Profesör Doktor Evren Balta. Evren Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Gazeteci Hilmi Hacaloğlu. Hilmi hoş geldin. Akşamlar. Siyaset bilimci Doçent Doktor Berk Esen. Berk Bey hoş geldiniz. Raves Araştırma Direktörü Roj Giresun. Roj Bey hoş geldiniz. Aynı zamanda seçim sonrasında sizi burada yan yana buluşturacağımız sözü vermiştik izleyicilerimize. Bugün o sözü de tutmuş oluyoruz. Hukukçu Profesör Doktor Bahadır Erdem. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey daha söyleyelim. Saat 22 itibariyle eğer bir aksilik olmazsa tabii ki Üsküdar'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran bir kadın belediye başkanı, artık belediye başkanı diyebiliriz, adayı dememize gerek yok, Sinem Dedetaş da bizimle birlikte olacak ve ilk mesajlarını Halk TV ekranından verecek. Öyleyse konuşmaya başlayabiliriz. Hemen Evren Hanım size şunu sorarak başlıyorum. Akşam saatlerinde yeniden Refah Partisi'nden aslında beklenir mi denilen açıklama geldi. Mehmet Altınöz, partinin ağır toplarından birisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı aynı zamanda, erken seçim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı dün konuşmasında Türkiye'nin 4 yıl seçimsiz yaşayacağını söyledi, biliyoruz. Evet. Bugün Devlet Bahçeli de erken seçim çağrılarına tamamen kapıları kapattığını açıkladı. Ama yeniden Refah Partisi'nin çağrısını, ki artık Türk siyasetinde 3. büyük parti sayılabilir yeniden Refah Partisi, bu çağrının ardından sizce önümüzdeki dönem Türkiye bir erken seçime gebe mi? Ne dersiniz? Kısaca cevap vereyim. Ben erken bir genel seçim olasılığının en azından önümüzdeki 3 yılda, 2-3 yılda çok da olası olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu Türkiye siyaseti neyi bekleyeceğimiz konusunda ya da neyi beklemeyeceğimiz konusunda hepimiz sürprizlere alıştık. Nitekim dün geceki seçim sonuçları da büyük bir çoğunluğumuza sürpriz oldu. Bir zafer bekleniyordu ama zaferin bu kadar... muhalefetin zaferinin bu kadar büyük olacağı beklenmiyordu. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki plan büyük oranda ekonomi programını seçimsiz bir 4 yıl içerisinde hayata geçirmek. En azından ilk 1,5-2 yılın zorlu geçeceğini ama ondan sonra seçimlere gidilen döneme kadar ekonominin toparlayacağına dair bir plan olduğu varsayımıyla bunu söylüyorum. Dolayısıyla ekonominin bu halindeyken hem de bu kadar büyük bir yenilgi almışken aslında iktidar partisinin seçimlere gitmesi, erken seçimlere gitmesi bana rasyonel, kendileri açısından rasyonel ve olasılıklı gelmiyor. Tabii ki Yeniden Refah Partisi aldığı %6,5 oyla Türkiye'nin hani hakikaten 3. partisi olmuşken sizin dediğiniz gibi böyle bir seçim çağrısını yapacak. Çünkü kendisi için de aslında aldığı oyların bir kısmı borç oylar yani. Hepsi Yeniden Refah Partisi'nde kalacak oylar olduğunu da düşünmüyorum ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendi seçmeninin duyduğu öfkenin, kızgınlığın,
ya da siyasetle kurduğu ilişkisizliğin bir sonucu olarak verdiği kararlardan birisiydi. Ya sandığa gitmedi ya yeniden Refah'a oy verdi. Küçük bir kısmı CHP'ye oy verdi. Dolayısıyla yeniden Refah'ın oyları aslında bu sosyal, ekonomik, siyasal kriz ortamından kendisine devşirilen borç oylar. Onun böyle bir çağrı yapması normal ama iktidar partisinin bu çağrıya şu koşullar altında cevap vermesi çok da imkanlı gözükmüyor. Ama iki yıl sonra bunu yeniden konuşabiliriz tabii ki. Peki Bahadır Bey, aslında ben size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu benim son dönemim dedi. Ve partisinin içinden onun son dönemi olmasını istemeyenler, Bekir Bozdağ'ın da aralarında oldu, Türkiye'nin bir erken seçime gitmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabileceğini söyledi. Siz bu tartışmayla beraber değerlendirdiğinizde Türkiye'nin bir Erdoğan'ın görev süresini uzatabilmek için dahi olsa siyasi iktidar tarafından muhalefetle görüşerek bir erken seçime götürülebileceğini bu çağrılarla birleştiğinde düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, bu Erdoğan'ın bir kere daha, Sayın Erdoğan'ın bir kere daha aday olabileceğine ilişkin Bekir Bozdağ ve AKP'nin diğer bazı kurmaylarının söylediği sözün sebebi, onlar şu anda Sayın Erdoğan'ın henüz ikinci dönemini yaşadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla anayasaya baktığınız zaman iki kere seçilme hakkı var Cumhurbaşkanı'nın ve biz dedik ki bu iki kere geçen dönem sona ermişti. Ama tabii ki bunu bu söylediğinizi kabul edecek olan Yüksek Seçim Kurulu'ydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun da hiç o taraklarda bezi olmayıp da tamamıyla Sayın Erdoğan'ın arzuları doğrultusunda hareket edeceği, ettiği açık olduğu için Sayın Erdoğan şu anda ikinci kendilerine göre anayasayı tamamıyla yanlış bir yorumla ikinci dönemini yaşadığını söylüyorlar. Dolayısıyla anayasaya baktığınızda da ikinci dönemin sonunda bir üçüncü saklı dönem var, gizli dönem var. Nasıl gizli dönem? Bir kişi iki kere ancak seçilebilir diyor ama eğer ikinci dönemin sonunda bir erken seçim kararı alınırsa o zaman yani mantığı da şu, bir kere daha aday olabilir. Neden vah vah vah, gördünüz mü? Bak Cumhurbaşkanı zavallı ikinci dönemi de tamamlayamadı. Bu adamcağıza bir kere daha bir 5 yıl verelim. Ama nasıl olacak bu ikinci dönemin erken seçimi? Bir ay önce de karar aldığı zaman erken seçim olacak. İki ay önce de aldığında erken seçim olacak. Şimdi onların iddiası bu ki hukuka ve anayasaya tamamıyla aykırı, bu bir. İki, ben bunu daha önce de söylemiştim. Yani Mayıs ayındaki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinden önce de devamlı hatırlarsanız son bir yılında, yani 2023 Mayıs'ından önceki bir yılda, İşte efendim ondan önceki 1,5 yılda ekonomi kötüye giderken, işte yine Millet İttifakı o zaman itibariyle halka coşku verirken, çalışırken beraber, henüz problemler ortaya çıkmamıştan vesaire vesaire, o dönem itibariyle erken seçim olur mu? İşte Erdoğan acaba gider mi bir sene önceden falan ve ben hep şunu söyledim. Bu yorumlarımız hep parlamenter sisteme göre yorumlar. Erdoğan'a anayasa ya da Cumhurbaşkanı'na anayasa 5 yıl 365x5 süre veriyor. Ve Sayın Erdoğan bu Cumhurbaşkanlığının şatafatını, bu Cumhurbaşkanlığının gücünü, bir gününü bile harcamaz demiştim. Çünkü eskiden gen soru vardı. Yani kötü yönettiği zaman bir hükümet, bir iktidar ülkeyi şu anda olduğu gibi ekonomiyi batmış durumdayken eğer bir gen soru verilirse başbakan düşürülebilirdi, hükümet düşürülebilirdi, bir bakan düşürülebilirdi. Yani denetleme imkanı vardı meclisin. Bunların hepsi anayasada kalkınca ve Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin desteği, hatta ön ayak olmasıyla beraber Cumhur İttifakı anayasadaki denetlenme imkanını tamamıyla, iktidarın denetlenme imkanını tamamıyla ortadan kaldırınca, dolayısıyla da bu imkanların hiçbiri kalmadı. Yani şu anda isterse ekonomi şöyle olsun, böyle olsun, kendi ortağı Sayın Bahçeli bir sürpriz yaparak, ileride böyle çağrılar falan yapıp Cumhur İttifakı'nı dağıtmak istemediği müddetçe ben erken seçimin olabileceğini düşünmüyorum. Ancak şunu da söyleyeyim. Sayın yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İkbali'nin,
AK Parti'ye bağlı olduğu şu anki sistemde de bunu da pek şu an için olası görmüyorum. Berk Bey, siz muhalefetin penceresinden hem siyasi analiz yapıyorsunuz, zaman zaman nasıl oyun kurması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi bir arkanızı bir rüzgar almışsınız. İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında neredeyse birçok şehri artık muhalefetin kontrol ettiği bir konjonktürdeyiz. Nasıl bir oyun kurardınız? Yani siyasi iktidarı erken seçime mi zorlamaya çalışırdınız? Bu Cumhurbaşkanı'nın görev süresinde hesaba katarak muhalefete nasıl bir oyun kurmayı önerirdiniz? Yani öncelikle ikili bir oyun kurmasını ben ana muhalefet partisine önerirdim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçimden hemen sonra yaptığı açıklamada Türk halkının seçim yorgunu olduğunu söyledi ve dolayısıyla ben de katılıyorum. Bu ekonomik programı belli oranda uygulamak ve onun meyvelerini topladıktan sonra eğer erken seçime gidecekse de o kararı almak isteyecektir. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hali hazırda uyguladığı kemer sıkma politikasının çok ağır bu topluma ödettiği bir bedeller var ve zaten biz biraz da o bedellere tepki gösterdiği için AKP tabanında ciddi fire olduğunu, belki yeniden Refah Partisi'ne, hatta Cumhuriyet Halk Partili adayları büyük şehirlerde bir kayış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin bu programı bu ağır bedellerle ödetmemesi için bir kez bir mücadele etmesi gerekiyor ve dolayısıyla her noktada, yani Yeniden Refah Partisi büyük ihtimalle AKP seçmenine seslenecek şekilde sokağa inecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de muhalefeti tamamen arkasına toplayacak şekilde hem de belediye desteğini alarak sahaya inmesi gerekiyor. Ve bir kez bu ekonomi, bu takip edilen ekonomik politikaların daha seçmenlerin çıkarına olacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak için bir baskı yapması, bunda başarısız olduğu noktada da seçmenlere iktidarı şikayet etmesi ve erken seçim çağrıları yapması gerekiyor. Şimdi önceki dönemden farklı olarak özellikle tabii Ekrem İmamoğlu'nun sadece seçimi yeniden kazanması değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu kazanması, artık yarın erken seçim kararı alınsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatlıkla onu aday gösterebileceği, hatta burada o denkleme Mansur Yavaş'ı da belki katabiliriz. Yani bir noktada sağda, daha muhalefetin sağında yer alan partiler kendilerine çeki düzen verirlerse onların da belki bir alternatif adayı Mansur Yavaş'la birlikte ortaya çıkacak. Dolayısıyla iki koldan muhalefetin bastırması gerekiyor ve hem şehirli, orta sınıf, emekçi, seküler, Kürt seçmenleri toplayan, bir taraftan da muhafazakar ve milliyetçi seçmenleri toparlayan iki farklı koldan iktidarı zorlayacak bir muhalefet hattı inşa etmesi gerekiyor. İslamcı tabanını bölecek şekilde de zaten Yeniden Refah Partisi sokağa çıkacak. Bu işin bence ilk seviyesi. Yani bu stratejinin takip edilmesi gerekiyor. Fakat onun ötesinde hazır, yani hali hazırda sanırım 15 Büyükşehir Belediyesi, 20 küsür tane de il belediyesi Cumhuriyet Halk Partili adaylar tarafından kazanıldı. Hem de ittifaksız kazanıldı. Dolayısıyla orada seçilen adayların arkasında çok ciddi bir hem parti desteği hem de kişisel destek var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ve tabii belediye yönetimleri seçmenlere, vatandaşlara şu mesajı vermeli: AKP ülkeyi çok kötü yönetiyor ve size çok ağır bedeller ödetiyor. Biz onu belediye hizmetleri üstünden büyük oranda telafi ediyoruz. Fakat ulusal ölçekte iktidara gelelim ki bunu tamamen, yani bu tabloyu tamamen değiştirelim. Biz aslında zaten yerel seçim sonuçlarının İstanbul ve Ankara'da çok büyük bir fark yaratmasından bunu görüyoruz. İşte pandemi döneminde, deprem sonrası devam eden ekonomik zorluklar karşısında hem Ankara hem İstanbul, ama sanırım diğer CHP'li büyükşehir belediyeleri de çok ciddi kaynak dağıttılar, hizmet sundular ve en azından ekonomik tabloyu değiştiremedikleri noktalarda dal gelirli vatandaşların hayat kalitelerini ve yaşam standartlarını arttıracak şekilde kamu hizmet sundular. Bunu daha sistematik hale getirmeleri gerekiyor. Hatta bence kampanyada bunu daha da bir vurgulayabilirlerdi. İşte Ankara'da, İstanbul'da ve başka büyükşehir belediyelerinde CHP'nin öne çıkan hizmetlerini artık CHP'nin adeta onun sadece kredisini almakla kalmayıp markalaştırıp diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulaması gerekiyor. Mesela anne kart uygulaması İstanbul'da çok büyük başarı kazandı ve gerçekten yüz binlerce İstanbul'da yaşayan annenin hayatını değiştiren ve onların gelir seviyesini yükselten bir uygulama. Ankara'da bunu yapmalı, Antalya'da bunu yapmalı, Adana'da, Mersin'de ve buradan bir halkçı belediyecilik deneyimi çıkarıp
onu ulusal ölçekte de bir ekonomi programıyla da birleştirmesi lazım. CHP'nin o noktada atması gereken adımlar var. Henüz onu görmedik. Yani halkçı ekonomi politikası ne olur onu daha bilmiyoruz ulusal ölçekte. Peki Hilmi, dün geceden beri sonuçlar belirginleşmeye başladığında herkesin kafasında seçmen ne demek istiyor diye anlamaya çalışıyor. Yani iktidar cephesinde de böyle, muhalefet cephesinde de böyle. Sen haritaya baktığında seçmen, evet, muhalefete bir kredi açmış ve belediyeleri ona teslim etmiş görünüyor. Bunun daha uzun vadeli bir tür iktidar değişimine doğru götürebilecek adımları atma kredisi olduğunu da düşünüyor musun? Muhalefetin yerinde olsam, Berk Bey'den sözü sana devrederek söylüyorum, bu tür adımlara götürür müydün Türkiye'deki siyasi iklimi? Şimdi şöyle, bir kere burada bir dip dalgası mı vardı vesaire. Dün ben tsunami oluyor dedim. Bunu sokakta gördüm. Yani en son seçimden 3 gün önce Maltepe'de Kadem Ekşi'yle, AKP adayıyla görüştüm. Ve Esin Köymen'le görüştüm. CHP ve AKP'nin adaylarıyla ve sokakta insanlarla konuştum. Herkesin tek gündemi vardı. Hayat pahalı, yoksulluk, kiralar, ekmek. Orada belediye bir araç getirmiş. Aracın etrafında 500 kişi saat 3'te, 5'te dağıtılacak bir iftariyelik için kuyruğa girmiş durumdaydı. Türkiye hakikaten çok ağır bir ekonomik buhrandan geçiyor. Ve bu kemer sıkma politikaları devam ettikçe bu daha da sertleşecek. Şimdi şöyle bir tabloya bakın. Bu seçim niye kaybedildi? Bir sürü faktörü var ama bunlardan bir tanesi ekonomideki bu kaybedilmişlik. Seçimden bir hafta önce Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 5 puan arttırdı. Sayın Cumhurbaşkanı ben varken faiz artmaz diyordu. %50'ye geldi. Arjantin'den sonra gelişmiş ekonomi, yani orta ve üzerindeki ekonomilerde birinci ülke Türkiye. Dönüyoruz doların durumuna. Dolar artmayacak dendi. 18'den 32'ye geldi. Bugün 1000'de 6 değer kaybetti diye millet göbek atıyor. Şimdi bu ekonomik tablo Türkiye'yi bambaşka bir yere götürecek. Ben yekten söyleyeyim. Türkiye erken seçimi konuşacak. Konuşmak zorunda kalacak. Bunu büyük sermaye istemez. Bugün açıklamalar ortada. TÜSİAD'ın açıklaması ortada. Sayın Güler Sabancı'nın açıklaması ortada. Ekonomi aktörleri, sermaye çevreleri tabii ki istemez. Yani bu istikrar programı otursun ve uygulansın. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek bunun bedelini? Ve bedel ödeyenler sessiz mi kalacak? İşte kalmadılar. O arkanda gördüğün harita sessiz kalmadıklarının göstergesi. Sayın Maliye ve Hazine Bakanı sermayedarlara, küçük ve orta boydaki sermaye sahiplerine diyor ki artık diyor kendi yağınızda kavrulacaksınız. Şimdi bunun çıkartacağı bir bedel olacak. İster istemez olacak. Yani şu anda Sayın Bahadır Erdem'in dediği gibi evet bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. İşte bakan düşüremiyorsunuz vesaire bir şey yapamıyorsunuz ama toplumsal tepkileri göğüsleyebilecek bir kuvvet yok. Kuvvet olmadığını gördük. Yani iktidar çok ciddi bir şekilde geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında anlattığı hikaye neydi? Ben ülkemde güçlüyüm. Amerika'da da, Rusya'da da kimle konuşuyorsa bu hikayeyi anlatıyordu. Artık bu hikaye yok. Sayın Cumhurbaşkanı artık bu halkın istediği yegane biricik lider olma vasfını maalesef yitirmiş durumda. Dolayısıyla işte Suriye meselesi. Ya Suriye'den Amerika çıkmaya çalışıyor. Orada Biden gidecek, belki Trump gelecek. Amerika oradan çıktığı zaman Türkiye'nin İran'la karşı karşıya gelme durumu var. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta böyle. Yani çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olunabilecek bir duruma doğru koşar adımla gideceğiz. Ve burada hazinemiz, kasamız maalesef istediğimiz gibi kuvvetli değil. Daha önce işte bu 128 milyar dolarlar nerede kampanyalarında? Esasında aktarılan şey buydu. Yani tam şey hikayesi oldu. Ağustos böceğiyle karınca hikayesi oldu. Ağustos böceği o dönemi böyle geçirdi ve sonuçta çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Yani bir şey ne diyeceğim ama bence erken seçim meselesini biz gelecek sonbahardan itibaren ciddi ciddi konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Peki halk bunu, yani bir araştırma yapıyorsunuz. Sonuçta çok erken halkın ne beklediğini, evet, söylemek için ama sonuçta yerel seçimde oy veren halk ülkeye dair beklentilerle oy veriyor. Sizce, bak bugün Sabancı'nın açıklaması var, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Yani yılın ortasından itibaren ekonomiyi düzelteceğiz, bunun için çalışmaya başlayacağız diyor. Halk
bekleyin mi diyordur muhalefete? Yoksa hayır bu süreç bu şekilde devam edemez mi diyordur? Ne diyordur? Şimdi bu tabloya bakınca yani dün akşam muhalefetin kazandığı zafere bakınca aslında biz bu stüdyoda çok konuştuk işte bir İstanbul seçimi olacak bu seçimler diye. Ama galibiyetin fotoğrafı o kadar çarpıcı ki bir Türkiye seçimine dönmüş durumda. Yani bir İstanbul seçimiyle sınırlı olmadı fotoğrafın siyasal anlamı. Çünkü Kırıkkale'den Adıyaman'a, Adıyaman'dan Amasya'ya, Amasya'dan yani şu an hatırlayamadığım birçok kilise kadar çok çarpıcı sonuçlar var. Bu çarpıcı sonuçlar sadece yerel yönetimlerle alakalı bir referandum değil. Buradaki belediye başkanlarına, adaylarına duyulan güvenle açıklanacak veyahut buralardaki yerel yönetim eksiklikleriyle açıklanabilecek, salt bunlarla açıklanabilecek bir hal durum değil. Evet, bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde sonrasında boş tencere iktidarı devirmiyor mu gibi aslında çok şey cümleler kullanıldı. Aslında bu seçimlerden hemen önce tüketici güven endeksinin dip yaptığı bir dönemdeydik. Mayıs seçimleri öncesinde de pik yaptığı dönemdeydik. Şimdi bu biraz evet büyük oranda ekonomik krizin çıkardığı bir fatura. Ama bu günden itibaren ister istemez erken seçim gündem olacaktır. Ama bu erken seçim gündemi biraz muhalefetin ve iktidarın bunu nasıl yöneteceğine bağlı olarak şekillenecektir. Şimdi bugün Devlet Bahçeli çıktı ve bir erken seçim tartışmasını ortadan kaldırmak istedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 4-4,5 yıllık bir görev süremiz var diyerek erken seçime kapıları kapadı. Bugün muhalefet cephesinden ilk Mehmet Altınöz'den geldi bir erken seçim çağrısı, bir meşruiyet meselesi. Hatırlarsanız 2019 yerel seçimlerinden sonra da bir erken seçim tartışması başladı. Bu gittikçe bozulacak bir tablo. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de erken seçime gitmek isteyecek diye çok spekülatif cümleler kuruldu. O dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi gittikçe toparlayan, en azından bu tüketici güven endeksini arttıran bir süreç yürüttü ve bunun sonucunda görev süresinin sonuna kadar erken seçime gitmemeyi tercih etti. Şimdi en azından buradan şu çok net ortaya çıkıyor. Yani siyasal anlamı açısından. Bir defa meclisin erken seçim çağrısı yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sebeple üçüncü kez aday olabildiği veyahut bir anayasal referandum, anayasa tartışmasının yapıldığı, referanduma gidildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üçüncü kez bir görev hakkı verildiği bir siyasal ortam pek kalmış değil. Yani seçmen buna çok net şekilde bu durumu veto etmiş halde. Ama erken seçim için bunun gündemleşeceğini ama ben de en az 2-3 sene bir erken seçime gitmeyeceğimiz kanaatindeyim. Ama bu gündem olmaya devam edecek. Bu muhalefet açısından gündem olmaktan çıkmayacak. Sokağın da gündemi olmaya devam edecek. Bu tam da bıraktığınız yerden şu Metin Külünk'ün sözlerini anımsatacağız arkadaşlar. Siyasi iktidar nasıl bir muhasebe yapıyor? Tabii ki bu sorunun yanıtını sadece muhalefet değil, iktidar belirleyecek. Mecliste çoğunluğu oluşturuyor. En büyük siyasi güç onun elinde. Bugün sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan bir şeylerden biriydi. Birazdan göstereceğimiz video. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmadan önce de dava arkadaşı olan Metin Külünk'ün 31 Mart seçimleri öncesinde yapmış olduğu bir uyarı dolaşıyordu sosyal medyada. Onu izleyelim, hatırlayalım ve onun üzerinden bir analiz yapacağız çünkü. Açık yüreklilikle ifade edeyim. Adaylar sürecinde biz kimi koysak kazanır. Merkezden belirledik, gönderiyoruz, bunu seçin. Üslubuyla hareket edilirse 31 Mart sabahı, 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz. Rahat oturamaz. Ben bunu yaşadım. İlk defa görmüyorum bunu ben. Ben bu filmi çok gördüm. Benim 22. 23. seçimim. Türkiye'de 73'ten sonrası bütün iktidarları bizatihi yaşamış birisiyim. Ve daha büyük tehlikeyi söyleyeyim ben size. Türkiye
ciddi bir siyasal kaos tehlikesinin içerisine girer ve bu siyasal kaos tehlikesi de dünyanın bu büyük geçiş döneminde Türkiye'nin bütün bu gelişmeleri ıskalamış ve içeriye tekrar kilitlenmiş ülke olma tehlikesi. Evet, bu sözler 31 Mart seçimleri öncesinde biraz da öngörülü sayılabilecek bu sözler bugün çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı o koltukta rahat oturamaz diyordu Metin Günlük eğer sonuçlar böyle olursa. Şimdi bununla kalmadık. Aslında bir muhasebe süreci başladı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Her kaybedilen seçimde olduğu gibi siyasi partiler muhasebesini yapıyor ama iktidar partisi adına nasıl bir muhasebe olacak? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Mesela Mehmet Metiner bugün görmüşsünüzdür. Şöyle demiş. Demek ki reis olmazsa yandığımızın resmidir demiş ki 2028'de günaydın, Tayyip Erdoğan'ın siyasette olmama ihtimali var. AKP AK Parti'ye kaybettirdi demiş. Aslında içeriye dönük bir mesaj da içeriyor. İşte bu içeride nasıl yankılanıyor hepimiz merak ederken Seyhan Avşar, program arkadaşım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli makamlarında oturmuş bir isimle konuştu. Biz ismini vermeyeceğiz o kişinin bugün. Ve bu işin muhasebesinin nasıl olduğunu sordu. İstersen sen anlat Seyhan Avşar. Şöyle aslında AKP'nin içerisinde şu an kaynıyor. Biz hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dönenleri konuşuyoruz ama AKP'de de şu an Murat Kurum mu aday olmalıydı? Ali Yerlikaya mı aday olmalıydı? Yoksa Tevfik Göksu mu aday olmalıydı? Kim kimi tutuyorsa buna yönelik bir eleştiri sunuyor. Murat Kurum'u tercih edenler, tavsiye edenler hariç içeride bizim dediğimizi yapmadınız diyerek kızanlar mevcut. Şimdi AKP'nin önemli bir ismiyle konuştum. Şöyle dedi kendisi, bence önemli. İstersen şöyle kalkabiliriz. Dedi ki aslında AKP'li seçmenlerin kendilerine bir ders verdiğini düşünüyor ve diyor ki seçmenimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktım ama bundan bir ders çıkarmadınız dedi. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için demiyor. 2019 yerel seçimlerinde de biz size bir ders verdik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdik. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ikinci tura bıraktık seçimi ancak siz bundan bir ders çıkarmadınız dedi seçmenimiz diye aktarıyor. Sağlam bir boykot var bize karşı diyor. Sağlam bir boykotu da şuradan çıkartıyor. Diyor ki seçmenimiz bizim sandığa gitmedi. Dahası biz bir sürü sandık gezdik. Çok fazla boş oy gördük. Yani hem AKP'ye basmışlar mührü, hem CHP'ye basmışlar, hem işte pusulada hangi partiler varsa. Bunun bize karşı bir tepki olduğunu, bir boykot olduğunu anladık diye aktarıyor. Diyor ki bizim seçmenimizden yeniden Refah Partisi'ne bir kitlenin gittiği söyleniyor. Aslında diyor aday bazında bir gidiş var diyor. Bunu inkar edemeyiz. Nereyi kastediyor? Şanlıurfa'yı kastediyor. Yozgat'ı kastediyor. Bazı ilçeleri kastediyor. Ancak bu çok değil. Yani küçük bir oran olduğunu söylüyor. Ve bence en kritik yerlerden biri burası Barış. Diyor ki her şeye rağmen seçmenin AK Parti'yi gözden çıkarmadığını düşünüyoruz. Aslında bence burada muhalefete de çıkan bir mesaj oluyor rehavete katılmayın diye. Çünkü diyor ki AKP'li seçmen bize bir ders verdi ancak bizi gözden çıkarmadı. Seçmen partinin yeniden güçlenmesini istiyor. Buradan kastettiği şey de aslında AKP'nin 2002'de kurulduğu kuruluş ayarlarına geri dönmesi. Ancak diyor bu bize seçmenin yaptığı son uyarıdır. Seçmen bizi bir daha uyarmayacak. Bizim bir dahaki seçimlere kadar erken seçim olur ya da olmaz iyice bir şeyler yapmamız yönünde bir açıklamada bulunuyor. Devam ediyor açıklamaları. Erdal verirsen. Şimdi en önemli konu Murat Kurum. Murat Kurum'un adaylığı çok tartışıldı, çok konuşuldu. Kurum aday olmalı mıydı? İyi bir aday mıdır? Kötü bir aday mıdır? Zaten kaybedilmişse bir seçim hep kötü adaydı. Kötü, ya daha sonra 10 puan aşkın bir farktan bahsediyoruz. Evet. Konuştuğum isim dedi ki Murat Kurum İmamoğlu'yla sahada mücadele edecek birisi değildi. Tevfik Göksu İmamoğlu'yla dişe diş mücadele edebilirdi dedi. Ancak Tevfik Göksu Kürt olduğu için itiraz edildi Tevfik Göksu ismine. Çünkü Tevfik Göksu'nun Kürt seçmenin oyunu alabileceği ancak Karadenizli seçmenin oyunu alamayacağı belirtilmiş. Ve diyor ki keşke Tevfik Göksu aday olsaydı. Karadenizlileri ise Cumhurbaşkanımız ikna etseydi. Çünkü diyor Murat Kurum da Konyalı zaten diyor. Ve bir detay veriyor. AKP'nin içerisinden önemli bir detay.
kurun diyor, önce projelerini anlatıyordu. Gerçekten kurumun ilk çıktığı dönem kurumun neler yapacağını anlatıyordu. Kentsel dönüşümden bahsediyordu. Hatta neden hiç siyasete girmiyor diye de. Biz de bunu evet sorguluyorduk. Neden hiç siyasete, hiç polemiğe girmiyor diyorduk. Sonra diyor, ancak diyor kurumla beraber çalışanlar bunun halkta işe yaramadığını fark ettiler diyor. Muhtemelen onlar da anketler yaptırıp sonuçlara bakıyor. Ve Murat Kurum'a dediler ki, İmamoğlu'yla biraz polemiğe gir. Ve Murat Kurum İmamoğlu'yla polemiğe girmeye başladı diyor. Ancak onu da beceremedi. Çünkü fazla beyefendi kaldığını düşünüyor kaynağımız, bunu aktaran kaynağımız. Yani biz burada şunu görebiliyoruz. Murat Kurum başta projelerini anlatıyordu. Ancak gelinen süreçte sonraki aşamada gerçekten İmamoğlu'yla polemiğe girmeye başladı. Köfteci polemiğinden işte kent lokantası polemiğine kadar. Ve gelinen süreçte Murat Kurum'un bunu da başaramadığını söylüyor. Konuştuğumuz isim baştan beri Murat Kurum'un yanlış bir aday olduğunu söylüyor. Ve parti içerisinde bir eleştirisi de var. Bunu grafikte yazılmamış. Parti içerisinde eleştirisi de şu: Murat Kurum'un anketten çıktığına parti içerisinde de kimse inanmıyor. Yani anket yaptık diyordu ya AK Parti, buna parti içerisinde de inanamıyor. Peki şimdi ne olacak? Hepimiz bunu merak ediyoruz. AKP şimdi ne yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan faturayı kime kesecek? Yarın MYK toplanıyor. MYK'da neler olacak? Kaynağımız diyor ki Cumhurbaşkanımız olağan kongre sürecini beriye çekecek. Sağlam bir tasfiye yapacaktır. Ben de dün gece seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz ilk şey diye düşünmüştüm. Bu kabine gider diye düşünmüştüm. Kaynağımız da aynı noktada diyor ki Cumhurbaşkanı yardımcıları ve kabinede büyük bir değişim yapacaktır. Ve şunu ekliyor. Diyor ki bizler aslında bu seçimin sonucunu öngörebiliyorduk. Hangi kapıyı çalsak, kime dokunsak emekliler şikayet ediyordu. Biz yoksullaştık, bize yaptığınız zamlar iyi değil diyorlardı. Ve biz bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettik diyor kaynağımız. Erdoğan da Mehmet Şimşek'le görüştü. Ancak Mehmet Şimşek'ten emeklilerin maaşına yönelik düzeltme için olur alamadık diyor. Olur alamayınca da Cumhurbaşkanı bunun üzerine diyor, Mehmet Şimşek'in üzerine çok fazla gitmedi diyor. Kabinenin değişeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının değişeceğini söylüyor. Ancak Mehmet Şimşek konusunda bir değişimin bu aşamada beklenmediğini söylüyor. Bazı çalışmaların olacağını söylüyor ve ekliyor. Diyor ki sadece diyor birkaç kişinin gitmesi bir şeyi değiştirmez. Aslında biz diyor büyük bir hezimet yaşadık. Beklemediğimiz yerlerde hezimet yaşadık. Neden diyor? Çünkü biz diyor mesela diyor Afyon'u, Kahramanmaraş'ı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk diyor. Hele diyor Adana'da bir tane ilçe bile alamamışız. Burada yapılması gereken diyor Cumhurbaşkanımızın birkaç kelle alması değil, birkaç ismi görevden alması değil, partiyi derhal 2002'deki kuruluş ayarlarına geri döndürmesidir diye de ekliyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani son burada derece aslında samimi görünebilecek açıklamalar. Şimdi Evren Hanım, hani sonuçta bir partinin MYK'sı yarın yapılacak, tabiri caizse sağır odası, en mahrem şeylerin konuşulacağı toplantı. İçlerinden biri konuşmazsa ne olduğunu ve neler konuşulduğunu hiç bilemeyeceğiz. Ama siz bir siyaset bilimcisiniz. Eminim pek çok kez siyasi partilerin kendi öz eleştiri ve muhasebe süreçlerine tanıklık etmişsinizdir. Sizce o toplantıda nasıl bir muhasebe yapılacak? Veya şunu söyleyebilirsiniz, nasıl bir muhasebe yapılmalıydı? Belki biraz şimdi duyduklarımızla birleştirerek bu soruya yanıt verebilirim. Çünkü aslında ikisinin de çok açıdan bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir kere şu son sizin söylediğiniz Mehmet Şimşek programıyla ilişkili olarak emeklilerin aslında maaşlarının artması gerektiği, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e gittiği ve olur alamadığı. Bu sanırım son 20 yıllık ve özellikle son 10 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Erdoğan'ın liderliğinde bizim çok sık duyduğumuz bir şey değil. Olur hiç alamadığı için, şey. Hatta hiç duymadığımız bir şey. Olur alamadığı için bir şeyin yapılamıyor olması. Üstüne üstlük şu da dünden beri çok söyleniyor. Asıl bu seçime Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaybettiren Mehmet Şimşek'in programı, Mehmet Şimşek'in kendisi. Ki katılıyorum ben de bu programın kendisi, işte emeklilerin maaşlarının artmaması, ki biz Roja'da çok konuşuyoruz. Türkiye seçmeninin %27'si, %30'u emekli maaşıyla geçiniyor. Türkiye seçmen gruplarının İstanbul'da %30'u galiba, Türkiye'de %27'si. Dolayısıyla aslında çok büyük bir seçmen grubundan bahsediyoruz ve çok yoksullaşmış bir seçmen grubundan bahsediyoruz.
seçim kaybettirenin de bu olduğu aslında herkese çok açık olduğuna göre Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması gereken ilk şey Mehmet Şimşek'i görevden almak olurdu normal koşullarda. Bu kadar kötü şimdi, ekonomi varken. Evet ama hem olur alamadığı için genişletici bir ekonomi politikası uygulayamamış olması hem de aynı zamanda seçimi kaybettiği halde Mehmet Şimşek'i görevden alamıyor olması aslında kendisini sınırlayan en önemli şeyin bugün Türkiye ekonomisinin yapısal koşulları olduğunu gösteriyor ve bunu değiştirme imkanı yok. Yani yeniden bir seçime gitse de başka bir şey yapsa da ne yaparsa yapsın aslında hem uluslararası piyasalara güven vermek zorunda, bütçeyi dengelemek zorunda, bunu Mehmet Şimşek'le yapmak zorunda ve bu büyük bir kısıt yaratıyor aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde. Dolayısıyla MYK'da asıl konuşulması gereken şeyin konuşulsa bile üstünde hareket edebileceği bir alanın olmadığı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani ekonomi üzerinden gidebilecek. Yani şimdiye çoktan olur da eğer olacak olsaydı. Bence bu önemli. Yani hem kendi iç hesaplaşmasında neden kaybettik sorusunda hem de yanıtında hem neden kaybettik sorusuna vereceği yanıt aslında sınırlı hem de aslında doğru yanıtı verse bile bu ekonomi programı üzerinden yüzünden kaybettik dese bile bu konuda hareket alanı sınırlı diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Şu da bana ilginç geldi özellikle Gülünk'ün kısa videosunu dinlerken. Biz kimi koysak meselesi kazanırdı'nın bir sorun olması ve yanlış aday tartışması. Bunu 2023 seçimlerinden muhalefet çok iyi hatırlıyor. Yani aynı hisse sahiptik ya da aynı hisse muhalif siyasal partilerin sahip olduğunu düşünüyorduk. Muhalif siyasal partiler biz kimi koysak kazanır rahatlığıyla hareket edip ondan sonra da aslında kaybetmeyi bir adaylık tartışması etrafında yürüttüler. Bunun şimdi kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de aynı türde bir hesaplaşmanın içine girmiş olması ve bunu adaylık üzerinden tartışıyor olması da bana çok ilginç geldi. Ama bu tartışmanın buradan yürümesi biraz o ekonomi programını tartışmanın mümkün olmamasıyla da çok ilişkili. Şunu da söyleyeyim, kuruluş ayarına dönmek gerek demişler. Seçmenler için kuruluş ayarıyla sanırım AK Parti'nin siyasal elitleri için kuruluş ayarı aynı şey değil. AK Parti'nin siyasal elitleri kuruluş ayarına dönmemiz lazım dediklerinde büyük oranda aslında daha sağ liberal bir siyasal partiden, özgürlükçü, işte daha geniş kucaklayıcı bir siyasal partiden bahsediyorlar. Seçmenler AK Parti'nin kuruluş ayarlarına dönmesi gerek dediğinde hizmet getiren, sağlayan, ekonomiyi büyüten, işsizliği azaltan, işte evlere buzdolabı, araba vesaire verme sözü, yani ekonomik anlamda genişleyen bir partiden bahsediyorlar. Biraz evvel oradan başlamıştım, orada bitireyim. Bunun artık sınırlarına ulaştık ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu yapabilmesi şu Mehmet Şimşek ilişkisinde gördüğümüz gibi mümkün değil. Berk Bey, size özel bir soru soracağım ona gelene kadar. Berk Bey, sizce Mehmet Şimşek mi? Yani Cumhurbaşkanı çok değil Mayıs ayında %50'nin üzerine bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Yani halk boyu ona verdi. Sonra bu arada Mehmet Şimşek'i getirdi. Mecburiyet diyebilirsiniz, tercih diyebilirsiniz ama bu onun seçimiydi sonuçta. Ve şimdi kaybettiği seçimin sorumlusu Mehmet Şimşek diyor. Sadece siz değil, pek çok kişi. Ekonomik yoruma bakarak. Siz bunun bir Mehmet Şimşek yenilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa bu yenilginin arkasında çok daha büyük başka problemler de var mı? Yarınki MYK'ya katılanlar belki sizi izliyorlardır şu anda. Ya şöyle, aslında AKP'nin dün akşam itibariyle aldığı ağır seçim yenilgisi Mehmet Şimşek'in takip ettiği ekonomi politikasını çok aşan, çok temel yapısal sorunları da içeren ve hali hazırda MYK ne karar alırsa alsın değişmeyecek bir durumu yansıtıyor. Dolayısıyla ben AKP'nin bu gidişatı değiştirmekte çok zorlanacağını tahmin ediyorum. Öncelikle 2023 seçimleriyle günümüzü çok hızlıca karşılaştırmak gerekirse tabii ki birisi genel seçimdi, diğeri yerel seçimdi. Yerel seçimin dinamikleri seçmenlerin alacağı stratejik kararları anlamında daha farklı oluyor. Daha yerel düzeyde gerçekleşiyor ama onun ötesine geçtiğimiz zaman aslında 2023 seçimleri öncesinde biraz önce Roj Bey de bahsetti. Yani tüketici güven indeksini o kadar yukarı çıkartan şey aslında seçime giderkenki o son 6 ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği
iktisadi politikalar sonucu ekonomiye para enjekte etmesi ve bunun üstünden Türkiye ekonomisinin çok hızlı, adeta böyle bir hormonlu bir büyüme sürecine maruz tutması ve tabii özellikle de kendi tabanının o ekonomik durgunluktan olumsuz şekilde etkilenmesini mümkün olduğunca ötelemesiydi. Ama tabii zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmayan ve ekonomisini büyütemeyen bir ülke bu süreci ancak 6 ay yürütebilir. Ve zaten işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da o politikaları 6 ay takip etti. İşte emeklere yüksek bir zam yaptı. Asgari ücreti çok hızlı arttırdı. Ucuz kredi politikası uyguladı. Doğalgazı bedava yaptı. Türlü türlü politikalarla bu süreci yürüttü ve deniz bitti. Şimdi deniz bittikten sonra tabii o genel seçimleri kazanmanın ve muhalefeti en uygun koşullarda kendisini yakalayan muhalefeti sandığa gömüp ondan sonra da muhalefet partilerinin kendi içinde düştükleri kavgayı da gözlemledikten sonra büyük bir ihtimalle çok daha rahat bir seçim kampanyası geçireceğini düşünüyordu. Bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in takip ettiği politikalar biraz da iktidarın elinde başka bir politika takip edecek kaynak kalmadığı için gerçekleşti. Hani belki hatırlayacaksınızdır, birkaç hafta önce ben buraya geldiğimde Türkiye'nin daha neden otoriterleşmekte zorlanacağını bazı yapısal faktörler üstünden açıklamıştım. Bunlardan bir tanesi zengin yeraltı kaynaklarının olmamasıydı. Evet. Diğeri bu rejimin artık seçmenlere... Rusya'da var demiştiniz hatta. Rusya'da vardı, Malezya'da vardı, Venezuela'da vardı ama Türkiye'de yok. Dolayısıyla artık sadece arazi rantına dayalı bir siyaset modeli ki artık o da çöktü. Çünkü büyük şehirlerde kent merkezlerinde fazla bir arazi kalmadı. Depremde o siyasi modelin tamamen çöktüğünü gördük. Dolayısıyla bunu sürdürebilecek artık kaynakları yok. Ama onun ötesinde... Türkiye özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ortaya çıkan tek adam yönetiminde, işte burada kuruluş ayarları meselesine geleceğim. Biz tam anlamıyla bir tek adam yönetiminin ortaya çıktığını gördük. Yani yasama, yürütme, yargının büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiği ve aslında AKP'nin kurumsal varlığının da büyük oranda aşındırıldığı ve bütün kararları parti içinde Erdoğan'ın aldığı bir dönemdeyiz. Şimdi dolayısıyla Erdoğan takip ettiği politikalar üstünden kendisine destek veren seçmenleri ödüllendirmekten ziyade hareket içinde kendisine destek verenleri yukarıya çıkarmaktan ziyade artık çok dar bir siyasi ve ekonomik çevreyi besliyor. Yani bunu işte yandaş şirketlere dağıtılan partizan ihaleler üstünden, ya buna beşli çete deriz, başka bir ad veririz. Bunu görüyoruz. Şimdi ekonomi çok kötü yönetiliyor. Türkiye'nin yeraltı kaynakları yok ve kamu bütçesi büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen dar bir azınlığa veriliyor. Şimdi bir taraftan da seçimler var. İşte bu yapıda, yani Türkiye'nin o seçimli otoriter yapısında seçmenlere önlerine sandık geldiği zaman iktidara bir mesaj verme imkanı görülüyor. Tabii ki muhalefetin bir alternatif çıkarması, doğru aday belirlemesi, doğru bir ittifak yapısıyla çıkması önemli. Ama yerel seçimlerde en azından bunu il ölçeğinde yapabiliyor. Hele 2019 yerel seçimini kazandığı birçok CHP'li belediye başkanı ve çoğu da başarılı bulunduğu için çok daha avantajlı bir şekilde bunu yapabildi. Ve 2019'dan farklı olarak aslında sadece CHP'den değil, yeniden Refah Partisi'nden de, yani AKP'nin sağından da gelen yoğun bir muhalefet dalgası, baskısı olduğu için böylesine bir durumla karşılaştık. Şimdi Mehmet Şimşek'in politikalarını artık takip etmemeye başlasa, o genişleyici, kaynak dağıtıcı bir politika takip etmeye çalışsa onu sürdürebilecek parası yok. Evet. Peki Hilmi, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hizipler var. Ve bu kriz anlarında o hizipler ortaya çıkarlar. Mesela burada Mehmet Şimşek tartışması var. Zaten ekonomiyi o yönetiyor ama mesela Özgür Demirtaş dedi ki, dışarıdan bir süreci izleyen bir ekonomist olarak, nasıl ekonomisi duvara tosladı dedi. Nasıl ekonomisi duvara tosladı dedi seçim sonuçlarını. Şimdi nasıl ekonomisi deyince bizim aklımıza Berat Albayrak'ın başlattığı, sonrasında Nurettin Nebati'nin devam ettirdiği politikalar geliyor. Onları kastettiği düşünülüyor doğal olarak. Şimdi nasıl ekonomisi demekle Mehmet Şimşek demek iki farklı şey. Ve AKP'nin içindeki iki farklı klik. Hangisi duvara tosladı? Şimdi Mehmet Şimşek mi? Berat Albayrak mı? Şöyle anlatayım. Reformcu AKP mi? Yoksa başka bir AKP mi? Hangisi duvara tosladı? Şimdi İliç'te kaza oldu. Büyük bir kaza. Hepimiz büyük acılara gark olduk. Sonra ne gördük?
Çevre ve Şehircilik Bakanı birinci gün gitmedi. İkinci gün gitmedi. Üçüncü gün gitmedi. Dördüncü gün gitti. 30 saniye konuştu. Ferit, siz gazeteci misiniz dedi. Bir şeyler söyledi ve çıktı oradan. Neden gitmedi? Neden bu kadar geç gitti? Çünkü siyasi sorumluluğu üstlenmek istemedi. O işin siyasi sorumlusu kimdi? O dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yani eski Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Öztürk şöyle düşündü. Kardeşim, bu işi ben yapmadım ki, ben bunu kucağımda buldum. Benim orada ne işim var dedi ve geç gitti. Tabii bu benim kendi düşüncem. Aynı şey Mehmet Şimşek için de geçerli. Yani arkasından teneke bağlayıp kovdular. Ben onun, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını çok beğenen biri olarak söylemiyorum ama sonuçta bir stratejisi vardı, bir çerçevesi vardı, dayandığı bir ekonomik doktrini vardı ve bunu uyguladı. Yolladılar. Sonra işte o memleketin düştüğü hal. Yani ekonomideki işte Merkez Bankası Başkanı neydi? Lütfü Elvan'dı galiba, değil mi? O geldi. Tam toparlamaya başlıyordu. Vay Faiz, sen bu kadar arttırdın deyip onu yolladılar. Sonra işte bu kadro, Nurettin Nebati'li kadro işi devraldı. Berat Albayrak da zaten oradan işi başlatmıştı. Ve sonuçta Türk ekonomisi duvara toslarken 28 Mayıs'tan hemen önce galiba Batman'da mıydı biz gördük Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'i? Bir yerde gördük yani, fotoğraf şeyi gibi bana şöyle geldi o da. Bu Baba filminde Corleone'yi suçlayacaklar, tam ketenpereye getirmiş durumdalar, mahkeme kurulmuş derken arka tarafta bir adam böyle görüyoruz biz giriyor. Suçlayan kişinin abisi geliyor ve bir anda suçlayıcı kişi adını hatırlamıyorum ama 180 derece bambaşka bir şey söylüyor. Esasında Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz dünyaya şöyle bir mesajdı. Bakın, biz bu işi buraya getirdik ama buradan dönüyoruz. Çünkü Türkiye'nin gidecek yolu yok. Türkiye'nin yabancı sermaye ihtiyacı var. Kalın İstanbul. Eğer olsaydı ne olacaktı? Uluslararası sermaye bir şekilde gelecekti. Nereden gelecek? Çok muhtemel Körfez'den gelecekti. Şimdi artık o para gelmiyor. Türkiye'nin muhtaç olduğu paranın geleceği tek bir adres var: Batı. Ne Çin'den böyle bir para gelebiliyor, ne Hindistan'dan gelebiliyor, ne Rusya ekonomisi Türkiye'yi büyütecek kadar bir güçlü konumda. Ukrayna'da yaşadıkları ortada. Dolayısıyla Türkiye, Batılı yatırımcının Türkiye'ye kaynak enjekte etmesine mahkum durumda, muhtaç durumda. Yani nasıl bir zamanlar Süleyman Demirel Türkiye 6 santimi kaç santimse muhtaç diyordu. Türkiye şu anda bu durumda yani. Biz sahte bir cenneti yaşadık ve gerçeklerle maalesef yüzleştik. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek görevden almaz ve bunu telaffuz bile edemez. Çünkü o Türkiye'nin dünyaya karşı bir güvenlik sibobu. Bu orada oldukça Türkiye'ye bir vadede de sermaye akışının gelmesi muhtemel. Neden? İşte faiz politikası burada olacak. Dolar belki biraz daha değer kazanacak. Yani artacak ve sermaye girişi peyderpey başlayacak. Ama bu şuraya doğru götürecek Türkiye'yi, az önce anlattığımız çıkmaza ve açmaza doğru. Yani bir çığ gelmekte, yavaş yavaş bu kar topu büyüyor. Peki buna karşı ne yapılabilir? Bunun sorumlusu, bu işin yani ekonomideki yaşanan bu debelenmenin siyasi sorumlusu kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunun hani ötesini berisini konuşacak bir durumumuz yok. Çünkü onları o işte anortodoks mu diyorlardı o zaman, ne diyorlardı yani, o şeyin sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla yüzleşilemediği için ne olacak? Ben söyleyeyim, teşkilat başkanını alacaklar görevden. Yani hani burada böyle bir şey olacak. Belki başka şeyler de olabilir. Bakanlara doğru gidebilirler. Yani performansı yetersiz bulunan bakanlara. Mesela böyle bir kulisler falan da var. Sarayda konuşulan kulisler. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı görevden alınabilir diye. Evet. Çünkü içeride çok ciddi bir çekişme var. Biz bu çekişmeyi şeyde de gördük. Seçim kampanyası döneminde de gördük. Murat Kurum son günlerde bakanlar eski şeyler, mesela ben Maltepe'de Hayati Yazıcı'yı gördüm. Kadem Ekşi'nin yanında kampanyanın bir parçasıydı. Ama biz yani eski kampanya süreçlerinde AK Parti gümbür gümbür gelirdi. Ve de şöyle şeyler olurdu. Yani bir takım mesela milli beka meselesi, işte beka meselesi değil mi? 14 Mayıs'a giden süreçte bitmedi o tartışma. İşte Kılıçdaroğlu hakkında videolar, bilmem neler, Kandilli ilişki kurmalar falan. Ve buna karşı Kılıçdaroğlu'nun kampanya ekibi doğru reaksiyon veremedi. Bunu aynı sertlikte göğüsleyemedi, karşılayamadı. Burada bir eksiklik oldu. Ama şu kampanya sürecinde İstanbul'da Allah aşkına ne konuşuldu? İşte İBB'nin bilmem şey yapıp para sayma görüntüleri varmış. Oradaki paralar Kandil'e gidiyor. Bir şey bulunamadı. Bir süreç üretilemedi ve bunun sorumlusu tabii ki bu kampanyayı yapanlar. Yani ama bunun faturası
parti birileri kesilecek ve o da az önce dediğim yani erken seçime neden gidilebilir? Çünkü cinşeden çıktı. Şu anda parti kuruluş ayarlarına dönemez. Şundan dönemez. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu Osman Bey'in kuruluşlarına dönebilir miydi? Ya da şey döneminde. Koşullar ve bambaşka imkanlar koşullar değişmiş, imkanlar değişmiş, kapasite değişmiş, ideoloji her şey değişmiş. Yani filmi geri sars. Ne kadar sarabilirsin? Yani bunlar hakikatle bağdaşan şeyler değil. Buna karşı da bence Külünk'ün uyarısı çok doğruydu. Ben Osman Kabaktepe'li röportajımda söyledim. Sizce dedim Murat Kurum doğru aday mı? Ya mesela ben Kabaktepe'yi olası adaylardan biri olarak görüyordum ve orada ikna oldum. Kabaktepe aday olsaydı bugün başka yani İmamoğlu çok muhtemel yine kazanırdı. Ama İstanbul'da bu kadar büyük bir zafer ve AK Parti açısından da bu kadar büyük hezimet konuşuyor. Allah aşkına yani kaybedilen yere baksana. Tuzla kaybedildi. Yani bu Ümraniye kaybediliyordu. 2,5 puan filan. Yani böyle bir hayal kursak atıyorum 30 Mart şeyi akşamı Özgür Özel yaptı. Ekrem İmamoğlu yaptı. Şöyle bir İstanbul. Emin olun onların kurduğu hayalin fevkinde bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çünkü neden? Kolektif sorunlar, kolektif hatalar bu tabloyu oluşturdu. Bahadır Bey size soru soracağım. Cevabını reklamdan sonra alacağım. Demezler mi MYK'da? Şu bakan bu bakan değilsin de sizin bir iktidar ortağımız var. Ve o iktidar ortağı bizim rotamızı büyük ölçüde tayin ediyor. Cumhur İttifakı'nın dağılma ihtimalini görüyor musunuz? Sorun bu. Ama yanıtını seçimden, reklamdan sonra alacağım. Şimdiden söylemiş olayım. Reklama gidiyoruz. Sözüm var, reklamdan sonra devam edecek. İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan anneler. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Şişman Aksoy ben. Hanyap Gayrimenkul'ün sahibiyim. 15 yıldır sahibinden.com'la çalışıyoruz. Sektörün en durgun, en krizde olduğu anda bile sahibinden.com'da biz satışlarımızı gerçekleştirdik. Sağ çalışanlarımız çok ilgili. Bir telefonun ucundalar. Bizim bir sorunumuz olduğunda, bir ihtiyacımız olduğunda 15-20 dakikaya ofislerimizi ziyaret edip bizim çözüm ortağımız olabiliyorlar. Sahibinden.com aracılığıyla doğudan batıya kadar bize ulaşabilen çok müşterimiz var. Bize kolaylık sağladığı için sahibinden.com'a çok teşekkür ediyoruz. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Bavratan Bahçe Mobilyalarında bayram kampanyası. Kaçırılmayacak fırsat. Tüm kartlara vade farksız 6 ay taksit imkanı. Bavratan Bahçe Mobilyaları. Size turla tatile çıkmanı sağlayacak bir şey duymak ister misin? %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerine ek. İster %25'ini şimdi öde, tatilini garantile. İstersen vade farksız 9 taksit fırsatından yararlan. Aradığın tatil ise tur. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde.
My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digitürk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Bavra'dan Bahçe Mobilyalarında bayram kampanyası. Kaçırılmayacak fırsat. Tüm kartlara vade farksız 6 ay taksit imkanı. Bavra'dan Bahçe Mobilyaları. Bugün Antalya kazandı. Tarlasını alın teriyle süren çiftçi kardeşim. Geleceğe göğüs geren genç arkadaşım. Her gün umuda kepenk açan esnaf kardeşim. Anneler ve babalar, turizmciler, kıymetli emekliler, emekçiler kazandı. Cumhuriyet bizimdir diyenler kazandı. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Türk Kızılay'a yapacağın fitre, zekat ve bağışların olmazsa deprem bölgesinde gülümseme, Gazze'de umut olmaz. Az çok demeden yapacağın bağışlarla bu Ramazan sensiz olmaz. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel. Ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Sözüm vardı, yine birlikteyiz.
31 Mart seçimlerinin sonucunu konuşuyoruz. Dilek Olay, Cumhuriyet Halk Partisi tam 47 yıl sonra birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ise 22 yıllık iktidarının sonucunda ilk defa ikinci parti olarak bir seçimden ayrıldı. Bunu hem de sonuçlarını anlamaya çalışıyoruz. Reklamdan önce son soruyu Bahadır Erdem'e sormuştum. Size şöyle demiştim. Evet, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi muhasebe yapacak. Belki bakanları değiştirecek, belki kim yöneticilerinden vazgeçecek. Ama Cumhur İttifakı, yani bu iktidarı yön veren Cumhur İttifakı aynen yoluna devam edecek mi sizce? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar da kaç bakan değişti, kaç efendim kişi değişti Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ama AK Parti, AKP demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Dolayısıyla AK Parti'nin başkanı ne derse o olur. İstediği kadar değiştirsin. Sadece bir hani makyaj değişimi anlamına gelir ama ortada yüz kalmamış artık. Makyaj yapsanız ne olur? Bütün makyajlar akıyor. Yani kaş yok, göz yok. Siz istediğiniz kadar makyaj yapın. Bir şey söyleyeyim. Bakan değiştirmeye falan niyetlilerse bence 17 bakanın 17'sini değiştirsinler. Çünkü 17'si birden İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı sahaya indi. Yani hepsi birden Murat Kurum'u o istedi. Demek ki hepsi başarısız. Dolayısıyla 17'si birden değişebilir. Hiçbir mahsuru yok. Cumhur İttifakı'na gelince Cumhur İttifakı bir çıkar ortaklığı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkarı AK Parti'nin yanında olmak. AK Parti'nin çıkarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında tutmak. Kim zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı çıkışları Sayın Erdoğan'ın hoşuna gitmese de sonuç itibariyle bir şekilde işte Cumhurbaşkanı kalkıyor gidiyor. Sayın Bahçeli'nin evinde şöyle bir saatlik bir görüşme yapıyorlar. Ondan sonra bir fotoğraf veriyorlar ve sonuç itibariyle bu yolla devam ediliyor. Dediğim gibi bu ortaklık tamamıyla bir çıkar ortaklığı. Ne zaman ki bu çıkar her iki tarafı da mutlu etmez, memnun etmez. Ancak ve ancak o zaman belki Cumhur İttifakı bozulabilir. Ama şu anda yakın bir tarihte bunu olası görüyor musunuz derseniz hayır, olası görmüyorum. Nitekim bunun bütün belirtilerini hemen Sayın Bahçeli'nin şeylerinde, sözlerinde, ilk beyanatlarında. Ancak AKP'yi mutlu etmediğini biliyoruz biz bu ortaklığın. Ortaklık AKP'yi mutlu etmiyor ama o yanına da yerine ikame edecek bir başka ortak arıyor. Tam İyi Parti onu, ikame tam eder onu, mi yerine? Tam onu hazırlıyordu ama oylar çok düşük durdu, kaldı. Umulandan çok düşük kaldı. Fakat fark etmez. Türkiye'de hiçbir seçimden sonra hiçbir siyasi parti kaybetmez. En güzel örneğini bakın Doğu Perinçek ne demiş Sayın Perinçek? Falanca yerde ve filanca yerde muhtarlıkları kazandık. Kalenin şeylerinde delik açtık demiş. Çok önemli bir takım başarılar yaptık demiş. Dolayısıyla aynen bu mantıkla Türkiye'de hiçbir siyasi parti hiçbir seçimden sonra kaybetmez. Siyasetçiler de kaybetmez. Herkesin kendine göre bir takım yorumları vardır. Bakın ne güzel anlatmış. İşte yok kuruluş ayarlarına döneceğiz falandır filandır. Hikayeden başka hiçbir şey değil. O kuruluş ayarlarını gitsinler de bugün 10.200 lira emekli maaşını aldı. Bakın bugün ayın kaçı? Ayın ikisi. Ayın biri. Birinde hesabına yatan ama acaba cebinde bir kuruş para kaldı mı? Emeklilere sorsunlar. Yarın cüzdanlarda para var mı? Onlara sorsunlar. Kuruluş ayarı, muruluş ayarı bunların hepsi hikaye. Dolayısıyla ben Sayın Bahçeli'nin hiçbir surette Erdoğan'ı ve AK Parti'yi bırakacağını düşünmüyorum. Ancak ve ancak bir proje şey olacak, plan olacak ileriye doğru Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı bozduğunda yine kendisini iktidar görebileceği, iktidarın bir köşesinde görebileceği ya da iktidardan tamamıyla vazgeçmek zorunda kalacağı bir durum. Tamamıyla iktidardan vazgeçmek zorunda kalacağı bir durum olması lazım. Onun için kısa zamanda böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Ama katılanlar olabilir. Bakın dağılmaz ama katılanlar olabilir. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bunu konuşacağız. Burası ucu açık bir şey tahmin ediyorum ama size tekrar soracağım. Bunu unutturmayalım. Ama Sinem Dedetaş bizle birlikte mi arkadaşlar? Evet.
Şu anda bizimle birlikte İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı zaferlerden belki en önemlilerinden bir tanesi Üsküdar'daydı. Üsküdar'da dün itibariyle belediye başkanı olan Sinem Dedetaş aramızda. Pek bilinmiyor ama biz Sinem Dedetaş okul arkadaşıyız aslında. Ben de mühendisim, Sinem de mühendis. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birlikte aldığımız dersler var. Oradan birbirimizi tanıyoruz. Hatta eşiyle de çok daha eskiden arkadaşız. Ama o zamandan beri takip ettiğim haliyle bir iyi bir gemi mühendisi, sonra şehir hatları genel müdürü ve son olarak İstanbul'un deniz ilçelerinden bir tanesi olan Üsküdar'da belediye başkanı. Sinem Dedetaş, hoş geldin yayınımıza, sözüm var ha. Hoş bulduk. Eminim bir gün içinde hayatında çok şey değişmiştir diye tahmin ediyorum. Ama ben şuradan başlayayım. Sinem Dedetaş ismi ilk açıklandığında kamuoyunda bir tartışma vardı. Yani öyle bir ön kabul var ki Üsküdar sanki hep muhafazakar doğmuş ve muhafazakar yaşayan bir şehirmiş gibi. Üsküdar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sanki çok kolay kazanacağı ilçelerden bir tanesiymiş gibi. Üsküdar'da hele hele bir kadın aday başarılı olamazmış gibi. Eminim tartışmaları sen de izlemişsindir. Nasıl oldu da Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kadın adayı %50 oy alarak belediye başkanı oldu? Nasıl oldu da bu algı değişti? Bize onu anlatır mısın? Aslında bu aday belirleme sırasında genel merkezimizin Büyükşehir'de içinde olduğu bir aday profil çalışması yapılmıştı. Orada aşağı yukarı nasıl bir karakterin kazanabileceği belliydi aslında. Yani bu cinsiyetten bağımsız olarak biraz da adayın özelliklerinin ön plana çıktığı bir çalışmaydı. O çalışma neticesinde adaylar arasında karar verildi biliyorsunuz. Ben cinsiyetten bağımsız olarak diğer özelliklerin bir anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii hep sorulan şey bu oldu. Yani kadın aday meselesi, daha doğrusu sahada karşılaştığın zorluklar, hani cinsiyetten kaynaklı bir sıkıntı oldu mu diye. Olmadı, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bunu hissediyor muydun? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce de Üsküdar'la ilgili denemeleri oldu. Hatta hatırlarsın müftü İhsan Özkes'i aday gösterdi. Belki kazanmaya yaklaştı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında Üsküdar bir mesaj da verdi. Sen, siz ekibinle dolaştığın zaman Üsküdar'da bu iş oluyor galiba diyor muydun? Ya da en azından şunu soralım, bu farkı bekliyor muydun? %50-42 diye oluşmuş bu denklemi bekliyor muydun? Biz kampanyaya başladığımızda tabii çalışma yaptık, anket çalışmaları yaptık. Hem il yaptı hem de ben aday olarak çalışmalar yaptım. Orada birkaç puan geride başlamıştık aslında. Fakat kampanya sürecinde biz kendimizi hep yokladık verisel olarak. Sürekli yükselen bir trend gördük. Tanınırlıkla birlikte, özellikle tanınırlığın artmasıyla birlikte yakıştırma oranına bakıyorduk en fazla. Bu anlamda tanınırlık arttıkça aslında yaklaşacağımızı görüyorduk. Daha işe başlamadan, yani adaylaştıktan sonraki süreçte. Bunu hep yakın takip ettik. Bizim de anketlerde aslında en yakın geldiğimiz fark 3.5'lardı. Dolayısıyla aslında pozitifte gittiğimizi, alabileceğimizi biliyorduk. Çünkü hani biraz analitik baktığın zaman kampanyanın başından bu zamana sürekli artan bir grafik sandıkta eksiye düşmez diye istatistikçilerin de yorumu bu konuda. O yüzden biz pozitif olacağını biliyorduk ama farkın bu kadar açılacağını elimizdeki veriler söylemiyordu açıkçası. Yani aslında herkes için dün gece sürpriz olmuştu. Senin için de sürpriz oldu diyebiliriz. Evet, bu kadar fark sürpriz oldu ama şöyle bir şeye kapılmıştım kendi saha çalışmalarımdan da. Bir ara dedim ki acaba hep tanıdık yerlere mi gidiyoruz? Yani bu kadar pozitif olması, şaka bir tarafa. Çok tabii esnaf gezdik, çok komşu gezdik. Bütün mahallelerde çalışmalar yürüttük, dernekler. Bir takım birikmiş sıkıntılar olduğunu ve bir değişime ihtiyaç olduğunu görüyordum. Birazcık da dokumuz da tuttu, yani ben ve Üsküdar arasında o bağı kurabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü Üsküdar senin de bahsettiğin gibi dengeli bir yer. Yani pek çok aslında yaşam tarzını bir arada barındıran bir yer. Ben de kendi hayatımda zaten dengeyi sevdiğim için biraz Üsküdar'la bu anlamda tuttuk birbirimizi. O yüzden de hem matematiksel veriler hem de benim sahada aldığım yaklaşımlar olumluydu ve biz pozitif bir sonuç bekliyorduk açıkçası. Peki sonuçta Türkiye bir seçim atmosferini
Zaman zaman sancılı yaşıyor. Dün de böyle şeyler oldu. Hatta sandık başında kavgaların yaşandı. Hatta şu an itibariyle tartışmaların sürdüğü yerler var. Dün akşamdan bu yana ne yaşandı Üsküdar'da? Yani çok sancısız bir geçiş olmuş gibi görünüyor ama dün akşamdan bu yana Sinem Dedetaş artık Üsküdar Belediye Başkanı dediğimiz andan itibaren ne değişti Üsküdar'da? Bir gözlemleyebiliyor musun? Kuşkusuz 24 saat çok kısa bir süre. Biz tabii pozitif şeyler gözlemliyoruz genelde. Hani bugün de sahada birkaç... Aynen, geri dönüşlerden, sosyal medyadan. Bugün de biraz sahaya çıktık Üsküdar'da gezdiğim zaman insanların tepkilerinden. Genelde pozitif. Seçim süreci de aslında bizim açımızdan yine dingin geçti. Yani tabii ki çok uzun saatler çalışıldı. Veriler ilk girilmeye başladığından itibaren aramızdaki fark yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Biz onu gördük ama temkinli davrandık. Son oy sayılana kadar bir açıklama yapmadık. Ara ara arkadaşlarımıza bilgilendirmeler yaptık sosyal medyadan, gidişatı doğru değerlendirmek açısından. Ama sakin geçti diyebilirim. Peki nasıl geri dönüşler şu an itibariyle bugün için? Yani güzel ve pozitif. Peki çok merak edilen bir şey var. Aslında bu sadece Üsküdar için değil, sosyal medyaya başka belediyeler için de yansıdı. Ama burada İsmail Arı, Bir Gün Gazetesi'nden gazeteci arkadaşımız, genç gazeteci kuşağından arkadaşımız şöyle bir tweet atmış. AKP'nin kalesi denilen Üsküdar Belediyesi'ni yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Dün gece bir belediye çalışanından şöyle bir mesaj geldi. Saat 23.45 sularında belediyeden evrak çıkışı oldu. Araç belediye otoparkında -3 katında yüklendi evraklar. Ne evrağı bilemiyoruz. Yani İsmail Arı'ya mesaj atan bir Üsküdar Belediyesi çalışanı Üsküdar Belediyesi'nden bazı evrakların çıkarıldığını söylemiş. Sen artık Üsküdar Belediye Başkanı'sın Sinem Dedetaş. Bu sana ne düşündürdü? Ve belki de artık yeni belediye başkanı olarak eminim hepsini de oranın çalışanlarını da hepsine de bundan sonra yönetecek bir belediye başkanı olarak ne mesaj vermek istersiniz Üsküdar Belediyesi çalışanlarına? Biz 2019'da göreve geldiğimizde biliyorsunuz bir önceki görevim Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ydü. İBB'yi kazandıktan sonra oraya genel müdür olarak göreve başlamıştım. Orada da aynı süreçleri yaşadık. Yani bu ara dönemde geçişte bir takım evrakların yakıldığı, taşındığı böyle şeyler söyleniyordu. Biz geldik, normal görevi aldığımızda, burada da şimdi mazbatayı bekliyoruz tabii göreve gelmek için. Mazbatayı aldığımızda bir önceki süreçlerin tamamı analiz edeceğiz. Yani burada kayıp evrak mı var, taşıma evrak mı var, ne oldu, ne gitti, hepsini göreve geldikten sonra şehir hatlarında da aynı süreci işletmiştik. Tabii bu çalışanlardan bağımsız bir süreçten bahsediyorum. Eğer onlarla ilgili bir sorun varsa da tabii ki doğru değerlendirmeler yaparak, hukuki altlıklarına bakarak kararlarımızı vereceğiz. Ama buralar, ben şunu söylüyorum, hepimizin alanları ve kamusal alanlar. Kamu kurumlarında da sürdürülebilir, yani bütün şirketlerde ve işlerde sürdürülebilir esas tabii ki, ama kamuda da esas olması lazım. Dolayısıyla bu süreçler incelenecek tabii ki. Gereği neyse o şekilde alınacağız. Bir sorusu var. Sinem Hanım, ben bir konuyu merak ediyorum. Şimdi gerçekten beklenmedik bir fark yaptınız. Tabii ki Üsküdar sanıldığı gibi muhafazakar, mütedeyyin, sadece bu kimlikte olan bir ilçe değil. Son derece cumhuriyetçi, demokrat, özgürlükçü bir kitlesi de vardı ve muhtemelen dün aynı Kadıköy'de olduğu gibi büyük bir sevinç dalgası oluşmuştur. Sorum şu... Belediye meclisinde de aynı şekilde bir sonuç ortaya çıktı mı? Yani buradaki fark, 7 puanlık bir fark vardı galiba. Belediye meclis sonucunda da bunu görüyor musunuz? Orası nasıl şekillendi acaba? Belediye meclisinde çoğunluğu alabilecek misiniz? Bir de bunu merak ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Seçmeni biz hani mütedeyyindi değildi diye ayırmayı doğru bulmuyoruz aslında. Kendi bakışımda bu yönde değil. Üsküdar hani muhafazakar ve sürekli sadece o kimliğin hakim olduğu bir yer gibi düşünülmesi de doğru değil bence. Çünkü o yani inanç tarafı, insanların yaşam tarzı sadece dış görünüşle ilgili bir şey değil. Hani biz biliyorsunuz sosyal demokrat yapıda aslında insanların yaşam tarzlarına saygılı
insanlarız. Anlayışımız da bu yönde. Dolayısıyla hani seçmeni mütedeyin de değildi. Ben hani sadece bir tarafa iyi geldiğim gibi düşünmüyorum aslında. Tüm taraflardan oy aldık. Ve bu anlamda bütün anlayışlara saygılı bir yönetim sergileyeceğiz. Onu söyleyebilirim. Meclis üyeliklerinde de tabii biz şu anda çoğunluğu almış durumdayız. 22 üyemiz meclis üyemiz. 25 de kontenjan, 27 meclis üyemiz de çoğunluk bizde olacak. Tabii itiraz süreci var şu anda. Yani orada tekrar oy sayımlarında bir negatif durum gerçekleşmezse itirazlar yapılacak. Daha itirazlar yapılmadı. Dolayısıyla tekrar bir sayım olur da meclis sayısı değişirse onu bilemiyorum. Ama şu anda son durumda biz 22+5 ile meclisteyiz. Sinem Hanım, öncelikle hayırlı olsun. Ben hangi partiden olursa olsun kadın belediye başkanlarının olmasını, siyasetçilerin olmasını çok önemsiyorum. Tüm meslektaşlarım gibi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi ben yıllar önce bir Aktrol röportajı yapmıştım. Ve konuştuğum bir Aktrol Üsküdar Belediyesi'ndendi. Aktrollerin Üsküdar Belediyesi'nde kurulduğunu anlatıyordu. Kuruluşun Üsküdar Belediyesi'nden başladığından bahsediyordu. Ve Üsküdar Belediyesi'nde sadece tweet atan bir grubun olduğunu, yani bankamatik memurları olduğunu isim vere vere bahsediyordu. Bankamatik memurlarına yönelik bir çalışma yapacak mısınız? Varsa eğer. İkinci sorum, Üsküdar'la ilgili ilk çalışmanız ne olacak? Ben çok hak temelli bakarım her zaman her şeye. Yine büyükşehirde şehir hatları tecrübesinde de aynı şeyi yaptık. Hak etmeyen kimse bir kere orada olmaz ama hak eden kim varsa da siyasetten bağımsız olarak çalışmasına devam eder. Çünkü şöyle şeyler de gördük biz şehir hatlarındayken. Yıllardır çalışıyor kendi emeğiyle, yani biliyorsunuz bazen sadece zorlandı insanlar. Yani işte oradaki miting alanlarına gitmeye zorlandı, işte parti üyelikleri yapılmaya zorlandı. Ya böyle şeyler de yaşandı. Yani orada çalışanın kendi iradesinden bağımsız zorlamalar da yapıldı. Bunları da iyi ayırmak lazım. Kimisi gerçekten kendi emeğiyle giriyor. Sonuçta bir partiye üye olmak, bunlar yasa dışı örgütler değil. En neticesinde siyasi bir partinin üyesi olabilir. Ama bunu biz iş bazlı değerlendiriyoruz. Yani orada çalışmayıp da sadece siyaseten, hangi siyasetten de olduğu önemli değil bu arada. Siyaseten bir para kazanma durumu varsa bunun tabii ki önünde durmamız lazım, engellememiz lazım. Çünkü kamu parası kullanıyoruz. Bu hassas bir konu. Doğru harcamamız lazım, hak eden harcamamız lazım. Bizim bakışımız böyle oldu. Eğer hak ediyorsa orada çalışmaya tabii ki devam edecek ama hak etmiyorsa siyasi görüşü ne olsa olsun biz ayol arkadaşlığı yapamıyoruz. Çünkü söylediğim gibi yani orada hepimizin parası harcanıyor aslında ve bunu doğru yere ve hak eden yere ayırmamız lazım. Biz büyükşehirden, kendi en azından şehir hatlarından söyleyeyim, büyükşehirde de öyle davrandık. Siyaseti bir anlamda buradaki işin arasından çektik ve bir değerlendirme kriteri olarak koymadık. İnsanların liyakatını, performansını, iş bazlı performansını ortaya koymalarına baktık. Değerlendirmelerimizin tamamını da böyle yaptık. Dolayısıyla sorunuzun yanıtı evet, burada hak etmeyen insanların tabii ki bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Ama eğer emeğiyle geldiyse, çalışıyorsa da ne olursa olsun işini koruyacağımızı söylüyoruz. Burada liyakat bazlı, iş temelli bakacağımızı söylüyoruz. İlk icraatiniz? İlk icraatım çalışanlarımla merhabalaşmak, selamlaşmak, tanışmak olacak. Son olarak şunu söyleyelim ve veda edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le sonuçlardan sonra bir temasınız oldu mu, ne dediler? Onu da öğrenelim ve veda edelim. Yarın olacak bir temasımız. Henüz bir temasımız olmadı. Ama seçime girmeden önce Özgür Başkanımız kazandığımızı müjdelemişti aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diliyoruz. Umarım Üsküdar için de, sizin için de, ülke için de hayırlı olur. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz programa katıldığın için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi siz bir yere taşıdınız. Cumhur İttifakı dağılır mı dedim. Siz yeni katılımlar olabilir dediniz. Ben oradaki imayı sezdim. Şöyle başlayalım isterseniz. Seçim sonuçları sadece AKP'de, MHP'de tartışma yaratmadı. İYİ Parti'de de tartışmalar yarattı.
Ve eminim İYİ Parti içerisinde en önemli konuşulan konu budur. Hem alınan oy oranı hem de kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları. Şimdi bugün Meral Akşener istifa edecek mi diye konuşuluyordu. Ama son dün akşam yansıyanlara göre bir kurultaya götüreceği ve aday olmayacağı söylenmişti. Ama bu da aslında bugün yanlışlanmış oldu. Meral Akşener bir kurultaya gideceğini doğruladı. Ama kendisinin adaylığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ben bugün İYİ Parti içerisinde genel idare şu soruyu sordum. İsterseniz onu gösterebiliriz. Ben önce sorumu söyleyeyim. 31 Mart seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapılması gerektiğini savundunuz. Aksi takdirde İYİ Parti'nin çöküşe gideceğini söylediniz. Bunu genel idare kurulunda anlattığınız basına yansıdı. Ancak Meral Akşener tek ve müstakil girme stratejisi izledi. Sorumluluk bana ait diyerek tüm belediye başkanlarını tek başına belirlemek için genel idare kurulundan yetki aldı. Sonuçta İYİ Parti'nin bir yıl önce %18'e kadar çıktığı söylenen, seçimde %10 civarında şekillenen oyu %3,5'a düştü. Akşener bugün bir açıklama yaptı. Bu sonuç ve açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz dedim Ahmet Zeki Uçak'a. Çünkü neden ona sordum? Genel idare kurulu toplantısında birlikte girmeliyiz diye bir sunum yaptığı için Akşener'e ve ikna edemediği için ona sordum. Kendisi şöyle dedi. Sayın Akşener son genel idare kurulu toplantısında başarısızlık halinde evine döneceğini söyledi. Bu arada bunu hatırlarsın dedi mi demedi mi diye tartışıldı çok fazla. Evine döneceğini söyledi. Tabii ki bu kendi takdiri. Ancak büyük bir başarısızlık olduğu da ortada. Önümüzdeki GİT toplantısını düşüncelerimi aktaracağım. Hiçbir şey olmamış gibi davranılmasının partilerimiz tarafından kabullenilmeyeceğini düşünüyorum. Müstakil girilmesi bir karardı fakat hüsranla sonuçlandı. Bu kararı alanların başarısızlığının bir karşılığı olmayacak mı? Ekim 2022'de %18 oy oranıyla iktidarı hedefleyen bir partinin sadece 16 ayda %80'lere varan oy kaybıyla %3,5'lara gerilemesi görmezden mi gelinecek? Hep beraber görüneceğiz. Şimdi Roj Giresun, muhasebe yapan partilerden bir tanesi İYİ Parti. İyi muhasebeler var kazandıkları için, Cumhuriyet Halk Partisi gibi başarılı sonuçlar aldık diye muhasebe yapacak olanlar var ama bir de başarısızlık üzerine muhasebe yapacak bir parti. Sen İYİ Parti'den çıkacak muhasebe sürecinin sonucunu nasıl görüyorsun? Meral Akşener görevi bırakır mı? Orada bir takım değişimler olur mu? İşte burada parti içerisinde farklı görüşler var. Bunlar da bir şey söylüyor. Ne bekliyorsun? İYİ Parti'nin şöyle bir açmazı var. İYİ Parti büyük oranda bir lider partisi. Yani teşkilatları köklü bir siyasi parti değil, bir siyasi gelenek değil, bir doktrin partisi değil. Evet, AK Parti ile MHP ittifakından rahatsız olan, daha çok seküler kimlikleriyle kendilerini ifade eden, seküler milliyetçilerin merkezinde yer aldığı, merkeze açılmaya çalışmış bir dönem ama sonunda başarısız olmuş bir siyasi parti. Şimdi bu seçimlerde hem yani kendi tabirleriyle özü başına girmeye çalışırken, bu hür ve müstakil girme kararının, üçüncü yol ısrarının, matematiksel olarak bir başarısızlık yarattığı çok açık ve net ortada. Ama bununla beraber İYİ Parti'nin başarısızlığı durumunda İYİ Parti'nin nasıl bir yola evrilebileceğine dair soru işaretleri bence ortada duruyor. En nihayetinde Meral Akşener dışında İYİ Parti'de İYİ Parti'nin sosyolojisini taşıyabilecek, o oyları koruyabilecek, yeni bir alan açabilecek bir siyasal kişilik yok. Bir siyasal lider yok. Bu yerel seçimler belki onu doğurması açısından bir fırsat yaratabilirdi. Ama ne İstanbul adayları, Burak Avuncu Meral Akşener'in prenslerinden görülüyordu. Diğer taraftan Ümit Özlale İzmir'de veyahut başka isimler murad edilen oyu alamadılar. Hatta beklentinin çok altında bir oy aldılar. Bu da yeni bir siyasal aktör olarak ortaya çıkışlarını da engelledi. Şimdi böyle bir durumda İYİ Parti hakikaten bir çıkmazda. Peki ne olur bu çıkmazda? Ben dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasındaki açıklamalarında iki net mesaj gördüm. Siyasal mesaj. Birincisi az önce konuştuk. Orta vadeli ekonomik programa devam, yani ekonomide rasyonaliteye devam, bunun seçmen maliyeti yüksek olsa da
orta vadede bunun ekonomiyi toparlayacağı konusundaki inancı vardı. İkinci mesele ise yine daha çok güvenlik eksenli terör vurgusu ve operasyonlar mesajıydı. Milliyetçi ve güvenlikçi dilin artacağıyla alakalıydı. Şimdi bu seçim süresince aslında İyi Parti'nin yaptığı muhalefete baktığımız zaman, yani aslında 14 Mayıs öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve genel olarak Millet İttifakı'na, İyi Parti'nin de dahil olduğu yere isnat edilen suçlamalardan çok farkı yoktu. Yani Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yaptığı reklam filmleri, Burak Avuncu'nun da yaptığı açıklamalar vesaire, Meral Akşener'in kendi açıklamaları, Oktay Vural'ın siyasi işler başkanının açıklamaları, genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile işbirliği yaptığı yönündeki suçlamalar üzerine kuruluydu ve bunun üzerinden oy talep etti. Şimdi bu ideolojik doğrultu bir yerden sonra sizi Cumhur İttifakı'na yakınlaştırır. Yani duygusal olarak yakınlaştırdığı gibi sahada da yakınlaştırır. Bu sebeple ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünkü açıklamalarını hatırlayarak bir yakınsanmanın, bir yaklaşmanın kurumsal olarak mümkün olabileceği kanaatindeyim. Orada o zaman, Bahadır Bey, siz bunu mu kastetmiştiniz? Yani siz dediniz ki genişleyebilir dediniz. Aklımıza sonuçta genişleyebilecek kaç tane parti var diye düşündüğümüzde. Burada zaman zaman eleştiriyorsunuz İyi Parti'yi. İyi Parti'yi mi kastettiniz Cumhur İttifakı'na katılmak için? İyi Parti'yi kastettim. Daha önceden de söyledim. İyi Parti Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminden sonra 180 derece değişen bir siyasi dil, siyasi efendim yaklaşımla ve tamamıyla Cumhur İttifakı'nın diliyle, hatta o Cumhur İttifakı'nın sert ve acı diliyle Sayın Akşener tarafından, aynı zamanda da işte alınan kararlarla Cumhur İttifakı'na İYİ Parti'nin az olan oylarının bulunduğu büyük şehirlerde bağımsız adaylarla girerek Cumhur İttifakı'nı kazandırmak için böyle bir yolu seçmişti. Bu söylediğim, sakın bütün ilçeler, ilçe, yani bütün İYİ Parti'nin bütün bireyleri aynı şeyi düşünüyor falan diye değil. Lider Partisi dedi Roj biraz evvel. Lider partilerinde genel idare kuruluna da girersiniz. Genel idare kurulunun kararları alınır vesaire falan, ama genelde liderler ne isterse o yöne doğru bir ne olur, mail olur, hazırlık olur vesaire. Olabilir bu söylediğim şey. Şöyle de bir durum var. Cumhur İttifakı'nın ayakta kalması için şimdi önümüzde 4,5 sene var diyor Cumhurbaşkanı. Durum çok kötü. Yani kovboy zorda. Dolayısıyla şeye ihtiyaç var. Desteğe ihtiyaç var. Bu destek görünürde bir destek de olmalı, vatandaşa karşı da olmalı. Bak şu da bizim yanımıza geldi. İşte elimizi böyle güçlendiriyoruz falan. Buna da baktığınız zaman Yeniden Refah Partisi vardı. Bir Yeniden Refah Partisi bu denklemden çıktı. Yeniden Refah Partisi ben dedi kendim varım. İlkelerimle senin ilkelerin uymuyor, sizin ilkeleriniz uymuyor. Yapılan görüşmelerde de şey yaptılar, yani anlaşamadılar ve de tek başına iktidara şeye girdi, nedir o, seçimlere girdi ve de %7'ye yakında bir oy aldı. Şimdi onu çıkardığınız zaman Cumhur İttifakı'na bir destek nereden gelebilir? İYİ Parti'den gelebilir. Ben bu arada Sayın Akşener'in liderlikten çekilmeyeceğini de biliyordum. Hiçbir surette böyle bir şey siz beklemiyorum. Siz bu kurultayda Akşener'in aday olacağını düşünüyorsunuz. Bir kere kurultay olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Onu yani köprünün altından çok sular akabilir. Siyasette hemen her şey değişir, her gün değişir. Bambaşka şeyler gündeme gelir. Bahadır Bey, ben gireceğim bir şey soracağım. Partiyi çok iyi bildiğiniz için. Şimdi bu milletvekilleri Sayın Meral Akşener'in çok yakınları mı? Siyasi tabirle kurşun askerleri mi? Yani seçmenin, İYİ Parti seçmeni esasında Cumhur İttifakı'na karşı olan bir seçmendi. Evet. Şimdi bu seçmeni alıp onun seçtiği milletvekillerini oraya nasıl geçirecek? Yani böyle bir şey, milletvekilleri buna itiraz etmez mi? Bir kere olabilir dedim. Bu şimdi şöyle, hiçbir milletvekili için kurşun askeri yakıştırmam. İYİ Parti'deki
Yani milletvekilleri için emin olun hiç yakıştırmam. Çünkü için milletvekillerinin içinde beraber çalıştığım, birlikte yani 3 seneden fazla orada genel başkan yardımcılığı yaptım, adalet ve hukuktan sorumlu. Çok nitelikli, çok tecrübeli, çok siyasetten yani yıllarla ve bilgisi olan, çok şey kamuoyunda çok iyi bildiği milletvekilleri var. Ama milletvekilinin size verdiği bir sorumluluk var. O partinin milletvekili olmanın verdiği bir sorumluluk var. Parti politikalarına uymak durumundasınız. Parti politikalarına uyamayacaksanız işte benim yaptığımı yapmanız gerekir ve ayrılmanız gerekir. Nitekim ben ne yaptım? Ayrıldım. Çünkü hiçbir surette kabul etmedim gidişatı ve alınan kararları. Ama içerideyseniz de eleştirinizi yaparsınız. Efendim doğrularınızı söylersiniz. Ama sonuç itibariyle de bir siyasi partinin şeyine de politikalarına da bir şekilde uyma durumunuz da vardır. Çünkü o siyasi partinin bir ferdisinizdir, bireyisinizdir. Dediğiniz doğru. Vatandaşlar hem bu milletvekili arkadaşlarımızı hem de İYİ Parti'ye 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Cumhur İttifakı'na, daha doğrusu AK Parti'nin 22 yıllık politikalarına, adaletsizliğe, tek adam rejimine, anayasadaki bu denetimsizliğe, yargıdaki bu sıkışmışlığa ve iktidarın yargıyı denetim altına almasına, ne derseniz deyin, her türlü bu tek adam rejimine ses çıkardı, karşı geldi ve bunu kabul etmeyen bir parti, benim girdiğim en azından ve dahil olduğum 3 yıllık dönemdeki bu İYİ Parti'nin yükseliş dönemidir. 18'e vardığı dönem. Bunun için oy verdiler. Peki hocam. Ve ayrıldıktan sonra da bir daha bunun için oy veren hiçbir seçmenin, hiçbir şehirli, seküler, Atatürkçü, cumhuriyetçi seçmenin İYİ Parti'ye oy vermeyeceğini söylemiştim. Peki şunu diyoruz ya. Bunu da gördük. Vermediler. Peki, sürekli şunu söylüyoruz, siz bir hukukçu olduğunuz için geç gelen adalet adalet değildir diyoruz. İYİ Parti içerisinde de özellikle sizin ayrıldığınız dönemde bir istifa fulyası vardı. İşte Meral Hanım'ın hür ve müstakil kararına uymak istemeyen, bunu eleştiren isimler tek tek istifa ediyordu. Şimdi bugün gelinen noktada Ahmet Bey'in eleştirileri var. Ben size reklam arasında bazı İYİ Partilerle görüştüğümü aktarmıştım. Onların Meral Hanım'a eleştirileri var. Sizce geç gelen tepkisellik tepki midir? Kamuoyuna karşı değildir ama partinin içinde, ki bu arada söylediğimiz isimler çok da kıymetli isimlerdir Sayın Zeki Uçuk. Ama partinin içinde bir tepkidir. Parti kendisi, tabii ki her siyasi partide olduğu gibi, kendisinin organları, kendisinin efendim mensupları bir karar verecekler, bir yola girecekler. İşte kurultay yapılırsa Sayın Akşener aday olursa yeniden aday olacak mı? Aday olursa partinin efendim delegeleri yeniden genel başkan olarak seçecek mi? İYİ Parti dağılır peki? Hayır, dağılacağını düşünmüyorum. Sebebini söyleyeyim. İYİ Parti 81 ilde, aslında Rojun, sevgili Rojun orada söylediğine bir anlamda çok katılmıyorum. İdeoloji partisi değil, evet, bir Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ya da ama lider partisi tamamıyla, fakat sonuç itibariyle 81 ilde bütün ve bütün ilçelerde gerçekten bütün organlarıyla, bütün üyeleriyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla yaşayan canlı bir partidir. Evet, İYİ Parti. Sahici bir sosyolojisi var. Evet, dolayısıyla ve her bölgeye yayılmıştır. Çok da emek veren insanlar vardır. Gerçekten çok samimi illerde, ilçelerde çok samimi emek veren çok iyi İYİ Partililer bir doludur. Dolayısıyla İYİ Parti kolu öyle dağılacağını falan zannetmiyorum ama ne olacağını hep birlik, yani ne tarafa nasıl bir şekilde kararlar alacağını, nasıl toparlanıp toparlanmayacağını ya da ne yöne gideceğini hep birlikte göreceğiz. Ona bugün hani fal açmaktan bir farkı yok. Hiçbir şey söylemeye imkan yok ama kesin olan bir şey var. Bu değişime, bu seçimlerden sonraki Meral Hanım'ın bütün sorumluluğu üstüne aldığı bu 180 derecelik değişime vatandaş kesinlikle hayır dedi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben senin yanında ve bu politikaların yanında yokum dedi. Siz, Eren Hanım, siz her şey
Ahmet Zeki Üçoğlu'nun dediği gibi hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceğini düşünüyor musunuz? İYİ Parti içerisinde evet. mi? Ben de düşünmüyorum aslında. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani İYİ Parti'nin temelde hemen hepimiz söyledik İYİ Parti hakkında konuşulanlar seçmeniyle siyaseti arasındaki ara açıldı bir kere. Çünkü İYİ Parti büyük oranda seçmenin taleplerine yanıt vermeyi kendi ideolojisi haline getiren bir partiydi. Yani seçmen böyle istiyor diye adaya itiraz etti. İşte seçmen böyle istiyor diye siyasal stratejisini değiştirdi. Ama son değişiklik yani yerel genel seçimlerden sonra yerel seçim stratejisi aslında seçmenin talep etmediği bir değişiklikti. Çünkü tam da İYİ Parti seçmeni aslında kendisini iktidarı devirmek üzerine, Erdoğan karşıtlığı üzerine kurmuş. Kentli seküler, milliyetçilik yönü biraz fazla CHP'den kendisini o şekilde ayıran ama CHP seçmenine de çok yakın bir seçmendi. Zaten bu seçim haritasında gördüğümüz şey aslında İYİ Parti seçmeni İYİ Parti kırdığı için bir şekilde stratejisini değiştirdiği için CHP adaylarına büyük oranda oy vermek yönünde olmuş. Şimdi eğer böyle bir değişim varsa, ciddi bir oy kaybı varsa bunun kendisi büyük bir başarısızlıksa ve bu siyasal strateji seçmen nezdinde işlemediyse dolayısıyla sizin ya bir lider ya bir içeride yeni bir örgütlenme ya da siyasal stratejinize yönelik bir sorgulamaya gitmeniz lazım. Ama size onu soracaktım. Buradaki temel mesele şu. İYİ Parti bu kadar seçmenin taleplerine yanıt veren bir partiyken ya da vermeye çalışan bir partiyken ne oldu da genel seçimlerden sonra kendi siyasal stratejisini hem söylem hem aday düzeyinde bu kadar iktidara doğru kırdı. Yani yine sizin dediğinize katılarak aslında iktidara doğru kırdı derken bilinçli ya da bilinçsiz ya da herkesin aynı şekilde yani İYİ Parti'nin içerisindeki herkesin bilinçli bir şekilde iktidara doğru Hayır. kırdığı iddiasında değilim. Ama neticede farklı bir aday çıkarmak aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok ilde kazanabilmesini mümkün kılacak bir şey diye konuşuyorduk. Eğer seçmen böyle davranmamış olsaydı. Siyasal söylem olarak da çok yakınlaştı. Dolayısıyla belki de onun nedenlerine bakmak eğer hani hakikaten iktidarla bir yakınlaşma arzusu varsa o zaman siz %3'le de bunu yapabilirsiniz. Yani %10'luk %11'lik bir seçmen desteğine ihtiyacınız olmayabilir. Şimdi ben İYİ Parti'ye çağrıldığımda ve gittiğimde tam anlamıyla AK Parti iktidarını ve tek adam rejimini demokrasiyle seçim sandığında diğer ana muhalefet partisiyle beraber çalışarak yenebileceğimiz inancı ve bir merkeze evrilen, giden, bu amaçta olan bir genel başkan ve bu amaçta olan bir parti olduğu için gittim. Ayrılırken de bunun artık tamamıyla ortadan kalktığını ve bunun tamamıyla bu olayın söz konusu olmadığını kesin kanaat getirdikten sonra yani, ayrıldım. Bu inanç mı yok oldu? Biz kazanamayız. Hayır. İnancı mı hakim hayır, oldu? Hayır, hayır, hayır. Yani bu bazı şeyler var şimdi söylemek olmaz. Yani benim bu tamamıyla ben olmayacak bazı şeyler ama lider partisidir İYİ Parti onu söyleyeyim. Evet haklısınız %3'lük bir parti bile çok şey değiştirebilir. Çok önemlidir. Ama şunu da görüyoruz. Vatandaş netlik seviyor. Vatandaş dürüstlük seviyor. Seçmen yani böyle kandırılmayı sevmiyor. Hı hı. Eğer siz seçmeni ben kandırmak de bir şey niyetindeyseniz seçmen onun cevabını size gayet güzel verir. Yani şimdi tabii bu çok konuşuluyor. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı'na doğru bir hamle yapıp yapmayacağı Akşener'in ve İYİ Parti'nin ki masadan kalkması da bununla ilişkilendiriliyor. Orada aday gösterdiği İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısında aday göstermesi de bu bağlamda bir çerçeveye oturtuluyor. Ama benim anlamadığım şöyle bir şey var. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyeti kim dedi? Kime karşı dedi? Evet. Ve ne için bunu söyledi? Evet. İki, şu anda Türkiye bir itiraz, isyan, Türk halkı hep beraber, hep birlikte, her taraftan arkadaki harita gösteriyor. Bu sesi yükseltirken daha önce böyle bir iddia koyan ve böyle bir Türkiye özlemini ortaya koyan Sayın Akşener ve Sayın İYİ Parti liderliği böyle bir kararı nasıl alır? Aynı soruyu soruyorum. Yani, ben kesinlikle şunu soracağım. Yani şu tweet'i de gösterelim aslında. Arkadaşlar o tweet'i gösterebilir miyiz? Şimdi sonuçta İYİ Parti içerisinde çıkmış iki isim. Durmuş Yılmaz daha önce rahatsızlığını söylemiş. Bilge Yılmaz seçimi biraz daha beklemiş.
İYİ Parti Bilge Yılmaz'ın tweet'i, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetimden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek diye devam ederken Durmuş Yılmaz diyor ki anlaşıldı ki Mayıs 2023 seçimlerinde iktidar Meral Akşener tarafından altın tepside sunuldu. Yani şimdi bir siyasi parti haksızlığa doğruyor olabilir bu arada. Cumhur İttifakı'na mı katılacak? İstibdatı mı yıkacak? Seçim onun yüzünden mi kaybedildi? Yoksa seçim aslında onun formülleri dile getirildi de onlar uygulanmadığı için mi kaybedildi? Ne düşünüyorsunuz bu tartışmada? Yani aslında İYİ Parti çıkış noktası itibariyle yani o 2016-2017 MHP'deki kurultay süreci, orada Devlet Bahçeli'nin otoriter yönetimine ve tabii bu otoriter iktidara destek vermesine karşı bayrak açan ve çok zor bir süreç sonucu bir parti kuran bir siyasi kadrodan bahsediyoruz ve aslında 2018 seçimlerinde bence çok da ciddi bir oy oranı alarak başladılar. Yani bu zor otoriter rejim koşullarında hem de sağda kurulmuş bir parti. Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar güç bir sınav verdiğini görüyoruz. %6,5 oy aldılar. Büyük bir başarı diyoruz. İYİ Parti %9,9 oy alarak başladı. Ve akabinde de tabii 2019 yerel seçimlerinde yine muhalefet ittifakının çok büyük bir başarı kazanmasına imkan sağladı ya da destek verdi. Ama tabii orada İYİ Parti'nin şöyle bir açmazı var. Yani ben İYİ Parti'nin bir ideolojik kökeninin olduğunu ve onu belli oranda da doldurduğunu düşünüyorum. Fakat büyütme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadılar. Çünkü bir taraftan eğer daha merkeze gelirse, merkez sağ parti hüviyetini kazanırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nden çekebileceği çok da fazla bir oy yok. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti hiçbir il seviyesinde belediye kazanamadı. Hatta büyük ilçelerin de hiçbirisinde belediyeyi alamadı. Fakat yani yapılan pazarlığın başarısı, seçim başarısı sonucu Cumhuriyet Halk Partisi birçok büyük şehirde, ilde, ilçede belediyeyi kazandı. Şimdi o bir anda CHP İYİ Parti arasındaki dengeyi oy oranlarının çok ötesinde asimetrik bir hale getirdi ve oraya doğru büyümesinin önüne tamamen set çekti. Sonrasında da bence Meral Akşener'in çok kötü bir pazarlık yapması, altılı masayı kabul etmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteklerinin hiçbirisini kabul ettirememesi ve doğru düzgün bir müzakere sürecine bile girmemesi. Orada o dönemde ben haklı bazı eleştiri olduğunu da düşünüyorum. Ama o eleştiri, yani şimdi ben bir akademisyen olarak eleştiri yapabilirim. Siz %10'luk bir partinin genel başkanıysanız ve o masada oturuyorsanız o eleştirileri kapılı kapılar ardında düzgün bir şekilde yapıp sonuç almanız gerekiyor. Şimdi o sonucu alamadığı zaman CHP'nin koopte ettiği, CHP hiçbir sözünü kabul ettiremeyen ve kendisinden çok daha küçük adeta tabela partisi olan sağ partilerle aynı ağırlığa sahip olan bir parti hüviyetine geldi. Dolayısıyla AKP MHP'den çekebileceği oyu da çekemedi. Hatta bir de göç meselesinde ciddi bir alanı boş bıraktığı için İYİ Parti'den kopan Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin de provokatif çıkışları sonucu bir de oraya oy kaybetmeye başladı ve bütün bu savrulma süreci sonucu bir de üstüne seçim kaybedildi. Şimdi seçim kaybedildikten sonra sanırım İYİ Parti içindeki belli kadrolar 5 sene boyunca da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacağı için artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının değişmeyeceğini ve aslında Devlet Bahçeli'nin birkaç sene önce verdiği Erdoğan'la stratejik ortaklık kurma kararının belki de siyaseten doğru olduğunu, CHP ile aralarına mesafe koyarlarsa daha çok kazanacaklarını düşündüler. Bence bu çok yanlış bir okumaydı. Şimdi bunu değiştirirler mi peki? Şimdi bunu değiştirmeleri artık çok zor. Yani ben Meral Akşener'in bu kadar... değiştirecek kadrolar yok. Yani değiştirecek kadrolar artık gelse de bu kadar zikzak sonucu, yani nasıl AKP kuruluş ayarlarına geri dönemezse, çünkü tam bir tek adam yönetimi ortaya konmuş, o kadrolar yok, kadroları geçtim, kurulan koalisyon artık o kadroları da geri dönmesine izin vermez. İYİ Parti'de de aynı şekilde, yani bu savrulma hali, oradan oraya gitme, yani yarın bir gün Meral Akşener sizi tekrar davet etse ya da başka kadroları yeniden yanına alsa CHP güvenecek mi İYİ Parti'ye? Artık neredeyse bir toksik lider haline geldi Meral Hanım. Yani sözüne güvenilmeyen, beraber hareket edilemeyecek, fevri çıkışlar yapan, yani Mansur Yavaş için kullandığı ifadeler siyasi nezaketsizliğin çok ötesine geçti. Şimdi artık böyle bir noktada İYİ Parti'de çok ağır bir siyasi deprem var. Alınan oy oranına da ben sadece takılmıyorum. Yani %3 oy oranı tabii ki çok ağır bir yenilgi.
Ama onun ötesinde bence İyi Parti doğru düzgün teşkilat yapısı kuramadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiği için aday yapılmamış birçok CHP'li ismi geldi. Örgütün başına geçirdi, aday yaptı. Dolayısıyla aslında birçok İyi Partili buna tepki göstererek istifa ama etti. Ama o teşkilat olmadığı için değil. Yok, teşkilat var zaten. Ben teşkilat yani, yok demiyorum. CHP'den adamları almak bambaşka bir sebep. Tabii işte aday yapılmış. Yani CHP'den mesela o adaylarla oy alınamayacağını hiç ben görüyorsam da Meral Hanım'ın da görmesi gerekiyordu. Orada dolayısıyla takip edilen ben strateji ve alınan kararlar ve bu şekilde partiye sokulan adaylar çok ciddi zikzak içeriyor. Şimdi bunu götürmesi mümkün değil. Belli ki bir kurultay süreci başlayacak. O kurultay sürecinde aslında iki tane çok önemli faktör var. Bir tanesini siz bir önce paylaştınız. Yani Bilge Yılmaz'ın tweetini ben çok önemsiyorum. Çünkü bu süreç içinde Bilge Yılmaz ana muhalefet partisine, daha doğrusu muhalefetin kazandığı mevzileri geriletmeyecek şekilde davrandı. Yani zarar vermedi. Ama hem CHP'ye hem İyi Parti yönetimine de ağır eleştiriler olduğunu biz şu ana kadarki paylaştığı mesajlardan, tweetlerden biliyoruz. Ve artık burada bir bayrak açmışa benziyor. Dolayısıyla onu bir genel başkan adayı olarak ya da aday adayı olarak şu noktada görebilir miyiz bilmiyorum. Ama bir şu an bir öyle bir senaryo ortaya çıkmaya başladı. Diğer seçenek, şimdi Mansur Yavaş, biz hep Ekrem İmamoğlu'nu şu ana kadar konuştuk bu programlarda. Ama Ankara'da Mansur Yavaş çok büyük bir seçim başarısı kazandı. Yani evet. Turgut Altınoğlu, yani ben Ankara'da böyle bir seçim tarihi yok. Yani böyle bir seçimle şu ana kadar karşılaşmadım. %31'e %60, işte biraz yayına girmeden önce konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy aldığı illerin başında geliyor. İzmir'den daha fazla. Birçok CHP kalesinden. 3 kat daha fazla. Yani fark %29. Mansur Bey'in oy oranı %60. 15 tane Ankara ilçesini kazanmış durumda. Bunların içinde Keçiören var. Karşısındaki rakip Keçiören'i 1994'ten beri yöneten, nasıl yönettiğini biliyoruz ama bir şekilde yöneten bir isim ve kazanılan bu 15 ilçe belediyesinin çoğu Mansur Yavaş'la birlikte hareket eden, sağ tandanslı, çoğu ülkücü kökenden gelen ve belediye iştiraklerinde çalışmış ve dolayısıyla kaynak dağıtmayı bilen insanlar. Şimdi bir taraftan da benim tahminim Mansur Yavaş artık bundan sonraki süreçte bir cumhurbaşkanlığı aday kampanyasının da bir ön adımı olarak ya da ilk adımı olarak İyi Parti'de Meral Akşener'i değiştirip yerine kendisini aday gösterebilecek belki ileride bir ismi. Onu gölgelemeyecek, onunla beraber çalışabilecek bir ismi getirmeye çalışacak. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve bu 15 ilçenin en azından 8-9 tanesi Mansur Yavaş'la birlikte hareket edecek. Onları da almış biri olarak dağıtabileceği kaynaklar var. Şimdi ben Türkiye'de seçim kaybeden bir partinin illa değişmeyeceğini düşünenlerden değilim. Burada bence sormamız gereken Meral Akşener'in kendi koltuğunu koruması için dağıtabileceği elinde somut kaynak nedir? Yani ben siyaset bilimci olarak kurumsal faktörlere bakarım, yapısal faktörlere bakarım, eldeki kaynaklara bakarım. Şimdi Meral Akşener oyu çok düştü. Dolayısıyla bundan sonra girilecek seçimde partinin baraj altı kalacağını da herkes görüyor. Bir sonraki seçimde dolayısıyla milletvekili adayı olacak isimlerin ben çoğunun Meral Hanım'ı destekleyeceğini düşünmüyorum. Ama partinin geçen seçimde aldığı yüksek oy oranı nedeniyle ciddi bir hazine yardımı alacak. Meral Hanım onu dağıtabilir. Ortada kazanılmış pek bir belediye başarısı yok ama en azından bir il kazandılar. Ordu'yu kazansaydı eli biraz daha rahatlardı. Orada biraz kaynak dağıtmaya başlayacak ama ben bunların yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Meral Hanım'ın her şeyi geçtim, bence bir siyasi hikayesi bitti. Yani aslında 2023 genel seçimi muhalefet kampında bir dönemi bitirdi. Kemal Bey o mesajı alıp çekilebilirdi, almadı. Kurultay'da gönderildi. Diğer dört küçük sağ partinin liderleri o mesajı almadı. Bu seçim itibariyle kendileri tabela partisine döndüler. Yani geçen gün, yani dün akşam itibariyle bakıyordum. Gelecek Partisi 50 bin oy almış. Yani Gelecek Partisi'ne Türkiye genelinde oy veren herkesi Seyrantepe'de Ali Sami Yen spor kompleksindeki o stadyuma sığdırabiliriz. Şimdi böylesine büyük bir başarısızlık var. Geriye Meral Akşener kaldı. Meral Akşener de aslında
o süreçte tek başına bence hata yapan o değildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de çok ciddi hataları vardı. Ama o süreci durduramayan ve o süreci daha kötüleştiren bir lider olarak çekilmesi gerekiyordu. Çekilmedi. Bu seçimde çok daha ağır bir darbe aldı. Kurultayı kazanması da güçleşti Meral bence. Meral Hanım istediği her şeyi durdurur. Evet. Meral Hanım, ben Meral Hanım'ın 3 yıl çok yakın kurmayı olarak çalıştım. Meral Hanım isteseydi her şeyi durdurur, her şeyi de değiştirirdi. Buna emin olunuz. Adaylık yok. Sürecinden bahsediyoruz. Yani, hayır. Ona yani katılıyorum. Bu orada karanlık bir nokta var. 3 yıl içinde, son 1-1,5 yıl içinde Sayın Meral Akşener güçlü. Onlar sizce numara mıydı? Yani sonuçta mücadele güçlü etti, bir, kalkmaya çalıştı, kalktı, tekrar döndü, engellemeye yok, çalıştı. O oralar değil. Yani onun öncesinde. Yani iyi pazarlık yapılamadı falan filan. İstese Meral Hanım gayet güzel. İstese Kemal Kılıçdaroğlu durdururdu diyorsunuz. Evet, evet, tabii ki. Ya da adaylığı masada tartışırdı öylesiyle. Tabii ki. Bunların hepsi yapılabilir. Peki, neden istemedi? Peki neden istemedi? Ya da durdurmadı şey için neden masayı devirdi? Onların cevabını ben veremem. Bahadır Bey, 23'e kadar sizden söz almıştım. Biliyorum ama veremem diye bir şey almak istiyoruz. Kalmak ister misiniz? Ayrılmam lazım. O zaman siz şunu sorayım size reklama gitmeden önce. İyi Parti'de görünür bir lider adayı var mı Meral Akşener dışında? İyi Parti'nin çok ağır abileri var. Ağır abi lafını gerçekten şey anlamında söylüyorum. Yani genelde bu böyle hani olumsuz bir şey gibi söylenir. Tam tersi. İyi Parti'de siyaseti çok iyi bilen, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve şeyde daha önceden işte ülkücü camiada çok bilinen, tanınan, kamuoyunun çok iyi bildiği, tecrübeli siyaset figürleri var. Onun dışında da kendisini aday gören bence gençler var. Prensler falan filan var. Şey çoktur yani kendini genel başkan olarak görmek isteyen çoktur da o kadar kolay değil o değil. İşler. Yani siz MHP içinden gelen bir ismin buraya olabileceğini ama bunda şu anda mümkün olmuyor. Hayır, o tecrübeli isimler için demiyorum, gençler için özellikle söylüyorum ama o kadar kolay değil. Lider partilerinde liderin değişmesi çok kolay değil. Bunun lider partisi değil ama ideoloji partisi, Türkiye'nin 100 yıllık partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile bir liderin değişmesinin kolay normal değil. Olan demokratik yolla kurultayda ne kadar zor olduğunu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi demokratik şeyleri içinde, kuralları içinde bunu becerebildiğini ve Türkiye'ye de bunun bir hem örnek hem ümit olduğunu teşekkür gördük. Teşekkür ederiz o zaman. Şu anda reklama gidiyoruz. Peki. Teşekkür ederiz ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. İyi ki geldiniz. Bahadır Erdem'e teşekkür iyi ki geldiniz. Ederim. Tekrar bu tartışmayı devam ettireceğiz. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Şimdi sözüm var, bir reklam arasıyla devam ediyoruz. İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan... My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Merhabalar, ismim Cevat Çamur. Çamur Gayrimenkul firmasının sahibiyim.
Sahibinden.com teknolojik anlamda sürekli bize yenilikler sunması bizim için çok büyük bir artı. Sahibinden.com'un yazılımını geliştirdiği gimbal ile sanal tür çekimlerimizi sarsıntısız, hızlı ve profesyonel bir şekilde çekebiliyoruz. Sahibinden.com'la çalışmaktan çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. İnternetin uzmanları öneriyor. dSmart.net'e gelenler interneti ve dSmart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. dSmart.net'le 16 megabite kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu dSmart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar dSmart'ın eğlence dünyasında, dSmart hep yanında. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Termolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Setur'la tatile çıkmanı sağlayacak bir şey duymak ister misin? %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerine ek, ister %25'ini şimdi öde, tatilini garantile, istersen vade farksız 9 taksit fırsatından yararlan. Aradığın tatil Setur. Bugün Antalya kazandı. Tarlasını alın teriyle süren çiftçi kardeşim. Geleceğe göğüs geren genç arkadaşım. Her gün umuda kepenk açan esnaf kardeşim. Anneler ve babalar, turizmciler, kıymetli emekliler, emekçiler kazandı. Cumhuriyet bizimdir diyenler kazandı. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Güncel haberlere anında erişmek artık çok kolay. WhatsApp'ı açın ve güncellemeler sekmesini arayın. Arama kısmına Halk TV yazın. Çıkan sonuçlardan Halk TV sayfasını bulun. Ve sağ üst köşede bulunan takip et seçeneğini unutmayın. Sıcak gelişmelerden anında haberdar olun. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. Şule Aydın, Murat Ağrel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan gizli dosyaları bir bir açıyor. Kardeşinde anlattıktan sonra bu isimler gözaltına alındı. Türkiye'nin gerçeği bu. Sezen Sarmalı kuruluyor. Çok eski bir yöntem. Türkiye'de ne suç biter ne cezaevi biter. Evimize çökecekler mi? Nasıl çökecekler? 3000 lira verdiğin zaman Türkiye'deki bütün kullanıcıların tamamının bilgileri burada. Bunu kim kullanıyor? Sanal bahis siteleri kullanıyor. Bu bir şike. Yani bu futbolcunun hakkı yeniliyor. Böyle güçlüler. Böyle güçlüler. Çok önemli dosyalar hazırlandı. Kayda geçsin Halk TV'de. Sözüm vardı, birlikteyiz. Reklam arasından önce İYİ Parti'deki
yaşanan tartışmaları konuşmaya başlamıştık. Tam en heyecanlı yerinde Bahadır Erdem'i uğurladık. Ama sana şunu soracağım Hilmi. Sen İyi Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturabilecek bir lider adayı görebiliyor musun? Çünkü mesela Burak Kavuncu ismi zaman zaman gündeme geliyor. Burak Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve açıkçası herhalde ona oy verenleri tatmin etmeyen bir oy aldı. Zafer Partisi'nin adayının bile gerisinde kaldı. Binde altı galiba. Efendim? Binde altı. Evet, yani bu açıdan bir lider adayı olsaydı dahi belki de bu seçim süreci onu örselemiştir. Bu seçim süreci pek çok ismi eminim örseledi. Meral Akşener'in koltuğuna oturabilecek böyle biri var mı İyi Parti? Çünkü Özgür Özel çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürdü. İyi Parti'de kim yapacak bunu? Yani isim tabii bence olabilir. Yani şu anda düşündüğümde mesela Yavuz Aleli olsaydı mutlaka aday olurdu ama yok. Yani belki Oktay Vural bilmiyorum yani. Ağır abiler az önce Bahadır Erdem'in dediği gibi vardı ama ben yine o ağır abilerden birinin bana söylediği bir cümleyi burada söylemek istiyorum. Biz İyi Parti'yi Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak için kurduk. Şimdi bu cümle çoğumuzun bildiği bir cümle. Ama ne oldu? Bu cümle olmadığı gibi, hayata geçmediği gibi İyi Parti %3-3,5'luk bir seviyeye düşmüşken Cumhur İttifakı'nın bir küçük ortağı haline getirilme durumuna geldi. Şimdi bu olacak bir şey değil. Yani İyi Parti'nin bence Türkiye siyasetindeki bu şekildeki miadı dolmuş durumda. Yani buna yeni bir heyecan nasıl verilir? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir kere yani işin gazı kaçtıktan sonra onu yeniden eski güzel ambalajlı haline getirmek de mümkün. Çok mümkün olamıyor. Türkiye'de bunun bir örneği yok. Yani siz %10'ları göreceksiniz. Sonra üçlere gerileceksiniz. Sonra yeniden bir hamle yapacaksınız yeniden. Yani bu esasında bir kıstas oluyor. O kıstas da şu. Siz %7'yi gördükten sonra ya yukarı gidiyorsunuz ya aşağı gidiyorsunuz. İyi Parti aşağı gelmiş durumda. Ve burada kimin liderliği altında olursa olsun ben buradan yeni bir hikaye çıkmasını çok gerçekçi bulmuyorum. Evet, çok kıymetli sayıda milletvekili var. Ve bu Türkiye ve parlamenter sistemde bir etkisi var. Senin dediğin gibi hazine yardımı var. Ama bence İyi Parti hikayesi artık bitmiş bir hikaye. Peki Evren Hanım. Meral Akşener'in masadan kalkması Cumhurbaşkanı'nın adaylığı tartışmasında oldu. Hı hı. Meral Akşener dedim ki dedi içeride. Anketler veya sokak, halk Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gösteriyor dedim. Hı hı. Hatta sonrasında bunu kamuoyuna da açıkladı. İki ismin yüzüne de söylediğini söyledi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, hayır, onlar belediye başkanımızdır, devam edecekler. Onlar aday olursa İstanbul'u mesela AKP'li bir yönetir veya Ankara'yı AKP'li bir yönetir. Sizce bu seçimin sonuçları, hı hı, çünkü belediye meclisi de artık CHP'nin elinde, hem İstanbul'da hem Ankara'da. 2028'in Cumhurbaşkanı adayları konusunda bir fikir veriyor mu? Tabii aslında biraz Berk biraz evvel konuşmaya başladı. Mansur Yavaş'ın nasıl aday olabileceği, onun adaylık konusundaki hem düşünceleri hem de tercihleri, stratejileri hakkında. Muhalefetin adayından konuşuyorsak aslında İstanbul seçimleri Erdoğan karşısında, doğrudan tabii ki Erdoğan seçim sandığında Ekrem Bey'in karşısında değildi, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında değildi. Ama Erdoğan'ı dolaylı da olsa yenmiş bir lider olarak ve Cumhurbaşkanlığı arzusunu da bildiğimiz bir lider olarak Ekrem İmamoğlu'nu muhalefetin potansiyel Cumhurbaşkanı lideri, adayı olarak bir kere kesinlikle önümüze koydu. Bunu konuşmaya da devam edeceğiz. İstanbul'u yönetecek. Yine belediye meclisinin de çoğunlukla İstanbul'u yönetecek. Herhangi bir erken seçim durumu olursa, olmadığı takdirde bile yerel seçimlerden önce bir biçimde belediye başkanlığını kendi partisinden birine devrederek, bırakarak aslında Cumhurbaşkanı adaylığını da açıklayabilecek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun kesin bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir değişiklik olmazsa. Yine her zaman ben Türkiye siyasetine bir takım sürprizlerin ya da belirsizliklerin o analizin içerisinde muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir tanesi bu tabii ki ve Ekrem İmamoğlu'nun eğer kendi liderlik stiline bakarsak Türkiye'nin birden fazla bölünmesine,
kendi kişiliği ve liderlik tarzı üzerinden çok kapsayıcı bir biçimde yanıt verebilen bir lider. Yani hem Kürtlerle konuşabiliyor, hem muhafazakarlarla konuşabiliyor. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 üstü oy alma gerekliliği devam ederse Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir avantajı da var. Yani birden çok bölünmeyle baş edebilen bir siyasal lider Ekrem İmamoğlu. Ama tabii ki sizin de söylediğiniz gibi, biraz evvel Berk'in söylediği gibi, Mansur Yavaş muazzam bir fark atarak ve Ankara Belediyesi'ni kazandı. Benzer bir koşul Ankara Belediye Meclisi için Mansur Yavaş için de bu sefer geçerli. Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerindeki onay oranlarını yine çok tartışmalı anketlerden biliyoruz. Anket sonuçlarının her zaman tartışmalı olduğunu biliyoruz ama çok yüksek bir onay oranı da vardı. Ekrem İmamoğlu'ndan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazlaydı aslında. Ama onun da bir takım dezavantajları var. Yine bunu 2023 seçimleri öncesinde konuştuk. Dezavantajları aslında daha ziyade milliyetçi bir seçmenle ilişki kuruyor olması ve temel olarak Türkiye'nin diğer bölünme biçimlerine, özellikle Kürt seçmenle kurduğu ilişkinin Ekrem İmamoğlu'nun potansiyeline nazaran daha az olması. Ama bence en önemli dezavantajı, Türkiye'de liderleri, adayları vesaireyi, adayları diyeyim, liderleri demeyeyim, adayları belirleyen parti politikası. Yani bugüne kadar da öyle oldu. Eğer CHP'nin bir adayı olacaksa ve parti politikasına bakarsak, CHP Ekrem İmamoğlu'nun. Mansur Yavaş'la CHP arasındaki ilişki, Ekrem İmamoğlu'yla CHP arasındaki ilişki kadar iyi bir ilişki değil. Yani Mansur Yavaş her zaman tabii ki CHP'li bir belediye başkanı olduğunu söyledi. CHP siyasetini benimsediğini söyledi. Ama yine de hem gündelik bazda hem belediyeyle ilişkilerine, hem de siyasetle ilişkisine, hem de parti örgütüyle ilişkisine bakarsak, özellikle kongreden sonra Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir ağırlığı var parti örgütünde. Ve dolayısıyla CHP'nin adayının Ekrem İmamoğlu olacağı bir kere çok belirgin. Ben itiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Olabilir, evet, tamam. Belki şunu da söyleyeyim. Belki Mansur Yavaş bağımsız aday olmayı İYİ Parti üzerinden ya da başka bir milliyetçi parti üzerinden milliyetçi oylara talip bir aday olma arzusunu dillendirebilir. Ben onu da çok zor görüyorum. Ama tabii ki bu iddiasından vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Sen şöyle, Özgür Özel, şimdi seçim öncesinde ben kendi adıma Hilmi Hacaloğlu olarak söyleyeyim. Hatay'da çok yanlış bir siyaset yapılmıştı bence. Yani Lütfü Savaş'ı çok hırpalandı. Yani belki bu kadar hırpalanmasaydı, parti en baştan onun arkasında kaya gibi dursaydı başka türlü bir seçim olabilirdi. Yani bu sonuç onu gösterdi. Çok 2 puan falan var ve itirazlar var ve Hatay meselesi. Antalya'da DEM Parti çok ciddi bir şekilde karşı çıktı Muhittin Böceğe. Ben de seçimin gideceğini düşünüyordum. Seçim geldi. İzmir'de Cemil Tugay iyi bir performans sergileyememişti. Ben İstanbul'dan böyle gördüm. İzmir'deki arkadaşlarımla konuştuğumda da aynı şeyi söylüyorlardı. Ama sandıklar bir açıldı. Evet. Sonuç hiç öyle ortaya çıkmadı. Şimdi Kastamonu, Karabük, Denizli, Afyon, bir sürü başka, Kilis, Adıyaman, yani Bartın, Kırıkkale, Zonguldak, Giresun, Kırıkkale, yani Kütahya, muazzam bir şey var. Ne diyoruz? Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetiydi. Yani 1977'den beri Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir performans yerel seçimlerde göstermedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Demin baktım, %63 almış Vedat Dalakay 1973 seçimlerinde Ankara'da Mansur Bey'den daha yüksek oy almış. %65 de 1970 seçimlerinde Ahmet İsvan almış İstanbul'da. Bunu not olarak burada söyleyeyim. Yani CHP'nin tarihinde hem Ankara'da hem İstanbul'da %60 üstü başarıları var. Ama büyükşehir yasası yoktu. Tabii. Dolayısıyla ama kırsaldan oy almıyorlardı. Yani evet, merkezde evet, alınan oylar. Şimdi İstanbul ve Ankara'da bütün kırsal çeperdeki ilçelerin oyu da eklenince %60. Özellikle Ankara öyle. Sistemde bir farklılık var. Yani ama yoksa yani 2014'te büyükşehir yasası ama olmasa aslında zaten Yavaş yine Melih Gökçe'ye karşı kazanıyordu. Evet, 2014'ten o seçime müdahale yapılmasa 2014'te tartışmasız kazanıyordu. Ankara kazanıyordu. Bu arada Üsküdar'ı da kazanıyordu müdahale olmasa. Doğru, o İhsan Üstelik Köşke zaten Barış Atılar. Ben hala itirazı bekliyorum. Özgür Özel şu anda, yani 30 Mart'a kadar Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun gölgesindeydi. Artık değil. Değil, evet. Artık değil. Evet. Ve burada bence kartlar yeniden karılabilir. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak? Tabii ki Ekrem Bey çok avantajlı. Yani Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı Ekrem Bey'e tercih etmesinin sebebi ne olabilir? Özgür Özel'in kendisinin aday olacağı. Böyle bir karşılaştırıyorum. 35 yılı kazanmış mı? Benim diyeyim. Ben buna çok katılmıyorum. Yani ben de buna bir itiraz. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şu anda böyle yani Ekrem Bey tabii ki her çoğunluğun gözünde bir aday. Ama sonuçta süreç başka bir yere evrilebilir. Yani şu anda Özgür Özel bakımından yelkenler doluyor olabilir. Bence bu başarı CHP Genel Merkezi'nin büyük bir politika şaikası eseri falan değil. Az önce konuştuk. Ekonomik parametreler var, yeniden refah var, sahanın içinde parçalanması var. AK Parti'nin kendi içinde Metin Külünk'ün dediği gibi doğru adaylar. Bir sürü faktör var. Ama sonuçta bu faktörlerin ortaya çıkardığı şey CHP 35 ili kazandı. Dolayısıyla bu mesele daha çok konuşulabilir. Bu köprünün altından su akabilir. Bir nokta daha var, o da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmadığı bir koşulda hem Mansur Bey hem Ekrem Bey aday olabilir. Çok net bir şekilde olabilir. O senaryo yani Erdoğan'ın aday olduğu bir durumda da olabilir. Bence de olmayacak. Yani o Mehmet Uçum olabileceğini söyledi. Hayır, meclis erken seçim kararı alırsa vesaire. Olabilir, onun bir şey yok yani. Cumhur İttifakı devam ederse o karar. Yok, alamıyor. Yani hukuki 360'a ulaşması tabii, lazım. Yani alamıyor. Yine başka partilerin, siyasi partilerin desteğine ihtiyacı var. Konuştuk ya yani hani orada alınabilir bir duruma gelebilir ama Cumhurbaşkanı'nın ben bir daha yani Sayın Bahçeli işte bırakamazsın, beraber geldik, burada kalacaksın, bu millet sana ihtiyacı var, senin final seçimin değil demesi ortada olmasına rağmen ben aday olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü tablo ortada. Yani bu seçimde hani esasında Erdoğan'la İmamoğlu kapıştı ve İmamoğlu... Ya ben orada bir katılmadığım şey söyleyeyim de. Evet, şimdi bir defa bu ekonomik politika... rasyonel ekonomik politika denilen kemer sıkma politikası seçmen maliyeti yüksek olan ama aynı zamanda ekonomiyi de orta vadede toparlayacak bir politika. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti hükümetinin de sabrının sebebi bu. Yani birkaç yıl sonra ekonominin bu politika sonucunda düzeleceği kanaatindeler. Ve bu durum AK Parti'nin bugünkü felaketini, yani bugün bu ortaya çıkan tablosunu bir nebze yumuşatabilir. Sandığa gitmeyen seçmenleri toparlayabilir. Yeniden refaha giden oyları bir miktar değiştirebilir. Veyahut Cumhur İttifakı'nın esnekliğini ve yeni katılımları sağlayabilir. Yani buna da açık. O yüzden salt bu tabloya bakarak, yani işte evet ben de başta söyledim, bu seçim bir İstanbul ve Ankara seçiminden çıktı, bir Türkiye seçimine döndü çünkü çok ilginç sonuçlar var gerçekten. Ama bununla beraber bu Özgür Özel'e veyahut Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine atfedilebilecek bir başarı olarak adlandırılıp bir üçüncü aktör olarak, bir üçüncü cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkabileceği kanaatinde değilim. Herkesin de itirazı var, o da söylesin. Aslında yani Roj Bey'in ilk noktasına itirazım var, ikinci noktasına katılıyorum. Yani katılmadığım nokta şu, şimdi iktidarın takip ettiği şu anki ekonomi politikası tabii ki orta vadede enflasyonu biraz daha düşürebilir. Enflasyonun düşmesiyle birlikte belli bir miktar bir makroekonomik denge kurulabilir. İşte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesiyle birlikte belki Türkiye'ye bir miktar sıcak para da gelir. Ama o kadar. Yani şu an Türkiye'nin takip ettiği politika bir taraftan işte kemer sıkma diyoruz, rejim yapıyor. Öte taraftan da gece yarısı buzdolabını açıp pasta yiyor. Evet. Yani şimdi dar gelirlilere ama kemer sıkma yapmadı. Politikası... Cumhurbaşkanı şunu yapabilirdi, her emekliye 5'er bin lira... Zam diyebilirdi, demedi seçimde. Onu demedi ama onu demedi ama kamu özel yatırım, yani ortak yatırımlarında özellikle iktidara destek veren ekonomik elitlerin, işte şirketlerin, konsorsiyumların o kadar çok fahiş yüksek bedellerle kar sağladığını biliyoruz ki aslında şu an kamu bütçesinden çok dar bir zümreye aktarılan çok ciddi bir kaynak var ve aslında o kaynakta tasarrufa gidilse belki bu kemer sıkma politikasına gerek duyulmadan, yani gerçek anlamıyla bir mali disiplin sağlanarak
bu politika bile çok daha başarılı bir şekilde takip edilebilir. Erdoğan'ın bence onu yapma imkanı kalmadı. Dolayısıyla hani ben orta vadede de takip edilen bu ekonomik politikaların tabii ki bizi 2019-2018'deki durumumuza döndürebilir. O şu anki Türkiye ekonomisinin durumundan çok daha iyi bir seviyeydi. Ama 2018-2019'da da işte yani o yerel seçimi kaybetmişti. Dolayısıyla yine hani aynı sıkıntılar devam ediyordu. Dolayısıyla ben orada çok uzun vadede bir toparlanma beklemiyorum. Ama katıldığım nokta şu. Bence de bu seçim başarısının arkasında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının getirdiği değişim çok büyük bir rol oynadı. O değişim sayesinde belki birçok bu ilçe ve il belediyelerini kazanamayacak adaylar aday yapılacaktı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Kendisine kurultayda destek verdikleri için. O yönüyle Özgür Özel de bence çok başarılı bir yani partisini toparlayacak bir hamle yaptı. Ve onun kredisini alması gerekiyor. Ama bu sağlanan seçim başarısını ben biraz daha ekonomik konjonktüre, AKP koalisyonunun artık çökmeye başlamasına ve yeniden Refah Partisi'nin çıkmasına bağlıyorum. Özellikle de AKP seçmenlerinin yani tabii ki ben ancak anekdotal olarak bakabiliyorum ama birçok AKP'nin kalesi bölgede oy kullanma oranı çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Dolayısıyla Özgür Özel bu seçimin tabii ki başarılı aktörlerinden biridir. Çok önemli de bir kredi kazanacaktır. Artık bundan sonra uzun süre bence CHP Genel Başkanı olarak da devam edecektir. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bence bizim bildiğimiz anlamıyla parti sistemini artık ortadan kaldırdı. Yani biz Latin Amerika ülkelerinde daha çok gördüğümüz güçlü başkan zayıf parti modeline doğru gidiyoruz. Ha Türkiye hiçbir zaman çok zayıf partilere sahip olmayacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok kökenli ideolojik bir pozisyonu olan, tabanı olan 100 senelik, 100 seneyi aşkın bir tarihi olan bir parti. Ama onun genel başkanının artık otomatikman aday olacağı, başarı kazandığında otomatikman aday olacağı bir durumu geçtik. %50 oy oranına kim ulaşabilecek? Ulusal ölçekte kim kampanya götürebilecek? Kim iktidar seçmeninden biraz oy alabilecek? Bu tartışma yapılacak. Ekrem, o tartışmada da Mansur Bey'e ona şunu geleceğim. Mansur Bey'e aday olamazsın. Ekrem Bey oluyor denebilir mi? Ona geleceğim. Ama Özgür Özel bu sayıklar nedeniyle bence aday olmaz. Ama şimdi onu şöyle parti iki tane aday çıkarabiliyorsa üç tane de çıkartabilir. Yok. Yani Mansur Yavaş konusuna geleceğim. Hani Özgür Özel için bunu söyleyebilirim. Ha sizin söylediğiniz senaryo belki şöyle bir durumda daha bir gerçekçi olurdu. En azından kendi adıma. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu Ekrem İmamoğlu kazanamasaydı ve 2028 yılı geldiğinde ya aday olursan İstanbul'u kaybediyoruz. Ne gereği var? Burada da başarılı bir genel başkan var. Bu kadar şehir kazanıldı. İyi aynı senaryo. 2023 senaryo. 2023'e benzeyen bir ihtimal daha zorlanabilirdi. Yine onun ben ihtimalini düşük görüyorum. Çünkü işte kampanya döneminde de gördük. Belediye başkan adaylarının bir bölümü Ekrem İmamoğlu ile aynı fotoğraf karesine girmek için birkaç ay önce aynı şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıyorlardı. Şimdi, ama bu çok önemli bir siyasi mesaj. Birçok yerde özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun beraber çalışacağı isimler aday yapıldı. Bu çok çok büyük bir ivme yaratacak. O nedenle ben Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tartışma bir cümle yani 2-3 cümleyle. Rojgörs'ün orada itirazı var. Yok itirazı. Ekleyeceğin belki evet. Zenginleştireceğin bir şey var. Mansur Yavaş konusunda katılıyorum. Ben şu noktada kendisi büyük bir hata yapmadığı sürece Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacağını tahmin ediyorum. Mansur Yavaş'ın adaylığı ancak muhalefetin sağ kesiminde bir toparlanma olursa bunu da ancak Mansur Yavaş kendisi o sürece dahil olarak yapabilir. Biraz önce o nedenle İYİ Parti Kongresi'nde etkisi olabilir demiştim. O zaman aday olma ihtimali var ve o bizi aslında eğer 2023'te gördüğümüz tarz kırıcı kötü aday kavgaları yaşanmaz. Bu iki önemli figür birbirleriyle işbirliği yapan bir rekabete girerlerse bu muhalefeti aynı anda büyütür. Çünkü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çok başarılı iki siyasetçi ama daha da önemlisi iki çok farklı seçmen koalisyonunu kurabilecek bir potansiyelleri var. Ekrem İmamoğlu daha kapsayıcı. Çözümü nedir bunun? Biri Cumhurbaşkanı, diğeri Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani formülü ikisi, nedir yani? Yani ikisi aynı anda aday da olabilir. Biz üç adaylı bir seçime gideriz. Mansur İkinci Yavaş tura kalan. İkinci tura kalan. Mansur Yavaş milliyetçi ve mukaddesatçı seçmenlerden o kadar oy alır ki belki Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan hiç şu ana kadar görmediği kadar büyük bir oy kaybı yaşar. O rekabetten muhalefet açısından bir güç doğar.
Ekrem İmamoğlu daha solda yer alan Kürt, Karadenizli, seküler orta sınıf büyük şehirlerdeki seçmenlere seslenir. Mansur Yavaş daha çok İç Anadolu, Doğu Anadolu'da İç Ege'deki milliyetçi, daha mukaddesatçı, daha kasabalardaki seçmenlere yönelir. Ve bu iki büyük aday aslında çok geniş bir seçmen kitlesini muhalefete taşır ve sonra da aralarında şu centilmenlik anlaşmasını yaparlar. Kim ikinci tura kalırsa diğeri onu destekleyecek. Ben bu arada ikisi belki aynı anda aday olur demiyorum. Belki ikisi kalır. buna dair bir şey söyleyecektim aslında. İyice havaya şimdi girelim. 29 Mayıs sabahı bazı değerlendirmeler yaparken seçim sonuçlarına dair. Siz tartışmıştınız hatta. Hayır. Berk Hoca ile değil. Başka arkadaşlarla tartışmalar yaparken AK Parti içerisinde bir klik çatışması, bir hizip çatışması başlayabilir mi? Erdoğan sonrasına bir hazırlık olur mu diye konuşurken çok net cevaplar vardı. Yani Erdoğan'ın bu kadar güçlü olduğu bir dönemde Erdoğan'ın 3. dönemi konuşulacaktır. Ve bu kadar güçlü olduğu bir yerde bir klik çatışması, hizip çatışması olmaz. Erdoğan sonrasına adaylık beyanında bulunabilecek güçlü aktörler çıkamaz deniliyordu. Şimdi dün sonuçlar bu şekilde ortaya çıktığı zaman yine benzer kişilerle görüştüğüm zaman bu tablonun AK Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adaylarını hazırlamaya başlayacağını söyledi. Kim mesela? Hakan Fidan, mesela Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar yani, olmaz. Aslında şimdi neden bizim olmaz Selçuk Bayraktar? Ya Selçuk Bayraktar olmaz çünkü aileden biri, haneden görünümü olur ve üstelik de kaybedeceği bir seçime Selçuk Bayraktar'ın girmesine Erdoğan razı olmaz. Mesele buna niyet etmesi. Şu an kim oluru konuşmuyoruz. Belki Hakan Fidan o bürokrat şeyinden çıkamayacak, o kimliğinden çıkamayacak ve toplumsal bir karşılık üretemeyecek. Ben de Selçuk Bayraktar'ın bir kristal kümbet olduğunu ve toplum karşısına çıktığı zaman istenilen performansı sergileyemeyeceğini düşünenlerdenim ama mesele bugün itibariyle AK Parti içerisinde, Cumhur İttifakı içerisinde de buna hazırlık yapacak başka aktörlerin çıkabileceği cesareti. Ama Hakan son dönemlerde, son birkaç günde yani çok alana indi. Oradan videolar, fotoğraflar paylaşıldı. Ama sonucu gördük. Alana indi de ne oldu? 17'si indi. Hayır. Yani orada başka nedenleri var. Hakan Fidan indi diye kaybetti diyemeyiz. Evet yani. Ama Hakan Fidan'ın imajı çok ciddi anlamda sarsıldı. Çünkü şu ana kadar belli oranda siyaset üstü, devlet içinde rejimi destekleyen, hatta güvenliğe bakıyor. Sokak seçmenine bile hitap edemeyen. Ama siyaset üstü olmak o kadar iyi olmayabiliyor bazen. Kaybetmeye rağmen toplumla temas etmek, görünür olmak daha iyi olabiliyor. Yani ben buradan çok şey kaybettiği kanaatinde değilim. Yani sonuçta 14-28 Mayıs kampanyasında bugün muhalefetin güçlü cumhurbaşkanı adayları olarak yani konuştuğumuz Yavaş'la kampanya yürütenler bence oradan güçlenerek çıktılar her şeye rağmen. Yani şimdi Hakan Fidan kaybettiyse aday değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimine de Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu ve diğer 4 kişi daha kaybetti. Onlar da alandaydı. Bir şey yapamadılar. Şimdi Hakan Fidan burada sahaya çıktı, kaybetti demek tabii. Çok kolaycılık olur yani. Öyle bir şey. Ben de aslında şuna bir şey söyleyebilir miyim? Ben size ama şunu merak ediyorum. Sorun. 3 konuşmacıdan çıkan bir şey var. Şu noktaya geldi tartışma. Erdoğan bu seçimin ardından 2028'e kadar kendi yerine bir lider hazırlar mı? Çok somut bir soru var ortada. Hazırlar mı? Sizin kafanızda şu an görünen bir lider var mı? Hani buradaki isimleri konuştuk muhalefet içinde ama. Bunun dışında bir isim benim de aklıma gelmiyor aslında burada konuştuğumuz isimler dışında. Ama biraz evvel söylediğiniz şeye bir şey ekleyeyim. Bence Hakan Fidan'ın sahaya inmesinden Hakan Fidan değil ama tam da kendisi için sahaya indiği Murat Kurum zarar gördü. Çünkü elinden tutulması gereken kendi başına kampanya yapamayan bir çocuk görüntüsü zaten vardı. Bir aday olarak bütün o bakanların sahaya inmesiyle, elinden tutmalarıyla vesaireyle aslında temel zarar gören Murat Kurum oldu. Ben de Hakan Fidan'ın ciddi bir zarar gördüğünü düşünmüyorum aslında. Bu Hakan Fidan ismi zaten dillendirilen bir isim. Peki lider zaten yıpranır bu arada. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce Seyhan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir isimle konuştu. Sanki orada değil mi? Mehmet Metin'in tweetinde de Erdoğan da zarar görmemiş gibi konuşuyorlar. Yani bu aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir Erdoğan'ın aldığı oy vardı, bir AKP'nin aldığı oy vardı.
Yani Erdoğan'a oy verdiği halde AKP'ye vermeyen bir kitle vardı. Hı hı. AKP'yi beğenmeyen, işte kendisinden uzaklaşmış gören bir kitle vardı. Hı hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi kesimleri içinde sanki Erdoğan yapılan hataları bilmiyor, görmüyor, kandırılıyor filan. Böyle bir kesim de var. Evet. Siz mesela o cenahtan Erdoğan'a bakışta Erdoğan da zarar görmedi fikrine katılıyor musunuz? Çünkü bakın yine Kurtuluş Erdoğan'da aranıyor. Yani şimdi artık tabii ki Türkiye siyasetinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın liderliğini birbirinden ayırmak, bunu biraz evvel de konuştuk, hiç mümkün değil. Yani bu gördüğümüz harita Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilgisi ama Erdoğan'ın zarar görmediği bir durum değil tabii ki. Esas olarak Erdoğan'ın da zarar gördüğü bir durum. Ama şu önemli, yine de Erdoğan'ın kendi siyasal geleceği bu seçimlerde kendi seçmenin tarafından oylanmadı. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden o anlamda farklıydı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer Erdoğan kaybetseydi, kendi seçmeni açısından ona karşı olan yükümlülüğünü ya da sorumluluğunu yerine getirilmemiş olacaktı. Çünkü Erdoğan nereye gidecekti eğer seçimleri kaybetseydi? Dolayısıyla kendi siyasi hayatının biteceği, yani belki AK Parti'ye geri dönecekti, onun genel başkanı olmaya devam edecekti vesaire. Ama siyasi hayatının biteceği, kendi siyasi hayatının seçim sandığında olduğu bir seçimdi o. Ve dolayısıyla yine Berk'in söylediği gibi liderlik odaklı, liderle kurulan duygusal bağ etrafından aslında toplumsal mobilizasyonun ve oy verme davranışlarının gerçekleştiği bir siyasal iklimde aslında seçmen Erdoğan'a yönelik kişisel sorumluluğunu, duygusal bağını yerine getirdi 2023'te. Ama 2024'te benzer bir şey söz konusu değil yerel seçimlerde. Evet, Erdoğan'a bir uyarı verdi ve bu bir uyarıydı. Ama Erdoğan'a demedi ki sen artık yönetme. Senin siyasal geleceğinle de ilişki, yani onun siyasal geleceğiyle de doğrudan ilişki kurmadı. Bu uyarı zarar verdi mi? Verdi. Ama onun siyasal geleceğini 2023'te olacağı gibi, olabileceği gibi eğer seçimi kaybetseydi sonlandırdı mı? Ya da sonlandırabilir miydi? Hayır. Dolayısıyla tam da o liderlik odaklı siyasette aslında kimin geleceğinin, siyasal geleceğinin oylandığı son derece önemli. Bu seçimler onunla ilgili değildi. Ama Erdoğan'ın yine de kendisine bir halef bulması ve bir devam meselesini çözmesi gerekiyor. Tıpkı diğer konularda konuştuğumuz gibi bunda da yapısal sorunlara, yani kişiselleşmiş bir rejimin yapısal sorunlarına çarpıyor. Kişiselleşmiş bir rejime sahipseniz aslında sizin önünüze çıkan, işte sizin gibi kampanya yapan, sizin kadar halkla konuşan farklı liderlerin ortaya çıkmasına, güçlenmesine izin vermezsiniz. Onlar bir süre sonra siyasal olarak ya da kurumsal olarak partinizden uzaklaşırlar. Nitekim Erdoğan'ın siyasal hayatında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yıllık siyasal hayatında da pek çok böyle aslında potansiyel lider adayının Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldığını ya da siyasal hayatını başka şekillerde devam ettirdiğini gördük. Ciddi bir liderlik sorunu var ama bu liderlik sorununun olmasının temel sebebi bütün konuştuğumuz adayların Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yapıyor olması. O gölgeden kurtulmadan da toplumla olan bağınızı, görünürlüğünüzü arttırmanız mümkün değil. Ama o gölgeden kurtulmak da bu siyasal iklimde o da mümkün değil. Peki denkleme bir şey daha Seyhan koyalım. Seçim sonucunda Özgür Özel bir açıklama yaptı. Aslında kısmen mütevazilik de andıran bir konuşma. Çünkü Özgür Özel seçim süreci boyunca bir Türkiye İttifakı'ndan bahsediyordu. Milliyetçi Demokratlar, DEM Parti seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, farklı kesimleri yan yana getireceğiz diyordu. Ve dedi ki, tek başımıza kazanmadık. Bunu partinin bir zaferi, atılan her oyu CHP'nin görsek gaflete düşeriz dedi. Özgür Özel kendisi birinci partinin lideri olarak bunu söyledi. Devlet Bahçeli de bir şey söyledi. Devlet Bahçeli de dedi ki, CHP'nin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açıktır. Devlet Bahçeli dedi ki siz kazanmadınız, ekonomi size kazandırdı dedi. Şimdi ama burada üçüncü bir faktör daha var. DEM Parti İstanbul'da Meral Danış Beştaş gibi parti içerisinde ağırlığı olan bir isme aday gösterdi. Seçim sonuçları için Meral Danış Beştaş diyor ki, okuyorum sana, İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi.
DEVA Parti ne demek istiyor? Çünkü sen bugün konuştun da herhalde şöyle. Partinin önemli isimleri. Çünkü Devlet Bahçeli diyor ki siz kazanmadınız, ekonomi kazandırdı. Özgür Özel diyor ki bize her kesim oy verdi. Sadece biz kazanmadık. Hep birlikte kazandık. Ama Meral Danış Beştaş ne diyor? Çünkü sonuçta DEM Parti faktörü Ankara'da, Mansur Yavaş'ı konuştunuz ama mesela bakıyorum Ankara'da Gülten Kışanak ciddi anlamda yok listede. İYİ Parti bile 0.91 hani beklentilerin çok altında kalmasına rağmen yok. Hem İstanbul'da hem Ankara'da DEM Parti seçmeni gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına vermiş. Mansur Yavaş'a da, Ekrem İmamoğlu'na da. Ama buna karşı ne demek istiyor? Şöyle, aslında dün az önce Hilmi abinin söylediğine katılarak bir şey söylemek istiyorum. Bence Özgür Özel dün liderlik vasfını ilk kez tamamladı. Yani yaptığı açıklamalar benim bulunduğum kalabalık bir ortamda ilk kez özellikle o gözyaşı döktüğü anlar büyük bir coşkuyla, tam bir lider edasıyla karşılandı ve İmamoğlu'ndan daha büyük. Dün Saraçhane'de de İmamoğlu konuştu. İmamoğlu kadar belki de daha büyük bir coşku vardı Özgür Özel'e karşı ve kucaklayıcı bir dil kullandı Özgür Özel. Ancak Meral Hanım'ın yaptığı açıklama bence biraz talihsiz bir açıklama. Bu şeye benziyor tıpkı. 7 Haziran seçiminde DEM Parti'ye oy veren sol sosyalist kesimin verdiği oylar için bunlar emanet oylar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği oylar için bunlar emanet oylar gibi söylemler kullanılmıştı. Hayır, aslında bu Kürt seçmenin İmamoğlu'na verdiği otoriter rejime dur demek için verdiği bir oy. Şimdi bu DEM Parti içerisinde nasıl karşılandı? Biraz buna bakmak lazım. Gerçekten DEM Partisi burada biz defalarca kez konuştuk. Bu konuda da görüş ayrılığında. Yani şöyle, bir kesim şöyle düşünüyor. Seçmenimize asla kızgın değiliz. İyi ki İmamoğlu'na oy vermişler. Yapılması gereken buydu. Erdoğan rejimi, Erdoğan'ın otoriter tavrı daha fazla devam etmemeli. Seçmenimiz elini vicdanına koyarak doğru bir tercih yapmıştır diyen bir kesim var. Bunu söyleyen de az bir kesim değil. DEM Partisi içerisinden bugün 7-8 kişiyle konuştum diyebilirim. Ancak bir tarafta da Meral Hanım gibi düşünenler var. Yani tabloyu aslında biraz daha okuyamayan. Onlar ise DEM Parti seçmeninin iyi bir çalışma yürütemediklerini, eksik yürüttüklerini, DEM Parti seçmenin geçici bir oy verdiğini İmamoğlu'na, mecbur kaldıklarını, Erdoğan'a karşı mecbur kaldıklarını söylüyorlar. Yani DEM Parti içerisinde de, Rojda birazdan belki değinir, bu konuda da ikiye ayrılmışlık var. Ancak genel olarak DEM Parti Türkiye haritasına baktığımızda seçim sonucundan oldukça memnun gözüküyorlar. Seçmen memnun mu? Ben Kürt seçmenlerle de çok temas halindeyim. Yaşadığım ilçe gereği, yakınlarım gereği onlar dördüncü parti olmayı sindiremezken nedense DEM Parti dördüncü parti olmayı çok çabuk sindirmiş ve Doğu ve Güneydoğu'da pek çok ili aldık. Aslında biz başarısız değiliz diyorlar. İstanbul'da bir başarısızlık olarak görmüyorlar. Çünkü geçici bir oy verdiklerini düşünüyorlar. Ancak DEM Partisi'nin görmediği bir şey var. Şimdi siz seçmeninizi başka bir partiye oy vermeye alıştırırsanız ki yaklaşık 3 kezdir Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen oy veriyor. Bir yerden sonra siz seçmeni kendi tabanınızı bir arada tutamazsınız. Evet. Ve bence DEM Partisi'nin şu an yaşadığı şey bu. Tam olarak bu. DEM Parti daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kayıtsız şartsız destekledi. Bu kez desteklememe kararı aldı. Seçim çalışmaları yaptı. Aday çıkardı. Seçmen DEM Partisi'ni dinlemedi. Ama orada yani da sadece parçalı bir strateji vardı tabii. He? Ya orada da parçalı bir strateji şöyle, vardı. Şöyle strateji vardı diyorsun ama halkı... Parçalı. Tamam, strateji diyorum. Şöyle kent uzlaşısı diyoruz, tamam. Bunların hepsine katılıyorum. Bir strateji diyoruz. Ancak bence DEM Parti seçmenin bu stratejiden falan haberi yok. DEM Parti seçmeni çok politik bir seçmen olduğunu biliyorum. Hatta parti içerisinden en politik seçmen, ancak DEM Parti seçmeni bu kez kendi özgürlüklerinden yana bir seçim şöyle yaptı. Şöyle bir itiraz edeyim. Yani DEM Partisi sözcüsü gibi olmayayım ama. Şimdi DEM Partisi'nin bu Ekim ayında yaptığımız araştırmalarda İstanbul'da adaysız oyu %6'lar civarındaydı. Henüz nasıl düştü bu noktaya? Evet, söyleyeyim. Birincisi DEM Partisi bir politik karar alamadı. Uzun süre bocaladı biliyorsunuz. Yani aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, ne olacak bu durum diye bocaladı. İkinci önemli mesele, iktidar cephesinde başlarda gelen rasyonelleşme, bu rasyonel politika ya da yumuşama eğilimleri, işte kabinedeki bazı değişiklikler, Süleyman Soylu'nun gitmesi, Mehmet Şimşek'in göreve geri gelmesi, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması gibi meseleler,
başta bir politika değişikliği sinyali geldi ama bu değişiklik sinyalleri bir politika sinyaline, bir politikaya dönüşmedi. Bir politika değişikliğine dönmedi. Bu. Bir diğer mesele, DEM Partisi genel anlamda muhalefetle en nihayetinde ayrı ama yanaşık bir yol izledi. Yani ayrı bir yola sapmadı. Yani iktidara kaybettirme stratejisine dair bir fikri ayrılığa girmedi. Biz yanaşık bir yoldayız, ayrı bir yoldayız ama yanaşık bir yoldayız dedi. Bu satın alındı. Bunun dışında İstanbul'un ve başka yerlerde, İstanbul dışında başka illerde de olduğu için söylüyorum. Kent uzlaşısı formülü, örneğin İstanbul'un 22 ilçesinde kent uzlaşısı formülüne gidildi. Bu DEM Partili seçmenlerde günün sonunda şu duyguyu çok güçlendirdi. Yani ilçede oy verebildiğim siyasi partiye neden büyük şehirde oy vermiyorum düşüncesini çok güçlendirdi. Bir diğer mesele, haftalar yaklaştıkça çok konsolide oldu seçmen. Yani refleksif oy verme davranışı, parti kimliğini sahiplenme, bunun üzerinden davranma davranışından ziyade muhalefete kazandırma, iktidara kaybettirme duygusu baskın çıktı. Ve bir diğer önemli mesele, bir defa DEM Partisi'nin kendi içinde de, bakın siz de ifade ediyorsunuz, çok büyük bir çatlak görüntüsü oldu. Yani bu kafa karışıklığı seçmene de yansıdı. Şimdi DEM Partisi'nin bileşenleri, yani HDP'nin bileşenlerinden birisi, aynı zamanda eş genel başkanın olduğu parti aslında Cumhuriyet Halk Partili adaylara destek çağrısında bulundu. Tam da oraya diğer değineceğim. Diğer taraftan Leyla Zana başka açıklamalarda bulundu. Şimdi bu kafa bir kriz çıkar mı bu seçim sonrası? Şimdi ben elde edilen bu başarının birçok tartışmayı örteceğini düşünüyorum. Bence şöyle. Kimin ben size söyleyeceğim. Kime ve neye göre başarı? Şöyle ifade edeyim. Bir saniye. Ben açayım istersen, sonra sen bitir. Rozda dahil buraya katılan tüm konuklarımız Barış, DEM Parti'nin İstanbul'da %4 bandında oy alacağını, evet, söylüyordu. Ben ise bir araştırma şirketim yok. Ben ise çok büyük bir file, yarıdan fazla büyük bir file vereceğini düşünüyordum DEM Partisi'nin. Bu sahadaki, tamamen gazetecilik refleksle sahadaki gözlemlerimdi. Şimdi başarı diyorsun, kime ve neye göre başarı sorusu ortaya çıkıyor. Eş başkan Tülay Hatimoğlu'larının geldiği gelenekten yapılan açıklamalar vardı. İmamoğlu'na destek açıklamaları. Yani o çizgiye göre başarı mı, yoksa Leyla Zanalar'ın çizgilerine göre mi? Yani Leyla Zanalar'ın çizgilerine göre tabloya baktığımızda bir başarısızlık söz konusu. Bence o başarı ve başarısızlık meselesi seçim sonrasında girilecek ortamla konuşulmaya başlanacak. Yani şu anda sayısal olarak DEM Partisi'nin kurmayları arasında bir başarısızlık duygusu olduğu kanaatinde değil. Öyle diyorsun ama eğer Türkiye başka bir güvenlikçi ortama girerse, İyi Parti bu koalisyona yakınlaşırsa, Kürt meselesinde müspet adımlar atılmazsa, yani daha menfi bir sürece girecek olursak, o zaman sorgulamalar başlar. Ama ben şöyle bir kurs aldım. Ama şu tablo, bakın şu tablo, ya örneğin Urfa'da 1'den 7'ye çıkarmış belediye sayılarını. Kayyum atanan bütün illerde tekrar belediyeyi kazanmış, Kars'ta sadece kaybediyor. Bu da taşıma seçmenlerle alakalı. Bunun haricinde DEM Parti'nin, yani sayısal olarak dönüp baktığımız zaman beklentilerin altında seyreden bir yer yok. 65 belediyesi sadece vardı. Sadece şu var. Kayyum atanmıştı. Tabii, şu tabii. Anda 75-78 arasında. Bunun yani dışında işte mesela Mersin'de Akdeniz'i aldı. Bunun daha başka bir mesele. Seçmenlerin duygusu açısından söylüyorum. Parti kurmaylarının belki birçoğunun duygusunu anlatması açısından. Bir defa iktidarın bu kadar geriletilmesinde büyük payları olduğunu kanaatindeler ve bu başarıdan kendilerine pay çıkarıyorlar. Ben bu krizin, yani bu krizin seçim sonuçlarıyla, seçimde elde edilen başarılardan ziyade seçim sonrasında, yani bugünden sonra yaşanacak başka meselelerde gündeme geleceği kanaatindeyim. Yani evet, biz burada beraber hareket ettik ya da işte AK Parti'ye kaybettirme stratejisi izledik. Parti kimliğine çok sahip çıkmadık. Burada karşı karşıya geldik. Milliyetçilik arttı, güvenlikçi politikalar arttı. Bakın şu 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 oldu diye kanatlar karşı karşıya gelebilir. Ama bunun dışında bugünkü haritadan bir başarısızlık algısı olduğu kanaatinde değilim. Tam o noktada bir şey söyleyeceğim, bir kulis aktaracağım. Benim aldığım kulislere göre DEM Parti özellikle eş başkanın
İmamoğlu'nu destekleyin söyleminin parti tahammüllerine aykırı bir davranış olduğunu düşünüyor ve buna ilişkin toplantılarda bunu gündeme getirip bir öz eleştiri sürecine gireceklerini belirttiler. Hatta dediler ki biz Mayıs seçiminde hemen çok hızlı çalışmalar yürütüp halkla bir araya geldik, bir öz eleştiri süreci verdik. Aslında partiye çok uygun bir açıklama değil. Tülay Hanım'ın yaptığı açıklama, buna ilişkin de biz bir öz eleştiri sürecine girip parti organlarında bunu konuşacağız dediler. Yani bunu, evet, seçim galibiyetle sonuçlandı da biz bunu kapatalım, demin karışıklıkları şimdilik dursun da ileride bir gün sorun çıkarsa, Kürtlere bir şeyler yapılırsa gündeme getirelim gibi yaklaşmıyorlar meseleye. Belki senin bir itirazı var. Evet. Ya itirazdan ziyade aslında biraz hani orta noktada oturuyorum. Biraz orta, ya böyle sorunumuz yok. Bırakın yani tartışsınlar. Yani şöyle bir hani orta bir pozisyon almak istiyorum. Çünkü biz belki DEM Partisi'nin takip ettiği strateji ve onun başarı kazanıp kazanmadığını incelerken, Türkiye haritası da önümüzde, Kürt seçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerle büyük şehirler arasında belki bir farklılaşma, genel seçimle yerel seçim arasında bir farklılaşma görüyoruz. Yani artık gelinen noktada sadece Erdoğan karşıtlığı iktidarı zayıflatmak değil, bence CHP belediyelerinin sunduğu kamu hizmetleri, dağıttığı pozisyonlar, kaynaklar, onun büyük şehirlerde yaşayan, orada sadece İstanbul değil, diğer başka işte Mersin olabilir, Adana olabilir, Antalya değil onu biliyoruz, Ankara da o kadar değil ama belki İzmir olabilir. Orada artık siyasi katılımı CHP belediyeleri altında yaptıkları için CHP ile böyle bir karşıtlık ilişkisi kurmayıp pekala yerel seçimlerde belki parti kimliğini tamamen ortadan kaldırmadan CHP'nin adaylarına hem ilçe hem büyükşehir seviyesinde destek verebiliyorlar ve bundan sonra da verecekler ve tabii bu süreç ne kadar uzun devam ederse belki genel seçimlerde de bunun bir etkisi olacaktır. Yani DEM Parti'nin genel seçimlerdeki oyunu da büyükşehirlerde düşürme anlamında, yoksa bölgede kazandığı siyasi başarı olarak baktığım zaman taşıma seçmenlerin devreye girdiği birçok ili bile kazandılar. Ya bir de şöyle bir şey var sevgili ben. Öyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ama. Şimdi Hüdapar Batman'da %15 bandında oy almış. Diğarbakır'da yine şimdi tekrar %7 bandında Diyarbakır'da oy almış. Aslında az bir oydan, il bazında, aday bazında baktığımızda az bir oydan bahsetmiyoruz. Şimdi bu oy DEM Parti'den mi gitti? AKP'den mi gitti? Buna bakmak lazım. Yani her şey başarı olarak böyle sunan. Hüdapar Batman'da ikinci parti konumuna geldi şu an. Evet, ikinci parti. Ama bu AK Parti'den çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun bence bir veriye asıl, dayanarak mı söyledi? Evet, tabii. Diyarbakır'da AK Parti'nin son genel seçimlerde oyu %24 iken %17'ye geriledi. Hüdapar'ın oyu %7. Yani aslında diğer geldi, bölgelerde yeniden Refah Partisi Şimdi şöyle söyleyeyim ama. Yani seçmen Batı'da yeniden Refah'la cezalandırma. İç Anadolu'da. Ama ben dışarı çıkmadan bu cezalandırmayı verebilirim. Doğu'da daha trajik bir şey var. Yani bakın, Diyarbakır'da seçime katılım oranı %65. Van'da %60. Orada da bir cezalandırma yani var. Yani böyle, Türkiye satım halinde, Türkiye genelinde katılım oranı %78 iken Kürtlerin yoğun yaşadığı 16 ilde katılım oranı %69. Yani bunun kendisi zaten bir şey söylüyor. Yani DEM Partisi'ne çok önemli bir mesaj var burada. Seçmenin isteksizliğine dair, sandığa taşıyamadığına dair. Zaten büyük bir başarıdan bahsetmiyorum ben şey olarak. Zaten bir kriz hali olduğu kanaatindeyim. Ama bu sonuçların alınmasının önemli sebeplerinden birisi, yani bu sandığa gitmedeki azlığın veyahut Türk metropollerde DEM Partisi'nin oylarının bu kadar düşük olmasının sebeplerinden birisinin Demirtaş'ın bu kampanyada aktif şekilde görünmemesine bağlıyorum aynı zamanda. Yani Demirtaş şu anda Kürt siyasetinin, sivil Kürt siyasetinin en önemli aktörü. Leyla Zana'nın katkısı olmadı şekilde. Mı Roş? Leyla Zana bölgeyi çok hareketlendirdi ancak metropollerde seçmenlerin sadece kafasını karıştırabildi. Bu kafa karışıklığı bir merak uyandırdı ama karar değiştirtmedi. Yani bir merak uyandırdı açıklamaları elbette ama bu merak, bu heyecan verici işte açıklamalar geliyor şeyi, sonrasında bir karar değişikliğine sebebiyet vermedi. Burada Demirtaş gibi bir fenomenin sahada görünür olmaması, yani kampanyada görünür olmaması
Bence DEM Partisi'nin bölge dışında metropol, Türkiye metropollerinde, Batı metropollerinde aldığı oyun düşüklüğünün başlıca sebebi. O zaman ben de bir şey sorayım Rosa'da. Neden görünür değildi? Evet. Güzel bir soru. Ya da eşi neden Mayıs seçimlerinde gözüktüğü kadar gözükmedi? Evet. Evet. Zor bir soru. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu tartışmaya ikinize özellikle top atmak adına şey yapıyorum. Bu benim dünden beri göstermek istediğim bir harita. Yani dün seçim sonuçları açıklandığında bütün televizyon kanallarında işte şu taraf CHP, bu taraf DEM Parti, ortada AKP falan vardı. Ortada bir tane mavi. Evet. Ben bu haritayı dünden beri gösterelim istiyorum. Çünkü bence Türk siyasetinde hani çok tarihi seçim diyoruz ya, 47 yıl sonra CHP birinci oldu. 22 yıl sonra AKP ikinci parti oldu. Sanki bir şey daha oluyor. Türk siyasetinin kale diye bir kavram vardı değil mi? İşte tamam. İzmir şunun kalesi, Diyarbakır bunun kalesi falan. Şimdi bu ilçeler bazında Türkiye haritası. Aslında ilçeler bazında Türkiye haritası bize günden güne ister seçmen davranışı deyin sosyolojik olarak, isterseniz siyasal kazanımlar, partinin politikalarıyla bunu becerdiler deyin. Türkiye siyasetinde aslında her yerin birbirine geçmekte olduğunu gösteriyor. Aynen. Bakın Konya'da 5 ayrı ilçede Cumhuriyet Halk Partisi var. Ne deniyordu? Konya Milli Görüş'ün kalesidir. O kadar Milli Görüş'ün kalesidir ki AKP'li Yeniden Refah Konya için mücadele ettiler. Ama artık CHP de var 5 ilçesinde. Ama tabii niye olduğuna bakmamız Cumhuriyet lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani en çok oy kaybettiği yer İzmir. Evet. En çok oy arttırdığı yer Adıyaman neredeyse. Evet. İşte yani bu. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi iken diğeri AK Parti'nin kalesi dediğimiz bir yer. Yani bu seçimin en büyük sürprizi kale kavramını siyaset terminolojisinden kaldırdı neredeyse. Bir şey daha göstereceğim. Size bunu soracağım zaten. Aha, yani size bunu soracağım. Peki. Yani burada ben bu haritaya baktığımda eski Türkiye diyeceğim anlaşılsın diye, o kavramı hiç sevmiyorum. Aslında Türkiye'de siyasetin her yerde, Konya'da da, Trabzon'da da, her yerde CHP'nin de, AKP'nin de, Yeniden Refah'ın da herkesin bulunabileceğini gösteriyor. Hı hı. Mesela Iğdır bununla enteresan bir örnek. Şu illerden bir tanesini büyütüp gösterelim ne demek istediğimi söyledim. Arkadaşlar Iğdır'ı verebilir miyiz? Bakın Iğdır'da, burası Iğdır, 4 tane ilçe var. Cumhuriyet Halk Partisi birinci ilçeyi aldı. DEM Parti ikinci ilçeyi aldı. Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü ilçeyi aldı. AKP'de. 4 ilçede 4 ayrı parti. Biliyorsunuz Iğdır üzerinden yaşanan kaldı. Ama Iğdır hep bu böyle, çok hep küçük böyle yerler... bir ildi. Yani Kürt siyasi hareketiyle milliyetçiler zaten bölüşmüştür. Evet. Hep milletvekilleri bir ilgiler. Ama böyle bir ilgi de var tabii. Yani, şimdi çok bunu ilçe seviyesinde görüyoruz. Şimdi çok küçük yerlerde bu tür tespitler yapmak bizi şöyle bir sıkıntıya sürükleyebilir. 2014 yerel seçimlerine bakın. Muş Malazgirt'te Liberal Demokrat Parti'nin belediye aldığını görürüz. HDP'nin de aldığını görürüz. AK Parti'nin de aldığını görürüz. Tabii yani 1071 liberallerin Anadolu'ya girişi falan diye espriler yapıldı. Ama bunu şunu için söylüyorum. Kastamonu. Bartın. Zonguldak. Hatta Trabzon'da bazı ilçeler falan diyerek. Aslında Türkiye'de seçmen de yani ben eski kalıplarla hareket etmeyebilirim. Evet. Burada başka seçimler yapabilirim bana hitap edilirse. Öyle. Siz beni bir kompartımana sıkıştıramazsınız. Bir yere sıkıştır. Muhafazakar seçmen başka partiye oy vermez. İşte şu seçmen başka parti diyemezsiniz. Diyor hatta fazlası 15 milyon, totalde 15 milyon toplamda. Sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan ikisini topluyorum birlikte. 15 milyon seçmen var. Gerekirse hiçbirinize oy vermem, hepinizi birden cezalandırırım diyen bir seçim var zaten. Evet. Bu böyle bir şey söylemiyor mu bize? Tabii ki söylüyor. Yani aslında Iğdır belki en harika, en mükemmel örneği olmayabilir ama böyle pek çok örnek var. Ve yine senin söylediğin gibi Roş, hani kale dediğimiz yerlerdeki oy değişimlerine baktığınızda da aslında benzer bir şey görüyorsunuz. Zaten haritayı iller üstünden baktığımızda da aslında sekülerlerin kalesi sadece iller değil, kıyı kentleriydi ve muhafazakarların kalesi de aslında Anadolu ve Anadolu'nun içleri daha küçük kentlerdi. Bir kere onun da zaten il merkezleri bazında da değiştiğini, il belediyeleri bazında da değiştiğini görüyorsunuz. Yani kale kavramı dediğimiz şey Türkiye'ye kale olarak işte bir partinin kalesi olarak giren kavramın
temelinde seküler muhafazakar kutuplaşması yatıyor. Evet. Yani sekülerlerin kalesi, muhafazakarların kalesi. Şimdi seküler muhafazakar kutuplaşması biraz da muhalefetin, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının temel mobilizasyon, konsolidasyon stratejilerinden birisiydi. Ama büyük oranda 2016'dan sonra, 2017'den sonra girilen bütün seçimlerde muhalefetin temel stratejisi seküler muhafazakar kutuplaşmasını Türkiye'nin temel bölünmesi olmaktan çıkarma yönünde oldu. 2023 seçimleri bunun belki de artık bir son noktası olarak görülebilir, işte bütün o helalleşme falan, ama strateji yanlıştı. Şimdi 2024 seçimlerinde o stratejiyle bence yeni kuşak liderliğin üst üste gelmesi, şimdi oldu. Yani neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bir tartışmayı yeniden açmak ve yürütmek istemiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye kale kavramının oturduğu o 20 yılın seküler kalesini temsil eden ana liderdi. Dolayısıyla o liderin de oradan çıkmış olması, yani bütün muhafazakarlara o kutuplaşmayı hatırlatan liderin de aslında o denklemden çıkmış olması, temel olarak muhalefetin siyasal stratejisini seküler muhafazakar kutuplaşması hayat tarzından tamamen çıkarmış olması, belediye yönetimlerinin hayat tarzıyla seküler muhafazakarlıkla 2019'da kazanılan belediyelerin hiçbir biçimde aslında ilişki kurmamış olması, aslında Türkiye'de bu kireçlenmiş seçmenin oy değiştirebilmesinin önünü açtı. Ekonomik kriz vesaire, tamam bunlar önemli, ama kriz varken bile böyle bir kireçlenmeyle, ki dünya örnekleri de öyle, eğer seçime giderseniz oy değiştirmiyor seçmenler. Dolayısıyla bu Türkiye siyasetini açmanın ön koşuluydu. Bence muhalefet son 6-7 yılda bu konuda büyük bir başarı kaydetti ve bu çözülme aslında bence sekülerler açısından başka şekilde zorluk hala duruyor. Çünkü orada hayat tarzına müdahale devam ediyor. Sinsi İslamcılaşma vesaire dediği Şebnem Gümüşçü'nün, o da devam ediyor. Ama muhafazakarlar açısından öyle bir hayat tarzına müdahale meselesinin ya da seküler muhafazakar kutuplaşmasının temel bir siyasi mesele olmaktan çıktığını görmek mümkün. Biraz 2023 yenilgisi de bence bu kutuplaşmanın azalmasına istenmeyen, beklenmeyen bir sonuç olarak katkıda bulundu. Reklama gitmek zorundayım. Hilmi, sana da bunu yorumlamanı isteyeceğim. Biraz daha ileri soru sorarım. Ben benimle ilgili biraz bir şey söylemek istiyorum. Evet, yani bunları yorumlayacağız. Sözüm var, reklamlardan sonra devam edecek. Bugün Antalya kazandı. Tarlasını alın teriyle süren çiftçi kardeşim. Geleceğe göğüs geren genç arkadaşım. Her gün umuda kepenk açan esnaf kardeşim. Anneler ve babalar, turizmciler, kıymetli emekliler, emekçiler kazandı. Cumhuriyet bizimdir diyenler kazandı. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. ...15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şirketimiz aile şirketi. Biz şimdi Türkiye'nin her yerinden araç alıyoruz ve pazarlamasını yapıyoruz. Bunu yaparken bizim en büyük yardımcımız sahibinden.com. Doğudan batıya kadar bize ulaşabilen çok müşterimiz var. Kolaylık sağladığı için sahibinden.com'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında beni bu işe başlatan sahibinden.com oldu. Araçlarla ilgimi, alakamı orada daha fazla arttırıp bu işe başlamaya karar verdim. Sahibinden.com ile beraberken her zaman ofisimde olmak zorunda hissetmiyorum. Çünkü benim ofisim her zaman yanımda. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.
akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. On yıldır her sabah güne birlikte başlıyoruz ve hakikati birlikte karşılıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Bizim kültür elçimiz Fazıl Say bizimle birlikte. İşe yaradı benim müziğim mesela. Aynı zamanda onu da ifade etmek isterim. Hiç kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın ki Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yüreğinde, kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Yani Z kuşağı diyorlar ya. Evet. Ha, onlar okuyor. Siyaset var ya, araç. Araç. Ülkemize, ülkemizin demokratik hayatına sizin yeni genel başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Biz de her zaman bekliyoruz. Sağ şeref olun. Verdiniz. Eksik olmayın. Sağ olun. Halk TV'den sizlere iyi bir gün diliyorum. Sözüm var da yine birlikteyiz. Elbette 31 Mart seçimlerini tartışıyoruz. Tarihi seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den bu yana ilk kez ikinci parti konumuna yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra ilk kez birinci parti oldu.
tarihi seçim demek de haksız değiliz herhalde bu açıdan. Çok farklı sonuçları olacağı da muhakkak. Biraz önce bu harita üzerinden yorumlar yaptık. Hilmi, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Evren Hanım da Berk Bey de aslında Mayıs seçimlerinin stratejisine burada eleştirel yaklaştılar. Bu seçimin bir sonucu daha var. İkimizin ortak arkadaşı olan Aytunç Erkin gazeteci bir masa kitabı yazdı. O masa kitabından ben anladım ki Meral Akşener o masaya karşıymış aslında. Altılı masa fikrine karşıymış. 2019 seçimlerinin devam edebileceği şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ittifak kuracağı bir stratejiyi daha iyi buluyormuş. Şimdi bu seçim sonuçlarına bakıyorsun. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti hepsini toplayınca yeniden Refah'dan daha düşük ediyor. Etmiyor, doğru. Bir sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir stratejisi vardı. Biz muhafazakarlardan oy almak için, işte sağ demokratlardan, ne derseniz milliyetçi kesimden oy almak için şu partiyle, bu partiyle, bu partiyle ittifak yapmak zorundayız. Meral Akşener çıksa dese ki, evet ben İyi Parti olarak düşük oy aldım ama bakın benim dediğim doğruymuş dese ne dersin? Evet, böyle bir soru beklemiyordum. Zor mu oldu? Biraz zor. Ya şöyle... Şimdi bugünden retrospektif bakınca bir yere varılıyor ama bence o doğru bir bakış değil yani. Çünkü şu, bugün bambaşka bir iklimdeyiz. O gün Erdoğan, az önce Berk Bey'in de anlattığı gibi, o son 6 ayda muazzam bir para pompaladı. Kredileri açtı. Bana bile abi sana işte bankalardan kredi alın diyor. Herkes diyordu ki al onu dolara yatır filan, işte onu büyüt, büyüteceksin, böyle olacak. Yapmadık. Yani bizim o kadar ekonomi görmüş bu şekilde çalışmadı, yapmadık ama bunu çok kişi yaptı ve evet, buradan para kazandı. Şimdi orada sonuna kadar para muslukları açıldı, insanlara aktarıldı. İşte asgari ücret zammı yapıldı, esnafa krediler verildi. Birçok ekonomik olarak öne çıkan projeler geliştirildi. Artı beka stratejisi. Yani beka üzerinden vuruldu. CHP kampanyası, Kılıçdaroğlu kampanyası buna yanıt vermedi. Meral Akşener masadan kalktı, geri geldi. Buranın bir ittifak ilişkisi olduğunu, birliktelik duygusuna zedeledi. Ama bu sefer ne oldu? Tunç Soyer hatırlayın. Ne dedi Ruşen Çakır'ın programında? Sütte bir leke varmış ama bizim adayımızda yokmuş diyorlar. Ben neden İzmir'e gideyim dedi. Buraya geldi. Sonra İmamoğlu'yla görüştüler ve Tunç Soyer gitti. Ve destek verdi. Kürsüye çıktı. Şimdi burada stratejik akıllarda başka türlü gelişmeler oldu. Orada ne oldu? Son iki gün Meral Akşener Kadıköy'de gezdi. Ben oradaydım, biliyorum. Yani şimdi Meral Akşener Kadıköy'de mi gezmesi gerekiyordu acaba? Ne bileyim, Nevşehir'de, Manisa'da bir takım iç batı Ege'de mi gezmesi gerekiyordu? İç batı Anadolu'da mı gezmesi gerekiyordu? Dolayısıyla yani orada bir gönülsüzlük hali vardı yani Meral Akşener. Ben ama şunu soruyorum, sen anlıyorsun sormak istediğim. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi Konya'yı biraz önce gösterdim. Iğdır, bütün şehirler, Trabzon'da da her yerde o alabiliyor. AKP de alabiliyor bu arada. Şimdi şöyle. Ege'nin şimdi, tamamında bakın ya, bu arada. Bence Türkiye'yi, Türkiye bugünden itibaren yani şöyle söyleyeyim. Yani 77 haritasını açalım. Bir de ona bakalım. 89 haritasını açalım, ona bakalım. Yani insanlar yalnızca ideolojik sahiplerle oy vermiyor. Vermiyorlar yani. Ben de bunu söylüyorum ama sana şunu söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Demirel'in 68 seçimlerinden 69 seçimlerinden özür dilerim. Beni ilk kez bir parti bütün Ege'yi aldı. Anlamaz denilen yerler vardı orada. Denizli vardı, Manisa vardı bu seçime gelene kadar. Demek ki bir parti her yerden oy alabiliyormuş ve her kesimin oyuna talip olabiliyormuş. Ama şöyle bir algı vardı Mayıs seçimlerinde. Ya muhafazakarların oyunu almak istiyorsanız şu partiyle ittifak yapacaksınız. Milliyetçilerin oyunu almak istiyorsanız bu partiyle evet, ittifak aynen yapacaksınız. Ama o yakınlaştığı barış. Bunun yanlış olduğu görülmedi mi? Ben tam öyle düşünmüyorum. Çünkü burada o da insanları birbirine yakınlaştırıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün 2010 yılında Deniz Baykal'ın bıraktığı parti değil. O zaman da çarşaf açılımları falan vardı. Hatırlayın yani bir takım göstergeli yani küçük işler yapılıyordu. Ama toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüşmekte olduğu, kendini geliştirmekte olduğu duygusu yaygınlaşmış değildi. Bu Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin
zaman içinde yaptığı şeylerle Ekrem İmamoğlu'nun da katkısı var tabii ki bunda. Yani İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıkları, oraya adaylaşması, sonrasında verdiği destek, Mansur Yavaş'ın Ankara'dan verdiği destek. Mansur Yavaş Ankara'da Kürtlerden oy aldı. Yani şimdi baktığın zaman Kürtlere en uzak politik figür olarak görünmekle birlikte onlardan da oy alabildi orada. Yani bizim kafalardaki o kalıplaşmış, çimentolaşmış, kutuplaşma şeyi, perspektifi aslında toplumda başka türlü yerlere evrilebiliyor ve evrildi. Şimdi buna şöyle de yanıt vermek istiyorum. Demin DEM Partisi'ni de söylemek istiyordum. Söz bana gelmedi. Mesela DEM Partisi. Ne yaptı? İstanbul'da 2019'da İmamoğlu kazanırken Selahattin Demirtaş'ın rolünü ihmal etmek mümkün mü? Nasıl mümkün olsun? Asla. Ama o seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazanan HDP, bugün DEM Parti, bugün İmamoğlu'na seçimi kazandıran parti olmadı. Ve o iddiası bu karışıklıkla düşmüş oldu. Yani şöyle, biz o gün AK Parti'yi cezalandırdık, kaybettirdik, İmamoğlu'nu CHP'yi kazandırdık diye denebiliyordu. Bugün aynı söylemiyor. Çünkü aradaki fark fazla. Aradaki fark DEM Partisi'nin oyundan da fazla. Dolayısıyla DEM Partisi, az önce Seyhan'ın da söylediği gibi, o iddiasını yitirdi. Çünkü ve üstelik bu devam ettikçe metropoldeki kent tabanını da yitirecek. Batıdaki siyaseti, evet doğuda sonuç vermiş olabilir ama Roj da onu söyledi, katılım azaldı. Orada da katılım azaldı. Batı'da Antalya'da Muhittin Böcek'e destek vermiyoruz dediler. CHP gösterdi, aday çıkardılar. İzmir'de Tunç Soyer olsun dediler. Özgür Özel direndi, Cemil Tugay'ı gösterdi. Akın Birdan'ın oyu %4'lerde kaldı galiba. 14 Mayıs'ta %6 almışlardı. Antalya'da 5 almışlardı, 4'e düştü. Yani Batı'daki tercihleri maalesef ana stratejileri uygun olmadı. Başak Demirtaş ismi geldi, olmadı, geri döndüler. Yani orada bir kararsızlık oldu, kim olsun. Çok güçlü bir ismi getirdiler. Hareketin çok güçlü bir ismini getirdiler ve çok düşük oy aldı. Şimdi o diyor ki İmamoğlu'nun oyu emanet oy. Yani bunlar DEM Parti'nin Batı'daki stratejisinin bence sonuç vermediğini gösteriyor. Halkın ben emanet çok fazla, çok fazla genel seçimmiş gibi yorum yapıyoruz. Yani şöyle, şurada mesela İYİ Parti İstanbul'da 0.69 oy aldı. Değil mi? Ciddi bir başarısızlığından bahsediyoruz. Yani Meral Akşener'e soruyorsunuz diye. Meral Akşener böyle bir soru soramaz. Öyle bir durumda kendisinin de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı anlamsız gibi görünür bu haritaya bakınca. Şimdi 0.69 oy aldı ama İYİ Parti'nin bir cumhurbaşkanı adayı olsa veyahut İYİ Parti yarın bir genel seçime girse İstanbul'da 0.69 mu oy aldı? Ya da milletvekili seçimi ya olsa. Onda bundan bahsediyorum. Çok yani daha o yüzden olur. Bence bu kadar şey olmamak mı lazım bu konuda? Ya 0.62'den daha yüksek olurdu daha tabii yani, ki. Tabii ki yani. Çünkü orada temsil önem evet. kazanıyor. Burada, yani burada kazanmak burada önemli. Kazanmak meselesi önemli. O yüzden yani burada DEM Partisi'nin zaten daha önce de İstanbul'da yerel seçimlerde genel seçiminin altında bir oy alıyordu. Yani bütün yerel seçimlere bakın. DEM Partisi'nin İç Ege'de, Mersin'de, Adana'da, şurada burada yani CHP ile ittifak öncesinde de o oyu genel seçiminin altında zaten. Yani bu diğer siyasi partiler için de geçerli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011'de İstanbul'da aldığı oya bakın, 2014'de aldığı oya bakın, 2007'de aldığı oya bakın, 2009'da aldığı oya bakın. Hep daha düşüktür. Yani iddiası seçim kazanma iddiası olmayan siyasi partiler yerel seçimlerde genel seçimden daha az oy alırlar. Bu zaten şey ülke bir gerçek. Genelinde tabii. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Van, Mardin, Urfa, Kars'ta son seçimde çok ciddi iddialar gösterdi. Diyarbakır'da vekil çıkardı, Urfa'da vekil çıkardı, Kars'ta vekil çıkardı, Van'da 130 oyla vekil kaybetti. Şimdi bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu illerin her birinde %2'ler bandında seyrediyor. Çünkü seçimde... Ben burada hemen yekten itiraz edeceğim, hiç katılmıyorum. Nevşehir'de 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'nin oyuna bakın. Kaç almış hemen açın bakın. Şimdi nasıl bu kadar oy aldı? Çünkü eski adayla alakalı. Doğru aday. Yani şimdi bu kadar İstanbul'da doğru aday göster. İstanbul'da doğru aday göster. Sadece aday değil. Sadece aday değil. Şimdi sistemle de siz ilgili. Nevşehir'de bütün il seviyesindeki oya bakıyorsunuz. Şeyde Nevşehir'de merkezde kazanıyor. Yani Nevşehir büyükşehir olmadığı için. Üsküdar'da merkezde kazansın. Efendim? Üsküdar'da merkezde. Her yerde doğru aday. Üsküdar'da Kemal Kılıçdaroğlu zaten öndeydi. Tayyip Erdoğan öndeydi. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Ya şimdi bakın.
partiden bahsediyorum. Tamam, İyi Parti'de. Şimdi bakın şu Cumhuriyet Halk Partisi var olan şu sistemde özellikle de Türkiye bu otoriter siyasette devam ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ipleri elinde tuttuğu sürece çok büyük bir avantaja sahip. Çünkü Kürt seçmenleri yoğun yaşadı. Güneydoğu ve Doğu illerini bir kenara bırakalım. Belki çok muhafazakar iç ve Doğu Anadolu'daki bazı illeri bir kenara bırakalım. Onun dışında muhalefetin il ve birçok ilçe seviyesinde kazanma, tek gerçekçi kazanma ihtimali olan partisi. Dolayısıyla siz Erdoğan'ın partisini kaybettirmek istiyorsanız birkaç muhalefet partisi aynı anda aday çıkardığı an Cumhuriyet Halk Partisi doğal bir tercih oluyor. Onun ideolojisine çok karşı çıkmadığını sürece. Meral Akşener'in bu yerel seçimlerde bu kadar anti CHP politika takip etmesinin bir nedeni de bu. Çünkü ancak temsiliyeti önceleyerek, yani ideolojik meseleleri gündemde tutarak bir miktar seçmenini CHP'ye kaptırmamak için uğraştı. O bile yetmedi. Şimdi tersi bir örnek vereyim. Diyelim ki yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Şimdi DEM Parti'nin bölge genelinde aldığı oylar belli. Van'da %55 oy almış, Diyarbakır'da 65 almış vesaire. Şimdi İl Genel Meclisi'ni dikkate aldığınızda Şırnak'ta 70'ler bandında, Hakkari'de vesaire. Şimdi muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıktığı zaman veya güçlü bir muhalif aday çıktığı zaman DEM Partisi'nin adayı muhtemelen bu illerde partisinden daha düşük bir oy alacaktır. Yani çünkü kazanacak adaya, kazanacak muhalif adaya ilk turda da gidebilirler. O yüzden genel seçimle yerel seçimleri... Kazanacak aday diye bir şey varmış. Evet. Hayır. Muhalefetin adayından bahsediyorum. Muhalefetin şunu şuraya giriyorum. Temel kural şu. Eğer kazanılacak olan koltuk bir tane ise orada kazanma ihtimali en yüksek olan iki parti ya da aday önde gider. Yerel seçimlerde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de. Yerel seçimlerde o yerelde İyi Parti adayı kazanabilecek aday olarak gözüküyorsa, ilk iki sırada gözüküyorsa oy oranı artar. Çünkü seçmenler Nevşehir'de stratejik olan olarak... Ordu'da olan o. Ordu'da bazı CHP'ler belki orada adayı yani vermiyor. Yeniden büyük Refah Partisi'nin yani. Urfa'da belediyeyi almasının sebebi DEM Partisi'nden yeniden Refah'a giden oylar. Tabii. Eğer koltuk sayısı artarsa... Ki parlamento seçimleri öyledir. Yani nispi temsil üzerinden koltuk sayısı artar. O zaman partilerin de oy oranı artar. Çünkü temsiliyet üstünden gider. Yani o yüzden yerel seçimlerde her zaman tek koltuk olduğu için yerelde de il bazında da küçük partilerin oy oranı normalden çok çok daha seçim düşük çıkar. %10'dan aşağı olduğu şeylerde mesela, diyorsun. %10 yani. Barajı olduğunda da küçük partilerin oy oranı düşüyor. Çünkü baraj yüzünden. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde de iki turlu bir seçim olursa yine ilk turda kendi partisine oy vermek seçmenler açısından makul, stratejik. Evet. Çünkü o zaman o partinin ikinci tur öncesi pazarlıkta elini güçlendiriyorsunuz. Bunların hepsi stratejik oy verme davranışı. Yani Meral Akşener'in yapamadığı, Ümit Özdağ'ın yaptığı geçen seçimde oydu. %2 küsür oyla Ümit Özdağ 3 tane kritik bakanlık aldı. Yaklaşık %10 oyla Meral Akşener hiçbir şey alamadı. Yani biraz böyle bir durum var. Hiçbir şey alamadı. Yani şimdi, zaten tek bir cümle. O nedenle bu yerel seçime giderken Meral Akşener'in her yerde ayrı aday çıkıyoruz demesi, ben bunu yayınlarda da çok söyledim. Ben zaten muhalefete zarar vereceğini düşünüyordum. O nedenle eleştirdim ama onun ötesinde İyi Parti'ye de zarar verecek bir tavırdı. Çünkü birçok büyük şehirde İyi Partilerin önemli bölümünün partisine değil CHP'li adaya vereceği belliydi. Kaybettirme ihtimali vardı ama kendisinin kazanma ihtimali yoktu. O nedenle bu stratejisinin hiçbir rasyonel bir tarafı yok. Yani kaybettirmeye arzu etmediyse sormak istiyorum. Bahadır Bey ettiğini söyledi. Bir nevi. Şunu sormak istiyorum. Aslında Aytun Çerkin yine yazmıştı. Yapılan sunumda, İyi Parti GİK'te yapılan sunumda İyi Parti'nin CHP ile bir pazarlık yapıp tabiri caizse bazı illerde bizim aynı 2019'daki gibi yapsaydı daha çok kazanabileceğini savunan bir sunum vardı. Ama ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi Meral Akşener hangi iddiayla çıktı her yerde aday göstermek için? Ben hür ve müstakil bir siyaset izleyeceğim. Üçüncü bir yol açacağım ki bazen başarılı olabiliyor. Yani bir yol açarsınız kendinize siyasette ve o yolda gidersiniz. Üçüncü bir yol açacağım ve başarılı olacağım. Meral Akşener'in hayal ettiği şeyi yapan bir parti var. Yeniden Refah Partisi. Hı hı.
Şimdi Yeniden Refah Partisi bugün Türk siyasetinin 3. büyük partisi haline geldi. Bu seçim için en azından söyleyebiliriz. 2028'in iddialı bir ismi. Ve Meral Akşener şunu düşünüyordu. Ben bu 2024 virajını o kapıyı açarak dönersem 2028'e doğru gidebileceğim bir siyasal alan açmış olurum. Şimdi bakın. 6.19 oydan söz ediyoruz Yeniden Refah için. 2 il almış bir partiden söz ediyoruz. Ve 39 ilçe kazanmış ve beldeleri de eklerseniz 60'ın üzerinde yer almış bir partiden söz ediyoruz. Şimdi burada sadece bundan değil. Bugün sevgili Erdal'la birlikte çalıştık. Mesela Yeniden Refah bütün aşağı yukarı her yerde şu illeri kazandı, şu ilçeleri kazandı var. Ama bakın burada bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Hani biraz önce Hilmi dedi ya, neden Nevşehir'e gitmedi Meral Akşener dedi. Değil mi? Sonuçta bir metropol gerçeği var Türk siyasetinde. Bir de Orta Anadolu'da AKP'nin güçlü olduğu kaleler gerçeği var. Bakın mesela Şanlıurfa'da zaten gördük %38.86. Yozgat'ı gördük kazandı 36.32. Ama bunun dışında mesela Düzce'de kazanamasa da %29 oy almış bir parti. Konya'da kazanamasa da %23 oy almış bir parti. Karabük'te kazanamasa da %22 oy almış bir parti. Bingöl. Elazığ 21, Kayseri 19.73, Bingöl %21.22, Rize 17.75, Antep 17.23, Çorum 14.46, Adıyaman 13.74, Muş 12.85, Sakarya 12.74, Samsun 12.53, Malatya 9.37, Trabzon 9.13. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü olduğu Anadolu, İç Anadolu havzasında ve Karadeniz'de Yeniden Refah 2024'te ben bir virajı döndüm diyor. Hangi virajı döndüm diyor? Artık kazandığım bazı iller var ama kazanamadığım yerlerde de artık ben bir figürüm. Tabiri caizse belirleyici figürüm. Ya oraları da kazanacağım ya da kazananı ben belirleyeceğim diyor. Aslında Meral Akşener'in yapmak istediği şey buydu belki de bu seçimde. Neden o başaramadı da Yeniden Refah başardı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Orada tabii şöyle çok temel bir fark var. Yeniden Refah Partisi 3. yolu açarken onu iktidardan oy devşirerek açmaya çalışıyordu. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy çekmeye çalışarak onu yapmayı hedefliyordu. İktidarın kan kaybederek girdiği bir seçimde muhalif seçmenler de ellerindeki mevzileri kaybedecekleri korkusuyla kenetlenmişken İyi Parti'nin bu stratejisinin başarı kazanma şansı zaten çok çok düşüktü. Yani çok daha iyi adaylarla da çok ufak değişiklikler olurdu. Ama Yeniden Refah Partisi tam da doğru strateji seçerek ki aslında buraya gelmeden önce ben bakmayı düşünüyordum. MSP'nin 73-77 seçimlerinde de büyük ihtimalle çok yüksek oy aldığı iller bunlar. Evet öyle. Yani ikisi arasında çok ciddi bir paralellik var. Yani İslamcı hareketin doğduğu şehirlerde çok ciddi bir homurdanma var. Çünkü AKP bir yönüyle yeterince İslamcı değil. Bir yönüyle artık bu bölgelere kaynak aktaramıyor. Çok ciddi bir tepki var. Ama oradaki seçmen kitlesine ne CHP, ne İyi Parti, ne de işte DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ulaşabiliyor. Dolayısıyla ya adeta hareket tekrar kendisini yani reenkarne ediyor. Küllerinden doğuyor. Ve çok ilginç bir aslında gelişme yaşanıyor. Yani bunu mesela ben buraya gelirken ben şu yorumu yapmayı düşünüyordum. 2009 yerel seçimlerini andıran bir tablo gibi ben çıkacağını düşünüyordum. Onu çok aşan bir tablo oldu ama 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi %5 oya ulaşmıştı. Ve Erdoğan hemen onun önünü kesmişti. Hı hı. Demokrat Parti'nin lideri Süleyman Soylu'yu yanına çekti. Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş'u da hareket kendisi tasfiye etti. Sonra yine Erdoğan yanına çekti. Şimdi Erdoğan'ı bu kadar uzun süre iktidarda tutan şeylerden belki de başında sağ cenapta büyük oranda oyu kendisinin konsolide etmesi var. Yani dolayısıyla AKP kendisine sağdan gelen bir muhalefete hayat hakkı tanımıyor. Yeniden Refah Partisi ve özellikle Fatih Erbakan bence bunu çok iyi gördü. Ve 2009'da Erdoğan 55 yaşındaydı. Ekonomi toparlanmaya başlamıştı. Küresel finans krizi sonrası. Artık 2024'te ekonomi toparlanma şansı yok. Erdoğan 71 yaşında ve çok ciddi anlamda AKP zayıflıyor. Şimdi Fatih Erbakan bence bunu gördü. Çok tanınmış bir soyadı var. Ve bence doğru tuşlara basıyor. Yani ben bu kampanya döneminde Fatih Erbakan'ı mümkün olduğunca dinlemeye çalıştım. Ve çok doğru yerlerden AKP'yi eleştirdi. AKP'nin
muhafazakar seçmenler için kazanımlarını çok doğru özetledi. Bunların niye yeterli olmadığını, artık daha fazlasının gerektiğini söyledi. En azından bir miktar seçmene ulaşabileceği önemli stratejik meseleleri, işte güçlü aile vurgusu, nafakanın tartışmaya açılması, LGBT, Gazze meselesi, bunları tık 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 söyledi. Arkadan da müthiş bir ekonomik popülizm. Özellikle bizim adil düzenden, o 80'ler 90'lar Türkiye'sinden hatırladığımız ve onu bir de Necmettin Erbakan'ın oğlu olarak kendi hayat hikayesinde de çok iyi benimsemiş biri ve onu inandırıcı bir şekilde gösterebildi. İYİ Parti'nin böyle bir hikayesi yok. Yani İYİ Parti şunun şurasında bir sene önce Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği, çok başarılı olduğu, artık birçok yani geniş seçmen kitleleri tarafından belli olan, kabul edilen başarılı muhalif belediye başkanlarını koltuğundan etmeye çalıştı. Yani şimdi strateji arasında, yani iki strateji arasında çok çok büyük bir fark var. Ve mesela AKP'nin ben artık yavaş yavaş bir dağılış demeyeyim ama gerileme sürecine girdiğini düşünmemin aslında en temel nedeni CHP'nin başarısı değil. Yeniden Refah. Yeniden Refah Partisi. İki taraftan ateşe. Tam burada Hilmi'ye şunu soracağım. Hilmi, Erkesen enteresan bir noktaya geldi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadar hep bildiği kavgayı şöyle veriyordu. Onlar zillet, onlar terörist, onlar yani ben ve onlar vardı. Önce bir yazı yazmış. Şimdi bu seçimde 2024 Mart seçiminde Urfa'da 3 muhalefetle birden kavga ediyor. Bir, CHP'nin başını çektiği bir muhalefet. İki, aslında sandığa gitmeyen, sandığa gidip protesto eden, yani protesto muhalefeti. Kendi seçmeniydi bu. Bakın AKP'nin oyu 5 milyon azalmış. 15 milyon gitmeyen ve protesto oyu kullanan var. Önemli bir bölümü AKP'den ele alınan illerde. İkinci muhalefet de bu. Görünmeyen, henüz partisiz muhalefet. Üçüncü muhalefet de AKP'nin daha sağındaki muhalefet. Yeniden Refah. Ve Erbakan ne diyordu? Sizi destekleriz ama ne bileyim NAS'tan vazgeçin. Efendim Gazze ile ilişkilerinizi kesin. Yani Yeniden Refah Menzil Cemaati'nin oyuna da talip. Yeniden Refah İsmail Ağa'nın oyuna da talip. Onun içindeki AKP'nin içindeki muhafazakarlık. Şimdi bu şartlar altında Erdoğan hem CHP ile mücadele edecek, hem ekonomiyi düzeltecek, hem Yeniden Refah'la daha muhafazakarlık yarışına girecek. Nasıl yapacak bunu? İşte zor. Yani ben o yüzden katılmıyorum bu 2028'e kadar bu sürecin devam edeceğinden. Yani bunun Irak ve Suriye boyutu da var. Batı ile ilişkiler boyutu var. Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Osman Kavala boyutu var. Yani her taraftan sıkışmış. Yargıtay boyutu var. Ya Yargıtay kaç tur oldu? 14 tur mu oldu? Başkan seçemedi. Fenerbahçe boyutu var. Fenerbahçe yarın genel kurul topluyor. Oradan ne karar çıkacak? Yani toplumun her alanında kaynaşma var. Yani daha önce nizam koyabilen, toplumun çeşitli katmanlarını, çeşitli veçelerini yönetebilen iktidar artık yönetemez hale geldi. Bence ana sorun bu. Şimdi burada tabii ben bu rakamları ilk kez bu kadar alt alta gördüm. Ve hakikaten merak ediyorum. Burada mutlaka belli cemaatlerle, tarikatlerle işbirliği var. Yani onların yönünün Yeniden Refah Partisi'ne dönmesi var. Burada Berk Bey'in vurguladığı, sizin ikinizin de söylediği Gazze meselesi çok önemli. Bütün konuşmalarında vardı. Diyor ki çeliğin %95'i, çimentonun %65'i İsrail'e Türkiye'den gidiyor. Bunu kesin, İsrail ilişkileri kesin, ben destek vereceğim diyor. Yani çok çok ciddi yerlerden meydan okudu ve bunun karşılığını aldı ve alacak. Çünkü şu ana kadar siyaset yelpazesinin sağındaki hiçbir parti kendine iyi bir perspektif koyup onu yapabileceğine dair seçmene bir güvence vermedi. İşte Yeniden Refah Partisi ilk girdiği seçim Cumhur İttifakı içinde beklenmedik bir şeydi. Onun üzerine orada bu sefer muhalefet tarafına geçti. Oyunu neredeyse ikiye mi katlamış oldu? Daha mı arttırmış oldu? Gibi. Yani bu sağ seçmenin ki ya Türkiye'de özellikle Filistin meselesi. Bir ayrıntı daha bir şey söyleyeyim. İktidarın Filistin meselesine yaklaşımının ne kadar gerçekçi olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah Taksim merkezindeki, Taksim meydanındaki Filistin video bolu kaldırıldı. Seçim bitti. Kaldırdılar hemen. Evet. Yani hemen yılbaşı öncesinde, yılbaşı kutlanmasına filan derken işte Filistin'deki kardeşlerimiz, çocuklarımız diye bir şey kondu. Seçim bitti, kaldırıldı. Bunları seçmen görüyor. Bu yapılanların ne kadar hakiki, altının dolu olduğunu görüyor. Ve burada da böyle bir
tercihte bulunuyor. Ben Erbakan'ın ve Yeniden Refah'ın stratejini kim belirliyorsa, bu Erbakan, Suat Kılıç, kimse onlar, onların çok doğru bir yerden iktidara vurduğunu ve bunun sonucunu aldığını ve buradan da daha gelişeceklerini düşünüyorum. İyi Parti'nin yapamadığı buydu. Berk Bey'in oradaki tabiri çok doğru. İyi Parti CHP'den seçmen almaya çalıştı. Oraya oynadı. Halbuki olması gereken yer öbür taraftı. Muhalefetin havuzundan balık tutmaya çalışıyorsun. O zaman da büyüyemiyorsun. Çünkü oranın zaten ana sahibi var. Evet. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Şeyhan, senden anlatmanı isteyeceğim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir, değil mi, gelirken beyaz Türkler, zenci Türkler, onlar işte bilmem tuzu kurular, biz işte bilmem ne filan gibi, aslında hep alt sınıfların temsilcisi gibi görünen ama hep uyguladığı politikalarla alt sınıfları mağdur eden bir söylem vardı. Şimdi bu yenilgi sonrasında çok konuşulan bir görüntü var. Afyon'daki görüntüyü kastediyorum. Arkadaşlar belki verirler. Onu isterseniz izleyelim arkadaşlar. Hazır mı? Evet, şimdi Afyon'da bir görüntü var. Afyon'daki görüntü seçim döneminde çekilmiş ve sen anlatabilirsin. Şöyle, Afyon'un AKP'li belediye başkanıyla Aile Bakanı Mahinur Hanım. Burada anlat istersen. Afyon'dan çekilen bir görüntü. Afyon'da AKP zaten çok güçlü bildiğimiz gibi. Mevcut AKP'li belediye başkanıyla Aile Bakanı Mahinur Hanım halkı selamlamak için bir seyahate çıkıyorlar. Ancak ekrandan nasıl yansıyor bilmiyorum ama sosyal medyada daha netti. Videosunu da izleyelim mi Seyhan, bir saniye? Videosunu da görelim arkadaşlar. Ha, tabloyu daha net görün diye bir karşılaştırma yapabilmek adına. Çok lüks bir aracın içinde. Çok pahalı, çok lüks bir araçta halkı selamlıyorlar. Şimdi tencere tava götürür mü diye konuştuk. Halkın yoksullukla boğuştuğu, emeklerin yoksulluk sınırının altında kaldığı bir ekonomik koşulda siz en pahalı lüks araçlardan biriyle halkı selamlıyorsunuz. Ve bu seçimde tencere mesaj verecek diye beklediğiniz bir seçimde bunu yapıyorsunuz. Şöyle, Mayıs seçimlerinde tencere mesaj vermedi, ne oldu diyorduk biz. Bu seçimlerde tencere mesaj verdi. Şimdi iki fotoğrafın karşılaştırması bence önemli. Orada da Erbakan var, bir kamyonet arkasında. Yanındaki bu Cumhurbaşkanı... ikonik bir fotoğraf Türk siyasi tarihinde. Çok bilinen bir fotoğraf karesi. Yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları var. Bir kamyonet arkasında çok sayıda kişinin bir arada bindiği bir kareden bahsediyoruz. İki fotoğrafı karşılaştırıyorlar ister istemez sosyal medyada. Bir de Şamil Bey, AKP'de önemli bir isim. Eski MKYK üyesi. Evet, üyesi. Şamil Bey eski, evet. O dahi eleştirmiş. Nereden nereye demiş. Şimdi biz iki konuyu çok konuşmuştuk. Hatta geçen hafta da burada sen söylemiştin. Altın Ok'un mal varlığı seçime damga vurdu Seyhan. Seçmende bir karşılığı olur mu demiştin. Ben ise olmayacağını düşünüyordum o dönem. Şöyle düşünüyordum açıkçası. Bir öz eleştiri vereyim. Ya halkın bir kesiminin bunlardan haberdar olmadığını ya da halkın bir kesiminin bunu sorgulamadığını düşünüyordum ben. Ancak gelinen süreçte gördük ki bu böyle değil. Yoksulluk bıçak kemiği o kadar çok dayanmış ki artık herkes her şeyin farkında. Altın Ok'un mal varlığı bence AKP'de Ankara'da yaşanan hezimetlerin en büyük nedenlerinden biri oldu. Gelinen süreçte bu karenin de Afyon'da yenilginin nedenlerinden olabileceği konuşuluyor. Olmuş mudur? Bence olmuştur. Bir vatandaş olarak yoksullukla boğuşurken ben siyasetçiler böyle lüks araçlarla beni de selamlasa. Ama şu karşılaştırma, tepki koyarım. Bu karşılaştırma bir hafıza tabii ki. Ama bu karşılaştırmayı insanlar eve gidip 10 bin lira maaş alıyorsunuz. Eminim 10 bin lira maaşla alamadığınız çok şey var. Onunla yüzleştiğiniz zaman aslında bu karşılaştırma sizin hayatınız oluyor. Bu mudur AKP'nin cezalandırmasını ve yeniden refahın büyümesine neden olan şey? Hiç kuşkusuz nedenlerinden birisi. Çünkü tam da sizin de söylediğiniz gibi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi aşağıdakileri yukarı taşımak
yukarı taşırken Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri eşit ve adil olmasa da bir biçimde bölüşmek temelli bir siyaset yapıyordu. Aşağıdakilerin bir kısmını yukarı taşıdı ve Türkiye'deki iktisadi ve siyasal elitleri değiştirdi. Yani bu 20 yılın en önemli toplumsal değişimlerinden birisi Türkiye'yi yöneten elit gruplar değişti ve Adalet ve Kalkınma Partisi aslında her düzeyde asker yani ordunun içerisinde de iktisadi açıdan da kendi siyasal elitlerini yarattı ve onların etrafında çok ya da iktisadi elitlerini yarattı ve onların etrafında çok ciddi bir zenginleşme yaşadı. Şimdi mesele şu. O zenginleşmeyi yaşarken sen aslında dönüp seni destekleyenlere o zenginlikten pay veriyor musun? Bir yüzük vardı hatırlar mısınız? Evet. Barış da geçen hafta hatırlatmıştı nereden nereye. Evet yani verdiğin eğer pay verebiliyorsan pay verdiğin sürece aslında senin zenginliğinle kurulan bir toplumsal sözleşme oluyor. Diyor ki okey tamam sen de zenginleşiyorsun. İşte ülkeyi yönetiyorsun bizden vesaire. Önce çamaşır makinesi var mıydı hatırlayın ya da diyelim ki araba alabiliyorum evet, işte mıydı? Çamaşır makinesi alabiliyorum buzdolabı alabiliyorum bir şekilde o zenginlikten senin kadar olmasa da ben de pay alabiliyorum ama kaynaklar daralmaya başladığında ki herhalde artık 4 saattir konuştuğumuz en temel şeylerden birisi bu ve o siyasal yeni siyasal elitlerin yeniden dağıtım mekanizmaları azaldığında bu sefer onun oturduğu sarayda, onun bindiği arabada, parmağındaki yüzükte, kullandığı çantada aslında o kaynaklardan hiçbir biçimde pay alamayan insanlara bir tür şımarıklık, kibir, bizim Roj'da yayına girmeden önce konuştuğumuz. Yani o duygu çok önemli. Sen her şeye sahipken ben hiçbir şeye sahip değilim ve sen bunu büyük bir şımarıklıkla yüzüme vuruyorsun ve bana hiçbir şey vermiyorsun. Yani oy verenler ve yönetenler arasındaki sözleşmeyi bozuyorsun. Ve o sözleşmenin bozulması aslında çok derinden hissedilen bir şey. Yani herkesin hissettiği bir şey. Bugün birisi hatırlattı bana bir tanıdığım yıllar boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren tam da aslında Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarının nasıl halkı aşağılamaya başladığının kendisi için oy değişikliğinde en önemli kategori olduğunu söyledi. Yani evdeki tencerenin boş olması da değil, o tencerenin boş olmasıyla dalga geçer gibi yaşanan bir zenginlik hali ya da onunla dalga geçen söylemler aslında beni çok kırdı. Tam da bir şey ekleyebilir miyim şurada? Şimdi ben memleketimde insanlara soruyordum. AKP'nin çok iyi bir oy aldığı bir memleket Bitlis. İnsanlara soruyordum neden AKP'ye oy veriyorsunuz diye. Bunu konuşuyordum komşularımla ve şey diyorlardı. Başka bir parti var mı? Evimize geliyor. Bizimle aynı sofrada aynısı yemek yiyor. Yani. Yer sofrasında oturuyor. Çay içiyoruz. Tandır ekmeği yapıyorum ben. Yiyor diyorlardı. Evet. Şimdi AKP kuruluşunda gerçekten 2002'deki kuruluşuna ben ilkokula gidiyorum ve çok net hatırlıyorum. Gerçekten böyle bir parti imajı çiziyordu. Genel süreçte şimdi kafasına asgari ücret fiyatındaki eşarbı takıp halkın sofrasına gitmeyip halkı çok lüks marka jiplerden selamlayan bir AKP dönüşmüş bir portre var. Artık bence halka hitap etmiyor. O yoksul, ezilen, kendisine tenezzül edildiğini tırnak içerisinde ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Edildiğini düşünen halktan başka bir halk ziyareti var. Bu durumda bence sandığa yansımasının olması da gayet normal. Çünkü kendi çok statüsü evet. Zenginliği kaynakları değişti. Değişti yani tabii ki. Aynı Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal elitleri değiller. Aslında bu durum giderek aynen katılıyorum yorumlarınıza. Bu durum artan oranda geçtiğimiz 10 senede kademe kademe gerçekleşti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan hala çok popüler, karizmatik bir siyasetçi olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi anlamda destek kaybetmesine, siyasetçilerin önemli bölümü popüler olmamasına karşın Erdoğan kendi karizmasıyla, kendi siyasi desteğiyle o seçimleri kazandırtıyordu. Ve hani bu biraz şöyle bir durum, diyelim ki ben buraya gelirken düştüm, ayağımı incittim, belki burkuldu, şişiyor, acıyı hissedip hastaneye gitmem gerekir. Ama acıyı hissetmiyorum. Acıyı hissetmediğim durumda aslında AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı nedeniyle parti içindeki çok temel sorunları uzun süredir öteliyor.
Ve hissetmiyordu ve partiye sandıkta verilen aslında kademe kademe bu geliyordu. 2017 referandumunda gördük, 2019. Berk Bey, burada Erdoğan'la partiyi ayırmak mümkün mü bu dediğiniz şeyde? Ben tam onu söyleyecektim. Biraz yani mesela Ali Yerlikaya bu seçimde daha başarılı olabilirdi ama Cumhurbaşkanı Murat Kurum'u tercih etti. Ya da Ben partiyle Erdoğan'ı ayırmıyorum zaten. Hayır. Sadece Erdoğan çok popüler olduğu için partinin çok ciddi defolarını, sıkıntılarını, problemlerini belli oranda örtebiliyordu. Ve o seçimleri kazanıyordu. Seçimleri kazandığı için AKP iktidarı belli oranda devam edebiliyordu. Mesela burada videoyu paylaşmadan önce bir tweet'i gördük ekranda. Sabah yazarı bu görüntüyü Erdoğan'a şikayet ediyor. Evet. Şikayet ettiği Erdoğan... Zaten o adayları... Yani şöyle, o adayları geçiyorum. 50 arabalık konvoyla dolaşıyor. Bin odalı sarayda ya yaşayan. Peki, yani kimi kime şikayet ediyorsunuz? Şahmi Tayar da aslında burada büyük oranda AK Partili yöneticileri ve kurmay kadrolarını yine Erdoğan'a şikayet ediyor. Peki size şunu soracağım. Seyhan'ın konuştuğu kişi diyor ya, fabrika ayarları diyordu değil mi? Fabrika ayarlarına dönebilir mi? Kurulur. Bu parti aradan 22 sene geçmiş. Artık şu arabalara bindikten sonra bu fabrika ayarına dönebilir mi? Abi yer sofrasında yemek yiyorlar yani. Görüntüde dönerler ama hakikaten dönmez. Dönmesi mümkün mü? Yani ben daha, fotoğraf çektirmek için yer sofrasında yiyorlar. Ben yine genel seçim ayırdı yapacak bir şey söyleyeceğim. Yani bence muhalefet içinde biraz tehlikeyi gözetecek bir şey. Şimdi bu seçimlerde katılım oranının AK Parti seçmenlerinin bir kısmının, ciddi bir kısmının sandığa gitmediğini görüyoruz. İkincisi, yeniden Refah Partisi oylarında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Şimdi bu iki durum bize bir şey söylüyor halen. Yani AK Partili kurmayın söylediği halen bize bir destek verebilmeleri mümkün ifadesini ben de katılıyorum. Şundan dolayı katılıyorum. Bakın Elazığ'da, Bingöl'de, Urfa'da yeniden Refah Partili belediye başkan adaylarına oy veren isimler, seçmenler bir genel seçimde henüz faturayı Erdoğan'a kesmeye hazır bir seçmen grubu değil. Ama mesela millet burada sonuçta kazanamayacaksa da vermiş. Milletvekili seçiminde niye vermesin? Yani şöyle, burada daha yerel adayları ve AK Parti'yi cezalandırma stratejisi, duygusu da olabilir. Çünkü seçmenin de bir kısmında reis iyi, çevresi kötü, partisi kötü duygusu var. Yeniden Refah Partisi hatta bir süre biraz bu korunaklı evet, alan üzerinden örgütlendi. Doğru. Yani hatta AK Partili seçmenlerin en büyük korunaklı alanı bir dönem, ya bir dönem dediğim çok yakın zamanda, 14 Mayıs öncesinde de sahada gördüğüm, Tayyip Erdoğan'a yaslanarak iktidar eleştirisi yapmaktı. Yani Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi yok, bilmiyor, etmiyor, partisi kötü vesaire. O yüzden şu anda yeniden Refah Partisi'nin bu illerde aldığı oyların, bu güçlü oyların, bu ciddi oyların genel seçime aynı şekilde yeniden Refah Partisi lehine yansıyacağı kanaatinde değilim. Sadakat halkası kopmaya başlıyor. Bu şekilde kopmaya evet, başlıyor. Ama böyle kopar değil evet, mi? Evet, bu sadakat halkası kopmaya başlıyor. Bu sadakat derecelendirmeleri merdiveninden bir geriye doğru gidiş. Ama henüz genel seçim için AK Parti'den ciddi bir kopuş olduğu kanaatinde değilim. İlk tura katılırsa Fatih Erbakan bu oyu kesin alır. Bak, çünkü ben şu andan bir şey söyleyemem ama bugün olur. Olsa bu oyu alamaz Fatih Erbakan. Bugün seçim olsa Urfa'da bu oyu alamaz. Ama 4 yıl sonra daha fazla oy da alabilir. Bunu bilmiyorum yani. Bu bir ihtimal ama ben bunun illa kaçınılmaz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu ihtimali destekleyen şöyle bir veri var. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri demek ki evet partilerine biraz sırt çevirmişler ama başka bir partiye gitmemişler ki oy kullanma oranları çok düştü. Ve aslında iktidar partisine kaybettiren temel faktör de o oldu. Cumhuriyet tarihinde bunun yaşandığı 3 seçim var. 1957 seçimleri, 1969 seçimleri, ikisi de genel seçim. Bir de 1989 yerel seçimi. İlki Demokrat Parti, ikincisi Adalet Partisi, üçüncüsü ANAP ve şimdi de AKP. Çok uzun süre iktidarda kalan, güçlü ve ilk döneminde iktisadi kalkınma getirmiş fakat sonra artık onu o performansı sürdüremeyen sağ partiler ve bu partilerin seçmenlerle kurduğu güçlü bağlar var. O nedenle seçmenler bu saydığım seçimlerin hepsinde oy kullanmaya gitmedi.
Ve bu partilerin oyları çok ciddi anlamda düştü. Oy kullanma oranı da bu düştü. 2002 de öyle. 2002 de öyle ama orada bir güçlü bir sağ parti yoktu. Hani bu örneği devam ettirmek açısından. İlk iki örnekte 57 ve 69'da işte bir Demirel, onun öncesinde de Menderes. O seçmeni tekrar geri kazanabilmek için çok ciddi kutuplaştırma siyasetine hız verdi. Ve işte bir tanesi bizi 60 darbesine götürdü, diğeri 71 muhtırasına götürdü. Burada neyse ki öyle bir durum olmayacak. Yani muhalefetin aslında çok ciddi avantajları var. 89 yerel seçim sonrasında da Anavatan Partisi dağıldı. Dolayısıyla bu konuştuğumuz iki senaryo da ihtimal dahilinde. Yani ben evet Erdoğan'ın bazı hamleler yaparak bu oy oranlarını düşürebileceğini, yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına bu kadar oy kaybetmeyebileceğini ve seçim ikinci tura gittiğinde yeniden Refah Partisi seçmenlerinin çoğunun Erdoğan'a gideceğini düşünüyorum ama... Zaten geçtiğimiz seçimde işte burada tartışıyoruz yanlış muhalefetin yanlış stratejisi, yanlış adayı 2023'teki %48 oy alan bir muhalefet var. Şimdi çok ciddi belediye kaynakları arkasında. O belediye kaynakları sadece CHP'nin yelkenini şişirmeyecek. Aynı zamanda bu iktidar medyasını besleyen, iktidarın troll ağlarını besleyen, iktidarın bankamatik memurlarını besleyen belediyeler artık AKP'nin elinde değil. Değil. Siz, çok önemli bir bilgi vereceğim evet. Çünkü bakın. Evrenin bir itirazını yapsın. Çok önemli bir şey. Evet, Yozgat'ta bakın %36 oy almış Yeniden evet. Refah Partisi. Adayı Kazım Arslan belediye başkanı evet. Seçildi. Bir önceki seçimde yine %36 oy almış, bağımsız aday olarak seçimlere girmiş. Şimdi Kazım Arslan %36 oy aldı 2019 yerel seçimlerinden evet. Sonra vesaire. 2024'te bir 23'te bir yerel genel seçime gittik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yozgat'ta Tayyip Erdoğan %74 ya da 76 oy aldı. Evet. Şimdi kastım biraz bu. Yani genel seçimle yerel seçim şeyini bu kadar denk görüp net yorumlar yapmamak ama lazım. Ama diğer ya. Taraftan bunun bir kopuşun işareti olduğunu da görüp evet. Önem atfetmek lazım. Ama zaten lokal olmadığını ben göstermeye çalıştım. Yani Anadolu'ya sapına yayılmış oldu. Siz bir itiraz? Yani şöyle itiraz değil aslında bu mantığı devam ettirerek bunun bir kopuşun işareti olduğu fikrine ve protesto oylarının aslında yeniden refaha giden oylarda kristalize olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ve burada temelde sorulması gereken soru bu tarz bir yükseliş gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejisine dair bir şeyler konuştuk. Yani aslında bu stratejinin temel adımlarını atmaya çalıştı. Yeniden refahı iktidar ortağı olmaya, iktidar ortağı değil ittifak ortağı olmaya, belediyeleri bir biçimde bölüşmeye çağırdı ama anlaşamadılar. Birazcık yine Fatih Erbakan'ın aslında kendi gördüğü fırsatı değerlendirmesi arzusu üstünden anlaşamadılar. Ama şöyle bir benzetme yapayım. Biraz evvel İyi Parti'yi konuştuk ve İyi Parti'nin yapmak istediği şeyi aslında yeniden refahın yapmış olduğunu söylediniz siz. Aslında İyi Parti'nin yapmak istediği şey Zafer Partisi'nin 2023 seçimlerinde yaptığı şeydi. Yani oy oranı anlamında değil ama güçlü bir strateji anlamında güçlü bir üçüncü aktör haline gelerek pazarlık gücünü müstakil siyasetiyle yükseltmeyi arzu ediyordu. Bence temel olarak aslında direksiyon kırmasının temel nedenlerinden birisi de buydu. Ve bunu yaparken de Zafer Partisi'nin daha milliyetçi, daha göçmen karşıtı söylemini adapte etti ve ona kaptırmaya başladı. Ki Zafer Partisi'nin oyları çok ciddi bir biçimde yükselişteydi. Bütün şeylerden bunu görüyorduk kamuoyu araştırmalarında. Ona kaptırmaya başladığı seçmeni de geri çağırmak istedi. Şimdi Erdoğan'ın da aslında orada da İyi Parti büyük partiydi, Zafer Partisi küçük partiydi %2'lik oy oranlarıyla başlamış olan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen eğer işte Fatih Erbakan'ı kendi partisinin içine katamazsa ki ben de orada belki katılıyorum. Katma ihtimali Fatih Erbakan'ın bu haliyle çok da mümkün değil. O da yine bağımsız siyasetine devam edecektir. Ona kaptırdığı seçmenleri geri almayı arzu edecektir. Geri alabilmek için ise muhafazakarlığın tonunu ve toplumsal kutuplaşmanın tonunu arttırması hı-hı. gerekecek. Hı-hı. Yani aile ile önem veren işte İsrail ve meselesinde daha Filistin yanlısı, işte LGBT haklarına karşı vesaire o muhafazakar gündemi, küresel muhafazakar gündemin kimi unsurlarını da içerisinde barındıran yeniden söylemine katmaya çalışacaktır. Benim öngörüm bundan sonraki siyasal söylem değişikliğinde bu.
Bu ise karşı kutuptaki kaygıyı, yani seküler kesimdeki kaygıyı çok ciddi bir biçimde arttıracak. Hı hı. Yani zaten 2023 seçimlerinden sonra bu kadar morali bozuk olan bir seçmenin sandığa gitmesinin en temel nedenlerinden birisi bizim son 6-8 aydır yaşadığımız, hı hı, eğitimde vesairede çok ciddi bir İslamcılaşma dalgasına maruz, hı, kaldığımız ve onu da durdurmazsak Türkiye'nin otoriterleşmeden de sonra aslında bir İslami devlet olma kaygısının yeniden böyle bir reenkarnı olması ve seküler seçimini hakikaten çok kaygılandırmaya başlamasıydı. Ve bunun bir sebebi de yine yeniden refahın yükselişiydi. Şimdi bu tonun artma ihtimali, hı hı, çok yüksek. Eğer o ton artarsa da aslında o Türkiye'deki kutuplaşma dinamiklerinin yeniden canlanması olasılığı, evet, da çok yüksek. Ama bu sefer başka bir gündemle. Tek bu sefer dindarlık üzerinden değil, aile, kadının, tabii, yeri vesaire gibi bir başka muhafazakar gündem. Benim üzerinden de korkum buydu. Tam da bunu kastediyordum. Aynen katılıyorum. Ve verdiğim diğer iki örnekte 57 ve 69'da tam da bu kutuplaşma siyasetini güderek CHP'yi gerileten ve yeniden kaybettiği oyları alan sağ partiler vardı. İşte 57-60 arasında neredeyse CHP'yi kapattıracak bir Demokrat Parti vardı. Ama iki örnekte de CHP'nin başında o kutuplaşmanın diğer yüzü olan bir figür vardı. İsmet Paşa. Yani CHP'lilerin çok sevdiği ama sağ seçmenlerin nefret ettiği. Artık mesela Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ya Kemal Bey genel başkan olsaydı bu strateji daha tutma kolay olasılığı vardı. Ama artık iktidar kutuplaştırma siyaseti güttüğü zaman karşısında bir kez çok güçlü bir genel başkan figürü olmayacak. O genel başkan figürü çok daha genç ve iktidar seçmeninin gözünde henüz o kadar negatif olmayan bir figür olacak. Daha da önemlisi bu belediyelerde özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özelinde söyleyebilirim. Ama diğer belediyeler açısından da geçerli. Seçmenlerin çok sıcak baktığı o kutuplaştırma siyasetinin parçası olmayan bilakis karşı tarafa da konuşabilen siyasetçiler var. Bu stratejinin ben bu sefer tutmayacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi Hilmi sen tribünlere, şimdi sorumu tribünden başlatıyorum. Tribünlere yakın bir gazetecisin. Maç sonrası yorumlara bakıyorum. Bu da bir maç seçim. Bazen 5-1 yeniyor bir takım. Hep atılan 5 gol konuşuluyor da yenilen bir gol gerçekten kaleci hatası vesaire konuşulmuyor. Sonuçta maç 5-1 bitmiş diye düşünüyor. Bunu niye söyledim şu açıdan? Arkadaşlar AKP'den alınmış illeri koyabiliriz. Bu kadar il kaybetti AKP. CHP bu kadar ili AKP'nin elinden aldı. Verebiliriz o listeyi. Ama bir de bir şey var. Kırklareli ve Hatay'ı kendi elindeyken, hı hı, aslında birini MHP'ye birini, hı hı, AKP'ye kaybetti. Hı hı. Kırklareli'ni aslında anlayabiliyorum. Herkes anlayabiliyordur Türkiye'de. Kendi kanıtlamış, hatta bağımsız girerek bir, hı hı, önceki seçimde kazanmış, hı hı, yine bir aday vardı. Ama Hatay adayı çok konuşuldu. Dün Özgür Özel seçim sonrası yaptığı konuşmada sistemkar bir ifade kullandı. Aday seçme stratejilerinin zaman zaman eleştirildiğine dair. Hatay meselesi hakkında bugün ne diyorsun? Çünkü şu an sonuca göre 44,5 AKP, 44 Lütfü Savaş. CHP başka bir aday gösterseydi, Adıyaman'ı, Maraş'ı, Malatya'da oylarını artırmış, hatta Adıyaman'ı almış bir CHP, Hatay'ı da alabilirdi diyor musun? Şöyle diyorum, Lütfü Savaş'ı bu kadar hırpalamasalardı, yani şöyle, adayın açıklandığı son gün, galiba Halk TV'deydi, yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özel, eğer dedi Sayın Lütfi Savaş'la destek verirse dedi, onun desteğini alırsak göstereceğimiz adayla Hatay'ı kazanıyoruz dedi. Şimdi yani Lütfi Savaş'ı zaten adaylaştırdıkları süreçte yalnızca sosyal medyadaki insanlar, gazeteciler değil, parti genel merkezi de bayağı hırpaladı. Yani hırpaladılar, sahaya ringe sürecekleri. Çağırmadılar değil mi? Yani orada koltuğu boş kaldı, Ankara'ya geldi, gitmedi. Bir sürü parti yöneticisi çok eleştirel dil kullandı. Yani bunu biz yapabiliriz. Yani biz gazeteciler yapabiliriz, sosyal medya yapabiliriz ama parti içinde burada en azından kamuoyuna karşı bir denge olması gerekiyordu. Şimdi Sayın Özel'in bu dediği şey bence çok doğru değil. Çok doğru bir yaklaşım değil. Yani parti kendi adayını korumadı. Ha, orada başka bir aday olsa olur muydu? Mesela bir Hatay Barosu Başkanı'nın adı geçiyordu. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın adı geçiyordu. Yeni isimler bunlar yapabilirler mi? Olabilir ama orada da ne vardı? Kesimoğlu'nun
bir önceki seçimde 2019'da yaptığı gibi Lütfü Savaş'ın bağımsız adaylı söz konusu olabilirdi. Çünkü o da o hazırlığı yapmıştı. Dolayısıyla parti bunu göze alamadı. Ama tabii ki kurmay aklı, genel merkez aklı bunu önceden planlamalı ve yani o şekilde süreci hazırlamalıydı. Yani son gün aday belirleneceği son gün dahi CHP seçmeni, gazeteciler, sosyal medya, herkes Lütfü Savaş'ın değiştirebileceği ihtimali üzerinde evet. Sopalamaya tabiri caizse yani sosyal medyada eleştirmeye devam ediyor. Parti içinden devam bir sürü 3-4 tane açıklama hatırlıyorum. Çok sayıda açıklama vardı. Şimdi mesela Kırklareli'ye baktım nasıl kaybedildiği. Kırklareli'deki aday da CHP'de ön seçim gibi bir şey yapılmış galiba. Da orada ön çok çıkan bir isimmiş. Bağımsız aday olarak girdi ve kesimi onda kaybettirdi. Ha eğer CHP o adayı destekleseydi bu sefer Kesimoğlu çıkacaktı. Zaten orası tam bir kaybet kaybete doğru gidiyordu. Ama benim gördüğüm şu, Kesimoğlu örneği biraz onu boşa düşürüyor ama mesela Şükrü Genç, mesela Nasuh Mahruki, Soner Çetin, mesela Altınok Öz, Kartal Belediye, İyi Parti'den geliyor. Akif Kemal Akay. Bilmiyorum onu ama Seyhan bence hala parti kimliği kuvvetli bir şey. Yani evet. Mesela işte Ekrem İmamoğlu'na. Bir önceki seçimde bağımsız olarak girmesi yönünde birçok telkinler ortaya çıktı. Bunlar çok konuşuluyordu ama İmamoğlu baktı ve bunun gerçekçi olmayacağını düşündü bence. Yani partiyi terk edip bir şeye soyunmak, hani Macron örneği falan çok veriliyordu işte bu Macron örneği olur mu? İşte böyle bir şeye soyunur mu eğer önü kesilirse? Yani bu İngiltere Büyükelçisi'yle yenilen yemek sonrasında böyle bunlar çokça konuşuldu. Sayın İmamoğlu bunu dikkate değer bulmadı. Yani böyle bir hamle yapmayı istemedi. Çünkü partinin örgütün gücü çok önemli. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii burada ekonomik kriz çok büyük bir çok büyük bir tsunami'ye dönüştürdü bu seçimi ama Özgür Çelik'le röportaj yaptım. Seçimden bir gün veya iki gün önce dedi ki 5550 avukatı aradık. 1500 bize geri dönüş yaptı dedi. Yorgunlar insanlar 14-28'de çok hırpalanmışlar dedi. Sandıklarda hepimiz sandıklardaydık. Bir önceki seçime göre sandıklardaki insan sayısı azalmıştı. Yani dolayısıyla siz bir yere girdiğiniz zaman büyük bir mobilizasyonla oraya girmeniz gerekiyor. Şimdi burada da bunu yani parti hala çok güçlü bir şey. Parti aidiyeti, parti kimliği vatandaşlarda ister istemez var. Yani sonsuz bir şey. Mesela ben Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın daha az aday daha karşısında Maçoğlu varken daha düşük bir oy alabileceğini düşündüm. Bir önceki seçimden daha yüksek oy aldı. Çünkü CHP seçmeni şunu gördü. Biz İmamoğlu'na kazandırmak zorundayız. Biz az önce Evren'in dediği gibi Türkiye'ye karşı, Cumhuriyet'e karşı büyük bir saldırı var. Biz bu saldırının karşısında kalkan olmak zorundayız diye gitti oyunu kullandı. Partisine ve adayına destek oldu. Şimdi Hatay'a gelecek olsak son olarak onu toparlayayım. Yani Lütfü Savaş çok eleştirildi ama o süreçte Türkiye İşçi Partisi'nin de süreci kötü yönettiğini söylemek mümkün. Yani Türkiye İşçi Partisi orada başka bir pozisyon alsaydı belki Lütfü Savaş olacaktı. Belki hani belediye meclisinin içine girip eleştirmek ya da onu dengelemeye çalışmak. Türkiye'de belediye meclisi çok önemsenmiyor ama bir şey yapmak işte Ekrem Bey'in burada başına gelen şey. Büyük şey belediye meclisinde UKOME'de işte taksilerle ilgili yaşadıkları bir sürü tonlarca hikaye var. Oraları demokrasiyi bizim daha fazla içselleştirmemiz gerekiyor. Oraları daha fazla güçlendirmemiz gerekiyor diye bağlayayım. Temsil ve beğeni hakikaten çok, temsil beğeninin çok önünde bir şey siyasette. Bakın dediğinize ek bir şey söylemek istiyorum. Önemli çünkü gözden kaçtı. Şimdi Ayhan Bilgen HDP tarihinin en yüksek oyuyla seçildi Kars'ta. Kars'ta. Bu seçim bağımsız aday oldu. 190. 156 mı kaçtı? Yani 250-300 oy aldı. Ve çok iddialıydı aslında Ayhan Bilgen. Kaç oy aldı en son? 300 oy. 300 oy. Evet, tamam. Evet. Yani çok düşük bir oy aldı. Ama tabii onun da siyasi imajı o sürede. Tabii ama şöyle yani şimdi belediye başkanlığı döneminde beğenilen ve HDP'de siyaset yaparken gözde ve popüler bir siyasetçiydi. Hatta buradan genel başkanlığı kürsüsünden buradan ayrıldığı zaman bakın yani en popüler olduğu şehirde, en gözde olduğu şehirde 350-400 oy aldı. Yani siyasetçilerin bir siyasi parti içindeyken aldıkları alkışlar, beğenilmeleri, popülariteleri ayrı bir yol açtıkları zaman kendileriyle beraber taşınmıyor, akmıyor.
Sonrasında bu bir hırsa ve egoya dönüşüp kötü sonuçlara sebep olabilir. Ben bir cümle eklemek istiyorum da Hilmi abinin söylediğine. Şöyle, Hatay'dan aday çıkarmasaydı, Lütfi Savaş aday göstermeseydi Cumhuriyet Halk Partisi ve Lütfi Savaş bağımsız aday olsaydı, evet Hatay yine kaybedilebilirdi. Ancak şöyle kaybedilirdi. Kaybettiren Lütfi Savaş olurdu. Siz bunu seçmeninize anlatabilirdiniz. Hiç itirazım yok. Size evet. Tepki gösteren gazetecilere anlatabilirdiniz. Bugün tipin yaşadığı süreçte de Lütfi Savaş'a ilişkin iddialar var. Bence bugün Lütfi Savaş seçilebilirdi. Seçildiği, benim hep kullandığım bir laf var. Bir insanın seçilmesi meşru olduğu anlamına gelmez. Hatay'da çok büyük bir tepkisellik var ve bence bu sandığa da yansıdı. Sadece Hatay'da da değil, bence İstanbul'dan dahi Hatay'a tepki vardı. Genel süreçte Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci çok kötü yönetti. Keşke başka bir aday çıkarsaydı da o zaman yenildiği zaman derdi ki Lütfü Savaş buna neden oldu diyebilirdi. Ancak kendi çıkardığı, toplumu dinlemediği bir adayla yenildi maalesef. Bir cümle kurayım burada. Ben de bunu, ya ben bu fikirdeydim. Yani ben Hilmi olarak kendi, ben olsaydım genel merkezde kesinlikle başka bir adayla, baro başkanı, sanayi odası başkanı olabilirdi. Ama eğer böyle bir şey yapmaya cüret etmeyecekseniz, böyle bir şey yapmak kafanızdan, aklınızdan geçmiyorsa, o zaman bu süreci böyle yönetmek çok yanlış bir şey. Tabii yani ki. Yani şimdi mesela Özgür Bey diyor ki işte yani orada hakkımız yeniyor, onu şey yapacağız, işte itirazlarımızı yapacağız vesaire. Yani kendi karşı çıktığı adayın arkasında duruyor. Durmak da zorunda ama o süreci ya her şekilde kötü yönettiler. Hani deprem bölgesinde oylarını artırmış Malatya'da, Maraş'ta. Hatta Adıyaman'ı aldı. Alabilirdi. Ama o konuşulmayacak tabii ki. Ama ben belki seni şunu sormak istiyorum. Bu arada çok tek bir cümle. Cihat Bey aday çıksaydı tip de muhtemelen destekleyecekti. Evet, bir başarı söz konusu olabilirdi. Yani bu da başka bir perspektif. Çok geniş bir konu ama 2023 seçimleri, Mayıs seçimlerinin gündemi Milliyetçi Cephe kurulur mu? İdi. MHP var, İYİ Parti var ve Sinan Oğan faktörüyle birlikte. Şimdi bugün Sinan Oğan bir açıklama yapmış. Enteresan bir lafı var. Diyor ki Türk siyasetin nesil değişimi arifesindedir. Şimdi yeniden Refah'ta bir nesil değişimi var Refah'ta. CHP'de de yaşandı. Bu laf kime hedef alıyor sizce? Yani Sinan Oğan'dan geldiği için tahminen Devlet Bahçeli ve tabii MHP'ye. Gider mi Devlet, MHP Devlet Bahçeli? Yani MHP'de artık doğru düzgün bir kurultay sürecinin işletmesi mümkün değil. Devlet Bey zaten Demir Yumukra Parti'yi yönetiyor. İktidarın parçası olduğu sürece de o koltukta kalır. Ha, bir noktada eğer Cumhur İttifakı dağılırsa, ki ben çok öyle öngörmüyorum öyle bir gelişmenin yaşanacağını, o zaman belki değişebilir. Ya da bir ağır sağlık sorunu yaşarsa. Ama tek bir cümle fiziki, yani koşullar. Aslında efendim? Fiziki koşullar. Ya, fiziki koşullar yani sağlık sorunu yaşarsa. Nesil değişimi zaten yaşlanmakla ya, ilgili bir şey. Ya şöyle, normal şartlarda aslında yaşlılık veya hastalık olmadan da bir nesil değişikliği yapabilmesi gerekiyor sağlıklı işleyen siyasi partilerin. Evet. Bunu yapan örnekler var. Türkiye'de bu gerçekleşmediği için zaten ancak fiziki sorunlar baş gösterdiğinde, lider öldüğünde ya da çok yaşlanıp ağır bir seçim yenilgisi aldığında, işte Bülent Ecevit'in 2002'de başına geldi. Son saniyelerimiz hızla. Tek bir cümle. Bence şuna, milliyetçi partilerden ziyade şuna da bakmak gerekiyor. Anayasa değişikliği meselesi ne oldu? Erdoğan bu konuda bastıracak mı? Ve şu an mecliste İyi Parti'yi de buna dahil edebilirim. Artık oy oranı çok ciddi anlamda düşen fakat çok fazla sayıda milletvekiline sahip olan partiler var. 38 tane milletvekili olan 4 tane küçük parti var. Tabela partisi haline geldiler. İyi Parti'nin oy oranı %3'lere düştü. Onun da 30 küsür milletvekili var. Bunları topladığınız zaman 80'e yaklaşıyor. Ve ne yapacakları belli değil. Bir cümle var mı mecliste? Yani bu nesil değişimi kapıda, yani çünkü zorunlu sebeplerle kapıda. Yani hem MHP'de hem AKP'de mi? Her yerde. Her yerde. Yani bakın bütün Meral Akşener 67 yaşında, Temel Karamollaoğlu 82 yaşında, Saadet Partisi. Ahmet Davutoğlu 69 yaşında vesaire. Yani birçok siyasi partide böyle. Bir Ali Babacan. Siz evrensizleşim beklentisi. Yani tabii gönül istiyor ki bir nesil değişimi olsun ama dünyanın her yerinde siyasete bakın, Amerikan seçimlerine bakın, 80 plus evet, uzun erkekler. Uzun bir boşluk var, o yüzden de belki evet, nesil değişimi. Yani dolayısıyla hani gönlümüz onu istiyor ama maalesef siyasette kalmaya devam ediyor. Ama popüler isimler daha çok yeni nesilden oluyor. İşte mesela bugün Kürt siyasetinde. Süremiz bitti. Bir dahaki programda konuşalım. Siz boştan dediniz ki 1'e kadar ne konuşacağız? Gördüğünüz gibi 1'de kapatamıyoruz saatte. Sevgili seyirciler,
sözüm var da sona geldik. 4 saatlik bir maratonun sonuna geldik. Aslında bıraksalar daha çok konuşabilirdik. Bugün Şirin Payız'ın geçirdiği kaza ve iyileşme süreci nedeniyle aramızda yoktu. 31 Mart 2024 Türk siyasi tarihinde kuşkusuz unutulmayacak seçimlerden bir tanesi oldu. Tekrar hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi tam 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olarak çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi belki bundan sonra çok sık hatırlayacağı bir seçim süreci yaşadı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez ikinci parti oldu. Bu seçimi daha çok konuşmaya, daha çok tartışmaya, en önemlisi de sonuçlarını hayatımızın üzerinde görmeye devam edeceğiz. Emin olun hepsini bu stüdyoda da tartışmaya devam edeceğiz. Umarım Şirin Payız'ın da yanımızda olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya pazartesi günü Sözüm Var'da yine buluşmak üzere. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde 0...